Tanrısız Gençlik. Ödön von Howard, sesendiren, Rana Toka. Dinlemekte olduğunuz eser, faşizmin yol açtığı ahlaki çöküntüyü ergenlik çağındaki bir grup genç üzerinden anlatmaktadır. Nazi Almanyasına itaat etmek üzere yetiştirilmiş, ırkçılığı, nefreti ve militarizmi içselleştirmiş gençlere atıfta bulunur. Keyifli dinlemeler. Zenciler 25 Mart Masamın üstünde çiçekler duruyor. Ne hoş. Nazik ev sahibemin hediyesi. Çünkü bugün benim doğum günüm. Fakat masaya ihtiyacım olduğundan çiçekleri kenara itiyorum. Yaşlı anne babamın mektubunu da. Annem şöyle yazmış. 34. yaş gününde sevgili yavrum, senin için her şeyin en iyisini dilerim. Yüce Tanrı sana sağlık, şans ve mutluluk versin. Babam da şöyle yazmış. 34. doğum gününde sevgili oğlum, her şeyin gönlünce olmasını dilerim. Yüce Tanrı sana şans, mutluluk ve sağlık versin. Şans her zaman gerekir diye düşünüyorum. Tanrı'ya şükür sağlıklısın da tahtaya vuruyorum. Peki ama mutlu muyum? Hayır, aslında hiç de mutlu değilim. Ama sonuçta hiç kimse mutlu değil ki. Masamın başına oturup bir kırmızı mürekkebin mantarını açıyorum. Bu esnada parmaklarıma mürekkep bulaşmasına sinirleniyorum. İnsanın sağına soluna bulaştırması imkansız olan bir mürekkep icat edilmeli artık. Hayır, gerçekten mutlu değilim. Bu saçma sapan düşüncelere bir son ver diye çıkışıyorum kendime. Emeklilik hakkı olan sağlam bir işin var ve bu dünyanın yarın dönmeye devam edip etmeyeceğini kimsenin bilmediği bir zamanda hiç de az şey değil. Senin yerinde başkaları olsaydı acaba kaçı öpüp de başına koyardı? gerçekten öğretmen olmayı başaran öğretmen adaylarının oranı ne kadar düşük. Bir devlet kurumunun öğretim elemanlarından olduğun ve büyük ekonomik endişeler yaşamadan yaşlanıp aptallaşabileceğin için Tanrı'ya şükret. Hem 100 yaşına kadar yaşayabilirsin, belki de memleketin en yaşlı vatandaşı olacaksın. Ondan sonra doğum gününde fotoğrafın dergide çıkar, altına da şöyle yazarlar. O hala canlı bir zihne sahip. Emekli maaşı da cabası. Unutma da günaha girme. Günaha girmeyip çalışmaya başlıyorum. 26 mavi defter önümde duruyor. 14 yaşlarında 26 olan çocuğu dün coğrafya dersinde bir kompozisyon yazdı. Çünkü ben tarih ve coğrafya dersine giriyorum. Dışarıda hala güneş var. Park şimdi ne kadar güzeldir. Ama görev beni çağırıyor. Defterleri kontrol ediyorum ve not defterine kimin iyi kimin kötü öğrenci olduğunu yazıyorum. Milli eğitim müfredatında kompozisyonlar için öngörülen konu şu. Neden sömürgelerimiz olmalı? Evet neden? O halde okuyalım. Birinci öğrencinin soyadı B harfiyle başlıyor. Bauer. Adı da Frans. Evet Frans Bauer. Neden sömürgelere ihtiyacımız var? Sömürgelere ihtiyacımız var diye yazıyor. Çünkü çok fazla ham maddeye gereksinim duyuyoruz. Çünkü ham maddesi olmadan Son derece gelişmiş endüstrimizi tam kapasiteyle çalıştıramayız. Bunun yerli işçilerin yeniden işsiz kalması gibi feci bir sonucu olur. Çok doğru sevgili Baaver. Aslında meseleler işçiler değil. Değil de ne Baaver? Aslında mesele bütün halk etrafında dönüyor. Çünkü sonuçta işçi de halktan biri. Sonuç olarak kuşkusuz mükemmel bir keşif diye geçiriyorum içimden ve birden bulunduğumuz şu zamanda en eski bilgeliklerin ilk kez kullanılan sloganlar gibi ne kadar sık önümüze getirilip servis edildiğini yeniden fark ediyorum. Yoksa bu hep böyle miydi? Bilmiyorum. Şu anda tek bildiğim yine yeniden 26 kompozisyon okumam gerektiği, hatalı ön koşullarla yanlış sonuçlara varan kompozisyonlar. Hatalı ve yanlış birbirini geçersiz kılsa ne güzel olurdu. Ama yapmıyorlar. Kol kola girmiş, içi boş şarkılar söyleyerek geziniyorlar. Devlet memuru olarak bu güzel namelere en ufak bir eleştiride bulunmaktan sakınırım. Acı da verse herkese karşı bir kişi ne yapabilir ki? Sadece gizlice sinirlenebilir ve artık sinirlenmek istemiyorum. Çabuk kontrol et, daha sinemaya gitmek istiyorsun. Ne yazmış ne böyle? Bütün zenciler üç kağıtçı korkak ve tembeldir demiş. Çok aptalca. Bunun üstünü çizerim ama. Kırmızı mürekkeple sayfanın kenarına anlamsız bir genelleme diye tam not düşecekken birden duraksıyorum. Fakat zenciler hakkındaki bu cümleyi geçenlerde bir yerde duymamış mıydım? Peki ama nerede? Doğru ya. Lokantadaki hoparlörden çınlamış ve neredeyse iştahımı kaçırmıştı. Defterdeki yazıyı öylece bırakıyorum. Çünkü radyoda birinin söylediği bir şeyi hiçbir öğretmen okul defterinde çizemez. Ve okumaya devam ederken sürekli radyo dinliyorum. Fısıldıyor, uluyor, havlıyor, cıvıldıyor, tehdit ediyor. Gazeteler aynısını basıyor ve çocuk cihazlar da defterlerine geçiriyor. T harfini bitirdim. Geçiyorum ve peşinden hemen Z geliyor. W nerede kaldı? Defteri başka bir yere mi koydum? Hayır W dün hastaydı ya. Pazar günü stadyumda zatüreye yakalanmış. Evet babası gerektiği gibi yazılı olarak bunu bana bildirmişti. Zavallı W. Bartaktan boşanırcasına buz gibi yağmur yağarken ne diye stadyuma gidersin ki? Aslında bu soruyu kendime de yöneltebilirim diye düşünüyorum. Çünkü sen de pazar günü stadyumdaydın ve iki takımın sergilemiş olduğu futbol pek parlak olmasa da son düdük çalana kadar sadık bir şekilde sabrettin. Evet hatta maç oldukça sıkıcıydı. Öyleyse neden kaldın? Ve seninle birlikte bilet almış 30 bin seyirci. Neden? Sağ kanat oyuncusu sol içi çalımlayıp ortaladığında, santrafor boş alan bulup şut attığında ve kaleci plonjon yaptığında, orta sağ oyuncusu defansı rahatlattığında ve bir kanat atağı geliştirdiğinde, defans topu kale çizgisinden çıkarttığında bir oyuncu diğerine şarj veya faul veya centilmence bir rest yaptığında, hakem iyi veya zayıf, taraflı ya da tarafsız olduğunda, işte o zaman izleyiciler için dünyada futboldan başka bir şey yoktur. Hava güneşli de olsa, yağmur ya da kar da yağsa böyledir. O zaman seyirci her şeyi unutmuştur. Her şey derken gülümsüyorum. Zenciler muhtemelen. Yağmur yağıyor. Ertesi sabah devletin cimnazyumuna geldiğimde öğretmenler odasına giden merdivenleri çıkarken ikinci katta kopan büyük bir gürültü patırtı duydum. Hızlıca yukarı koştuğumda beş oğlanın E, G, R, H ve T'nin birine yani F'yi dövdüklerini gördüm. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz diye bağırdım onlara. İlla ilkokul çocuğu gibi boğuşmanız gerekiyorsa bari bire bir boğuşun ama bire karşı beş bu düpedüz korkaklık. Boş boş baktılar bana. Beşinin üstüne çullandıkları F de öyle. Yakası sökülmüştü. Size ne yaptı ki diye sordum bu kez. Ama kahramanlar pek konuşkan değildi. Dayak yiyen de öyle. Yavaş yavaş F'nin beşine bir şey yapmadığını ortaya çıkardım. Hatta tam tersi. Beşi elindeki yağlı ekmeği çalmış. Hem de yemek için değil, sırf onu ekmeğinden etmek için. Ekmeği pencereden avluya fırlatmışlar. Aşağı bakıyorum, orada gri taşın üstünde yatıyor. Hala yağmur yağıyor ve ekmek açık rengiyle parlıyor. Düşünüyorum, belki de beşinin ekmeği yoktu ve F'nin ekmeği olması onları kızdırdı. Ama hayır, hepsinin ekmeği vardı. Hatta G'nin iki tane vardı. Ve bir daha soruyorum, peki bunu neden yaptınız? Kendileri de bilmiyor. Önümde durmuş mahcup bir halde sırıtıyorlar. Evet, insan gerçekten kötü olmalı. Bu kitabı mukaddeste de yazıyor zaten. Yağmur dinip tufanın suları çekilince Tanrı konuştu. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan itibaren kötüdür. Tanrı verdiği sözü tuttu mu? Bunu henüz bilmiyorum. Artık ekmeği neden avluya attıklarını da sormuyorum. Sadece öğrenmeye çalışıyorum. Ezelden beri binlerce yıl öncesinden insan medeniyetinin başlangıcından beri var olan, giderek daha da sağlamlaşan, yazılı olmayan erkeksi bir yasadan söz edildiğini hiç mi duymamışlar? İlla ki dövüşecekseniz birebir dövüşün. Her zaman efendiliğinizi koruyun. Ve yeniden beşine dönüp soruyorum. Hiç mi utanmıyorsunuz? Utanmıyorlar. Farklı bir dilde konuşuyorum. Gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Sadece dayak yiyen gülümsüyor. Alay ediyor benimle. Pencereyi kapatın diyorum. Yoksa yağmur içeri girecek. Kapatıyorlar. Bu nasıl bir nesil? Sert ve güçlü mü? Yoksa sadece kaba kuvvetten mi ibaret? Başka bir şey söylemeden öğretmenler odasına gidiyorum. Merdivenlerde durup kulak kabartıyorum. Acaba yine bağırışıyorlar mı? Hayır sessizler. Şaşkınlar. Zengin Pilepler Saat 10'dan 11'e kadar coğrafya dersim vardı. Bu derste dün kontrol ettiğim sömürgeler sorunuyla ilgili ödevi işlemem gerekiyordu. Talimatlara göre kompozisyonların içeriklerine bir söz edilemezdi. Ben de defterleri öğrencilere dağıtırken sadece dil kullanımı, imla ve biçim hakkında konuştum. Birine mesela sol kenardan dışarı yazmayı bırakmasını R'ye paragraf aralıklarının daha büyük olması gerektiğini, Z'ye sömürgenin sömürke diye değil G ile yazılması gerektiğini söyledim. Sadece N'ye defteri geri verirken kendimi tutamadım. Biz beyazların dedim, kültür ve medeniyet yönünden zencilerden üstün olduğumuzu yazmışsın ki bu da doğru olabilir ama zencilerin yaşayıp yaşamamalarının bir önemi olmadığını yazamazsın ki sonuçta zenciler de insandır. Çocuk bana bir an sabit gözlerle baktı, sonra yüzünden rahatsız edici bir gölge geçti. Yoksa yanılmış mıydım? İyi notuyla birlikte defterini aldı, düzgün şekilde önümde eğildi ve yeniden sırasına oturdu. Yanılmadığımı çok geçmeden öğrenecektim. Hemen ertesi gün benim haftada bir velilerle iletişimde kalmak için yapmak zorunda olduğum görüşme saatinde N'nin babası geldi. Gelen veliler çocuklarının ilerlemesini sorar, çoğunlukla alakasız eğitim sorunlarına ilişkin türlü bilgiler alırlardı. Bunlar iyi vatandaşlar, memurlar, subaylar ve tüccarlardı. Aralarında hiç işçi yoktu. Bazı babaların çocuklarının çeşitli kompozisyonlarının içerikleri hakkında benimle aynı fikirde olduğu hissine kapılırdım. Ama sadece birbirimize bakar, gülümser ve hava durumu hakkında konuşurduk. Babaların çoğu benden yaşlıydı. Hatta birisi tam bir ihtiyardı. İki hafta önce en genci 28 yaşına bastı. 17 yaşındayken bir fabrikatörün kızını baştan çıkarmıştı. Zarif bir adamdır. Beni görmeye geldiğinde okulun önüne spor arabasını çeker. Karısı aşağıda arabada oturup bekler. Onu yukarıdan görürüm. Şapkasını, kollarını, bacaklarını. Hepsi o kadar. Ama hoşuma gidiyor kadın. Senin de şimdiye bir oğlun olabilirdi diye düşünüyorum o zaman. Ama dünyaya bir çocuk getirmemek için kendime hakim olmayı biliyorum. Sırf herhangi bir savaşta vurulsun diye mi? N'nin babası nihayet karşımda dikiliyordu. Kendinden emin bir yürüyüşü vardı ve doğrudan gözlerime baktı. Ben Otto N'nin babasıyım. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Bay N diye cevap verdim. Oturması için yer gösterdim ama oturmadı. Öğretmen bey dedi, çok mühim bir mesele için buradayım. Hatta vahim sonuçlar doğuracak bir mesele. Oğlum Otto dün öğleden sonra büyük bir öfkeyle bana geldi. Sizin öğretmen bey düpedüz çirkin bir yorumda bulunduğunuzu söyledi. Benim mi? Evet sizin. Ne zaman? Dünkü coğrafya dersinde. Öğrenciler sömürge sorunuyla ilgili bir kompozisyon yazmışlar ve siz de Ottoma şöyle demişsiniz: "Zenciler de insandır." Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Hayır. Gerçekten bilmiyordum. Beni dikkatlice süzdü. Tanrım amma da aptal diye düşündüm. Burada bulunma sebebim diye yavaş yavaş ve her hecenin üstüne basarak yeniden konuşmaya başladı. Gençliğimden beri adalet için mücadele etmemden kaynaklanıyor. Onun için size soruyorum. Zenciler hakkındaki bu meşhum ifade bu şekilde ve bu bağlamda sizin ağzınızdan çıktı mı çıkmadı mı? Evet dedim gülümseyerek. Boş yere gelmiş değilsiniz yani. Üzgünüm ama diye kabaca susturdu beni. Şakalaşacak durumda değilim ben. Zenciler hakkında böyle bir ifadenin ne demek olduğunun farkında mısınız? Bu vatana karşı bir sabotajdır. Ah beni aptal yerine koyamazsınız. Hangi gizli yollarla ve alçak sahtekarlıklarla insan sevgisi saçmalıklarını masum çocuk ruhlarına işlemeye çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Ama bu kadarı da fazlaydı artık. Kusura bakmayın ama dedim. Bütün insanların eşit olduğu kitab mukaddeste yazılı zaten. Kitab-ı mukaddesin yazıldığı dönemde bugün anladığımız anlamda sömürgeler yoktu diye istifini bozmadan ahkam kesti. Sonra dedi ki: İnsan kitabı mukaddesi metaforik bağlamda anlamalı. Ya mecazi ya da hiçbir şekilde. Beyefendi, Ademle Havva'nın gerçekten var olduklarına inanıyor musunuz? Yoksa sadece metaforik anlamda mı var olduklarını düşünüyorsunuz? Gördünüz mü? Tanrı'yı arkanıza alarak meseleden sıvışamayacaksınız. Bunun için elimden geleni yapacağım. Hiçbir şey yapmayacaksınız dedim ve eğilerek kapıyı gösterdim. Onu kovmuştum. Filip'i de yeniden görüşeceğiz diye bağırdıktan sonra gözden kayboldu. İki gün sonra Filipi'deydim. Müdür beni çağırtmıştı. Dinleyin dedi. Milli eğitimden bir yazı geldi. Ne adında bir fırıncı hakkınızda şikayette bulunmuş. Ortaya bir takım ifadeler atmışsınız. Şimdi ben bunlara aşinayım ve şikayetlerin nasıl ortaya çıktığını biliyorum. Bana bir şey açıklamak zorunda değilsiniz.'' Yine de sevgili meslektaşım böyle bir şeyin tekrarlanmaması gerektiğini söylemek benim görevim. 5679 33 sayılı gizli genelgeyi unutuyorsunuz. Gençleri gelecekteki askeri yeteneklerini herhangi bir şekilde etkileyecek unsurlardan uzak tutmalıyız. Bu şu demek oluyor. Onları ahlaki olarak savaşa hazırlayarak eğitmeliyiz. Nokta. Müdüre baktım. Düşüncelerimi tahmin ederek gülümsüyordu. Sonra yeniden kalkarak ileri geri yürüdü. Yakışıklı yaşlı bir adam diye içimden geçirdim. "Savaş borazanını çaldığıma şaşırıyorsunuz," dedi birden. "Hem haklı olarak şaşırıyorsunuz. Şuna bak, nasıl bir insan diye düşünüyorsunuz? Daha birkaç sene önce ateşli barış mesajlarını imzalarken, bugün peki? Bugün savaş için silahlandırıyor." "Bunu baskı altında kaldığınız için yaptığınızı biliyorum," dedim. Kulak kabarttı. Karşımda durup bana dikkatlice baktı. "Genç adam," dedi ciddiyetle. "Şunu sakın unutmayın. Baskı diye bir şey yoktur. Zamanın ruhuna karşı gelip bir fırıncı ustası tarafından kendimi hapse attırabilirim. Gidebilirim de ama gitmek istemiyorum." "Aynen, gitmek istemiyorum. Çünkü emekli maaşımı tam alabilmek için gereken yaş sınırına ulaşmak istiyorum." "Oh, ne hala diye düşündüm." Kinik biri olduğumu düşünüyorsunuz diye devam etti ve bana neredeyse babacan bir tavırla baktı. Ah hayır, hepimiz insanlığın yüksek seviyelerini arzulayan bizler bir şeyi unuttuk. Zamanı, şu an içinde yaşadığımız zamanı. Sevgili meslektaşım, benim gibi birçok şeyi görmüş biri zamanla meselenin özünü kavrar. Senin için konuşmak kolay tabii diye düşündüm. Sen savaş öncesi o güzel zamanları gördün. Peki ya ben? Ben daha savaşın hüküm sürdüğü geçen sene ilk defa sevdim. Neyi diye sorma. Pilebyen bir dünyada yaşıyoruz diye bana doğru üzüntüyle başını salladı. Eski Roma'yı hatırlayın. İsa'nın doğumundan önce 287 senesini. Patriciler ve Pilepler arasındaki savaş henüz sonuçlanmamışken Pilepler çoktan önemli devlet pozisyonlarını ele geçirmişlerdi bile. İzninizle müdür bey diye itiraz etme cesareti gösterdim. Bildiğim kadarıyla bizde yönetimin başında fakir pilepler bulunmuyor. Sadece ve sadece paradır yöneten. Müdür bana yine şaşkınca bakıp bıyık altından güldü. Doğru ama şimdi size hemen tarih dersinden düşük not vereceğim sayın tarih profesörü. Zengin pileplerin de var olduğunu hepten unutuyorsunuz. Hatırladınız mı? Hatırlıyordum tabii ki. Zengin plepler halktan uzaklaşıp zaten çöküşe geçmiş olan patricilerle yeni bir memuriyet aristokrasisini sözde optimatesi kurdular. Yeniden unutmayın da dedi. Hayır. Ekmek Zincir hakkında bir şeyler söyleme gafletinde bulunduğum sınıfa bir sonraki ders için girdiğimde bir şeylerin yanlış gittiğini anında hissediyorum. Beyefendiler sandalyeme mürekkep mi sürdüler? Hayır. Peki neden böyle sinsi bakıyorlar? Biri elini kaldırıyor. Ne var? Yanıma geliyor, hafiften eğiliyor, bana bir mektup uzatıyor ve yerine geçiyor. Ne oluyor? Mektubu açıyorum, üzerinden hızla geçiyorum. Ayağa fırlamak istiyorum ama kendime hakim olup sanki mektubu dikkatlice okuyormuşum gibi yapıyorum. Evet, hepsi imzalamış. 25'i birden. W hala hasta. Artık sizin derslerinize girmek istemiyoruz diye yazılı mektupta. Çünkü geçen olaylardan sonra biz imza sahipleri artık size güvenmiyoruz ve başka bir öğretmen talep ediyoruz. İmza sahiplerine bakıyorum, her birine tek tek susuyorlar, bana bakmıyorlar. Hiddetimi bastırıp öylesine sorar gibi yapıyorum. Kim yazdı bunu? Kimse el kaldırmıyor. O kadar da korkak olmayın. Kıpırdamıyorlar. Peki diyorum ve yerimden kalkıyorum. Artık kimin yazdığı umrumda da değil. Kendinizi imzanızla belli ettiniz zaten. İyi bana güven duymayan bir sınıfa ders vermeye hiç de niyetim yok. Ama bana inanın en temiz niyetimle. Duraksıyorum. Çünkü birinin sırasının altında bir şeyler yazdığını fark ediyorum o an. Ne yazıyorsun orada dedim. Saklamaya çalışıyor. Ver onu Kağıdı elinden alıyorum ve o küçümseyerek gülümsüyor. Steno yazısıyla ağzımdan çıkan her kelimenin yazıldığı bir kağıt parçası bu. Ya demek beni ispiyonlamak istiyorsunuz diyorum. Sırıtıyorlar. Sırıtın bakalım aşağılıklar. Tanrı aşkına burada gerçekten bir işim kalmadı. Başka birisi sizinle uğraşsın. Müdüre gidiyorum. Olanları anlatıyorum ve başka bir sınıf istiyorum. Gülümsüyor. Diğerlerinin daha iyi olduğunu mu sanıyorsunuz? Sonra benimle sınıfa geri geliyor. Kıyameti koparıyor, bağırıyor hatta küfrediyor. Mükemmel bir oyuncu. Nasıl bir terbiyesizlik diye bağırıyor. Alçaklık, kerataların başka bir öğretmen istemeye hakları yokmuş. Ne sanıyorlarmış, delirmişler mi vesaire. Sonra beni yeniden onlarla baş başa bırakıyor. İşte karşımda oturuyorlar. Benden nefret ediyorlar. Beni mahvetmek istiyorlar. Varlığımı ve her şeyi ve bunların hepsi sırf bir zencinin de insan olduğunu kaldıramadıkları için. Siz insan değilsiniz. Hayır. Ama arkadaşlar siz bekleyin bakalım. Sizin yüzünüzden bir disiplin cezası almayacağım gibi ekmeğimden de olmayacağım. Demek aç kalacakmışım ha. Ne kıyafet ne ayakkabı ne de başımın üstünde bir çatı. Çok isterdiniz değil mi? Hayır. Bundan sonra size sizden başka insanların olmadığını anlatacağım. Bunu zenciler gelip sizi kızartana kadar anlatacağım. Siz kaşındınız. Veba O akşam uyumak istemedim. Gözümün önüne sürekli Siteno yazısı geldi. Evet beni mahvetmek istiyorlar. Kızıl delili olsalar beni işkence kazığına bağlayıp kafamın derisini yüzerlerdi. Hem de vicdan rahatlığıyla. Haklı olduklarından o kadar eminler ki korkunç bir çete yoksa ben mi onları anlamıyorum yoksa 34 yaşımda çok mu yaşlıyım aramızdaki uçurum normalde nesiller arasında olduğundan daha mı derin bugün bu uçurumun geçilemez olduğunu düşünüyorum şu olanların benim için kutsal olan her şeyi reddetmeleri aslında o kadar da kötü değil daha kötü olansa nasıl reddettikleri şöyle ki tanımadan ama en kötüsü de hiç tanımak istemeyişleri Düşüncenin her türlüsünden nefret ediyorlar. İnsanlar umurlarında değil, makine olmak istiyorlar. Vidalar, çarklar, pistonlar, kemerler. Ama makineden de çok cephane olmak isterlerdi. Bombalar, şarapneller, el bombaları. Herhangi bir savaş alanında geberip gitmeyi ne çok isterlerdi. Bir savaş anıtının üstündeki isimleri onların tek ergenlik hayali. Ama dur, en büyük kurbanı vermeye hazır olmak bu büyük bir erdem değil midir? Tabii ki mesele meşru bir dava ise buradaki mesele ne? Hak kendi soyuna iyi gelendir diyor radyo. Bize iyi gelmeyen haksızlıktır. Öyleyse her şeye izin var. Cinayet, soygun, kundaklama, yalancı şahitlik. Evet bunlara sadece müsaade edilmemiştir. Kendi soyunun çıkarları için yapılıyorsa eğer Ortada yanlış hareket bile yoktur. Bu nedir? Bir suçlunun bakış açısı. Antik Roma'daki zengin pilepler vergilerin hafifletilmesi talebini halkın zorla kabul ettireceğinden korktuklarında diktatörlük kulesine çekildiler ve servetiyle borçlu pilepleri hapishaneden kurtarmak isteyen patrici Manlius Capitolinus'u en büyük hain ilan edip ölüm cezasına çarptırdılar. Tarpiya kayasından aşağı attılar. Bir insan toplumu ortaya çıktığı andan itibaren mevcudiyetini korumak için cürümden geri duramaz. Ama bu suçlar gizlendi, örtbas edildi. Onlardan utanç duyuldu. Bugünse onlarla gurur duyuluyor. Bu bir veba. Dosta düşmana hepimize bulaşmış. Ruhlarımız siyah yumrularla dolu. Yakında ölecekler. Sonra yaşamaya devam edeceğiz ama yine de ölü olacağız.'' Benim ruhum da zayıfladı. Gazetede onlardan birinin öldüğünü okuduğumda çok az, çok az diye düşünüyorum. Bugün de hepiniz geberin diye düşünmedim mi? Hayır, şu anda bunu da fazla düşünmek istemiyorum. Elimi yüzümü yıkayıp kafeye gideceğim. Orada her zaman satranç oynayabileceğin biri olur. Odamdan hemen çıkmalı. Hava. Ev sahibem tarafından doğum günümde verilen çiçekler solmuş. Çöpe gidiyorlar. Yarın pazar.'' Kafede tanıdığım kimse yok. Hiç kimse. Ne yapsam? Sinemaya gidiyorum. Nazi propagandasını geniş kitlelere duyuran haftalık aktualite filminde zengin pilepleri görüyorum. Kendi anıtlarının örtülerini indiriyor, temel atıyor ve kendi muhafız bölüklerinin geçit törenlerinde bulunuyorlar. Ardından en büyük kedilerin hakkından gelen bir farecik, onun ardından da İli'nin galip gelmesi için bol bol ateş edilen heyecanlı bir polisiye takip ediyor. Sinemadan çıktığımda çoktan gece olmuş. Ama eve gitmiyorum. Odamdan korkuyorum. Şurada bir bar var. Şayet ucuzsa orada bir şeyler içerim. Pahalı değilmiş. İçeri giriyorum. Genç bir kadın bana ışık etmek istiyor. Tek başına mısınız diye soruyor. Evet diyerek gülümsüyorum. Maalesef. Yanınıza oturabilir miyim? Hayır. Kırgın, geri çekiliyor. Canınızı acıtmak istemedim hanımefendi. Bana kızmayın ama ben yalnızım. Balıkça Altıncı şinepsi içtikten sonra bütün silahların etkisini yok edebilecek bir silahın, yani silahın bir nevi tam tersinin icat edilmesi gerektiğini düşündüm. Ah keşke mucit olsaydım. Neler neler icat ederdim. Dünya ne kadar mutlu olurdu. Ama mucit değilim. Hem ben doğmamış olsaydım dünya neleri kaçırırdı? Güneş buna ne derdi ve o zaman odamda kim kalırdı? Saçma sapan sorma sarhoşsun. Buradasın işte. Doğmamış olsaydın odanın var olup olmayacağını bunu bile bilemezken daha ne istiyorsun? Belki de yatağın o zaman hala bir ağaç olurdu. Gördün mü? Utan utan yaşlı eşek, sanki aşk konusundaki aydınlanmayı henüz hazmedememiş okul çocuğu gibi metafizik havalarla soruyorsun. Gizemin içinde araştırma yapma. Git de yedinci şinapsını iç. İçiyorum, içiyorum. Hanımefendiler ve beyefendiler, barışı sevmiyorum. Hepinize ölüm diliyorum. Ama kolay olanını değil, aksine daha zor bir ölümü. İşkence yeniden getirilmeli. Evet, işkence. İşkence altında suç itiraflarının sayısı yetmez. Çünkü insan kötüdür. Aslında altıncı şinepse kadar müziğinden hiç haz almadığım halde sekizinciden sonra başımı dostane sallayarak piyanisti selamladım. Bana iki kez seslenmiş olan bir beyefendinin önümde durduğunu fark etmedim bile. Ancak üçüncü seslenişinde gördüm onu. Hemen tanıdım. Bu bizim Jules Cesar'dı. Kız lisesinde klasik filologdu. Önceden saygın bir meslektaşken kötü bir işe karıştı. Reşit olmayan bir öğrencisiyle bir ilişkisi oldu ve hapse atıldı. Uzun süre ortalıkta görünmedi. Sonradan onun çerçöple kapı kapı dolaşıp seyyar satıcılık yaptığını duydum. Göze batan oldukça büyük bir kravat iğnesi vardı. Bir minyatür kuru kafa içinde ufak bir ampul takılıydı ve cebindeki pile bağlıydı. Bir düğmeye basınca kuru kafanın göz yuvaları kırmızı parlardı. Bunlar onun şakalarıydı. Karaya oturmuş bir varlık Nasıl olup da birden yanıma oturduğunu ve hararetli bir tartışmaya tutuştuğumuzu bilmiyorum. Evet çok sarhoştum ve sohbetin sadece bazı kısımlarını hatırlıyorum. Jules Cesar şöyle diyor. Şu konuştuklarınız sayın meslektaşım hepsi olgunlaşmamış şeyler. Bir beklentisi kalmamış ve bundan dolayı özgür bir bakışla nesillerin değişimini kavrayan bir insanla sohbet etmenizin vakti gelmiş. Yani siz kolega ve ben bu Adam Rice'a e göre iki nesil ederiz ve sınıfımızdaki keratalarda bir nesildir. Yani Adam Rice'a göre hep beraber üç nesiliz. Ben 60 yaşındayım, siz yaklaşık 30 ve o yaramazlar da 14. Dikkat edin, ergenlik çağındaki deneyimler hayata karşı genel tavır açısından belirleyicidir. Özellikle de erkeklerde. Canımı sıkmayın dedim. Canınızı sıksam da dinleyin beni, yoksa sinirlenirim. Şimdi benim neslin en büyük hatta tek ergenlik problemi kadındı. Yani elde edemediğimiz kadın. Çünkü o zamanlar henüz böyle değildi. Bundan dolayı o günlerdeki en çarpıcı deneyimimiz mastürbasyondu. Hem de bütün eski kafa yan etkileriyle. Yani maalesef sonradan mantıksız olduğu ortaya çıkan, sağlığı bozan sonuçlarıyla vesaire. Kısacası kadına ayağımız takıldı ve dünya savaşının içine düştük. Sizin ergenliğiniz sırasında meslektaşım savaş tam hız devam etmekteydi. Erkek kalmamıştı ve kadınlar daha istekli olmaya başladı. Kendinizle ilgilenme fırsatınız olmadı ki aç kalmış hatunlar sizin bahar uyanışınıza hücum etti. Sizin nesil için kadın artık azize değildi. Onun için sizin gibileri de hiçbir zaman tatmin etmeyecek çünkü en derinlerinizde saf olanı, yüce olanı, ulaşılamaz olanı arz oluyorsunuz. Başka bir de işte kendinizi tatmin etmeyi. Bu durumda kadınlar siz delikanlılara takıldı ve erkekleşmeye düştü. Meslektaşım dedim. Siz bir erotomansınız. Neden? Bütün yaratılışı cinsel açıdan ele aldığınız için. Gerçi bu sizin neslin bir özelliği, hele de sizin yaşınızda ama sürekli yatakta kalmazsınız. Ayağa kalkın, pencereyi açın, bırakın içeriye güneş girsin ve benimle dışarı bakın. Peki dışarıda ne görüyoruz dedi. Güzel bir şey değil ama işte yine de. Bana öyle geliyor ki siz gizli bir romantiksiniz. İstirham ediyorum sözümü bir daha kesmeyin. Oturun sıra üçüncü nesle geldi. Yani bugün 14 yaşında olanlara. Onlar için artık kadın bir problem olmaktan çıktı. Çünkü artık gerçek kadın yok. Sadece ders çalışan, kürek çeken, jimnastik yapan, rap rap yürüyen canavarlar var. Kadınların gitgide cazibesiz olduklarını fark ettiniz mi? Tek yönlü bir insansınız dedim. Kim sırt çantası taşıyan bir Venüs için ayılıp bayılır ki? Ben değil. Evet şimdiki gençliğin şanssızlığı şu ki doğru bir ergenlikleri yok artık. Erotik, politik, ahlaki, benzeri yönden her şey birbirine girdi. Boca edildi. Tek bir kaba atıldı. Ayrıca çok fazla mağlubiyet galibiyet olarak kutlandı. Gençliğin en derin duyguları herhangi bir korkutucu hayalet için kullanıldı. Diğer taraftan da işleri gereğinden fazla kolaydı. Radyonun saçmalıklarını kağıda dökmeleri yeter. Hemen en iyi notları alırlar. Ama yine de istisnalar vardır, Tanrıya şükür. Hangi istisnalar dedim? Korkuyla etrafa bakındı, bana doğru eğildi ve usulca dedi ki: Bir hanımefendi tanıyorum. ''Oğlu real cimnazyuma gidiyor. Adı Robert ve 15 yaşında. Geçenlerde belli bir kitabı okumuş, gizlice. Hayır erotik bir şey değil, bilakis nihilist bir kitap. Adı da ''İnsan Yaşamının Onuru Üzerine'' ve ''Kesinlikle Yasaklı'' dedi. Birbirimize baktık, içtik. ''Yani bunlardan bazılarının gizlice kitap okuduğunu mu düşünüyorsunuz?'' dedim. ''Bunu biliyorum. O hanımefendinin evinde bazen resmen bir toplantı oluyor.'' Kadın çoğu zaman ne yapacağını şaşırmış durumda. Oğlanlar her şeyi okuyor. Ama sadece alay edebilmek için okuyorlar. Aptallığın cennetinde yaşıyorlar ve tek idealleri de hor görme. Soğuk zamanlar geliyor, balık çağı. Balık mı dedim? Ben amatör bir astrolog olabilirim ama dünya balık burcuna dönüyor. O zaman insanın ruhu bir balık suratı kadar hareketsiz olur dedi. Şu seslerle yaptığım uzun konuşmadan aklımda kalanlar bunlar. Bir de ben konuşurken sürekli kuru kafasının ışığını yakıp durarak beni sinir ettiğini hatırlıyorum. Ama anlamsızca sarhoş olsam da kayıtsız kaldım. Sonra yabancı bir odada uyanıyorum, başka bir yatakta yatıyorum. Etraf zifiri karanlık ve ben birinin sakince nefes alışını duyuyorum. Bu bir kadın. Aha uyuyor. Sarışın mısın yoksa esmer mi? Kumral ya da kızıl mı? Hatırlamıyorum. Neye benziyorsun? Lambayı yaksam mı? Hayır, uyumaya devam et. Dikkatlice ayağa kalkıp pencereye ilerliyorum. Hala gece. Bir şey görmüyorum. Ne bir cadde, ne bir ev. Her yer sis. Ve uzak bir sokak lambasının ışığı düşüyor sisin üstüne. Sis su gibi görünüyor. Sanki pencerem denizin altındaymış gibi. Dışarı bakmaktan vazgeçiyorum. Yoksa balıklar yüzerek pencereye gelir ve içeri bakarlar. Kaleci Sabah eve vardığımda ev sahibem beni beklemekteydi. Çok telaşlıydı. Bir beyefendi geldi dedi. 20 dakikadır sizi bekliyor. Onu oturma odasına aldım. Siz neredeydiniz ki? Tanıdıklarımla şehir dışında oturuyorlar. Ben de son treni kaçırdım. Onun için geceyi dışarıda geçirdim dedim. Oturma odasına girdim. Piyanonun yanında ufak tefek mütevazi bir adam oturuyordu müzik albümünün sayfalarını karıştırıyordu ve onu hemen tanıyamadım. Gözleri kızarmıştı. Uykusuz bir geceden kalma diye düşündüm. Yoksa ağlamış mıydı? Ben W'nun babasıyım dedi. Öğretmen bey bana yardım etmelisiniz. Başımıza bir felaket geldi. Oğlum ölecek. Nasıl dedim? Sekiz gün önce futbol stadyumunda çok kötü üşütmüştü ya. Doktorun dediğine göre onu sadece bir mucize kurtarabilirmiş. Ama mucize diye bir şey yok. Annesinin henüz haberi yok, ona söylemeye cesaret edemiyorum. Oğlumun bilinci artık sadece ara sıra açılıyor öğretmen bey. Onun dışında hep havale geçiriyor. Ama kendinde olduğunda hep birini görmek için ısrar ediyor. Beni mi? Hayır, sizi değil öğretmen bey. Kaleciyi görmek istiyor. Şu geçen pazar çok güzel oynamış olan futbolcuyu. Bütün ideali bu. Kaleciyi nerede bulurum? Belki siz bilirsiniz diye. Ona rica edilse belki gelmesi için. Nerede oturduğunu biliyorum dedim ve onunla konuşacağım. Siz eve gidin ben kaleciyi getireceğim. Adam gitti. Hızlıca üstümü değiştirdim hemen çıktım. Kalecinin yanına bana yakın oturuyor. Kız kardeşinin yönettiği spor malzemesi satan dükkanını biliyorum. Pazar günü olduğu için kapalı ama kaleci aynı binada oturuyor. Üçüncü katta. Tam o sırada kahvaltı yapıyordu. Odanın içi kupalarla doluydu. Benimle gelmeyi hemen kabul etti. Kahvaltısını yarım bıraktı. Benden önce merdivenleri indi. İkimiz için bir taksi tuttu ve benim ödememe izin vermedi. Evin kapısında bizi çocuğun babası karşıladı. Daha da küçülmüş gibiydi. Kendinde değil dedi sessizce. Doktor da burada ama gelin. İçeri girin beyler. Kaleci Bey size minnettarım. Odanın içi loştu ve köşede geniş bir yatak duruyordu. Hasta orada yatıyordu. Başı kıpkırmızıydı. Sınıfın en küçüğü olduğunu hatırladım. Annesi de ufak tefekti. Büyük kaleci utanarak durdu. Demek burada onun en sadık hayranlarından biri yatıyordu. Ona tezahüratta bulunan, en çok bağıran, biyografisini bilen, ondan imza isteyen Seve seve kalenin arkasında oturup güvenlikçiler tarafından uzaklaştırılan binlerce kişiden biri yatağın kenarına oturdu ve ona baktı. Anne yatağın üzerine eğildi. "Henrik" dedi. "Kaleci geldi." Oğlan gözünü açtı ve kaleciyi gördü. "Güzel," dedi gülümseyerek. "Geldim," dedi kaleci. "Çünkü beni görmek istemişsin." İngiltere'ye karşı ne zaman oynayacaksınız diye sordu çocuk. Tanrılar bilir dedi kaleci. Federasyonda tartışıp duruyorlar ve en yüksek spor kurulu sürekli araya giriyor. Tarihlerle problemimiz var. Bence ondan önce İskoçya'ya karşı oynarız. İskoçlara karşı daha kolay olur dedi çocuk. Oho, İskoçlar felaket hızlı vuruyorlar hem de her açıdan. Anlat anlat dedi çocuk ve kaleci anlattı. Ün kazanmış galibiyetlerden bahsetti, haksız mağlubiyetlerden, katı hakemlerden ve yozlaşmış yan hakemlerden. Ayağa kalktı, iki sandalye aldı, onları kale yaptı ve bir zamanlar iki penaltıyı peş peşe nasıl kurtardığını gösterdi. Lisbon'da çılgınca bir geçit töreninde aldığı alnındaki yaranın izini gösterdi. İçlerinde kutsal olan şeylerin saklandığı uzak ülkelerden bahsetti. Bedevilerin ellerinde silahlarla seyircilerin arasında oturduğu Afrika'dan ve oyun sahası ne yazık ki taşlardan oluşan güzel Malta adasından. Ve kaleci böyle anlatırken küçük W uyudu. Mutlu bir gülümsemeyle, sessizce ve huzurlu. Cenaze töreni bir çarşamba günü yapıldı. Öğleden sonra saat bir buçukta. Mart güneşi parlıyordu. Paskalya yaklaşıyordu açık mezarın etrafında duruyorduk. Tabut aşağı indirilmişti bile. Okul müdürü neredeyse bütün meslektaşlarla birlikte oradaydı. Sadece fizikçi eksikti. Garip bir insan. Cenaze konuşmasını rahip yapıyordu. Çocuğun anne babası ve birkaç akrabası hareketsiz duruyordu. Bizim karşımızda yarım daire şeklinde ölen çocuğun sınıf arkadaşları vardı. Tüm sınıf 25'i birden. Mezarın yanında çiçekler duruyordu. Güzel bir çelenkte sarı yeşil kurdelenin üzerinde şunlar yazılıydı. Son kez selamlar, kalecin. Sonra rahip açan ve solan çiçekten bahsederken neyi fark ettim. Onu izledim. Yüzünde tek bir hareket yoktu. Şimdi bana bakıyordu. O senin azılı düşmanın diye hissettim. Seni zarar veren olarak görüyor.'' Sakın hele bir büyüsün. O zaman her şeyi yıkacaktır. Hatta hatıralarının kalıntılarını da. Şu an senin o mezarda yatmanı diliyor. Bir zamanlar yaşadığını kimse öğrenmesin diye senin mezarını da yok edecektir. Onun ne düşündüğünü bildiğini belli etmemelisin diye geçirdim içimden. Mütevazi ideallerini kendine sakla. Neden sonra da birileri gelecektir. Başka nesiller, sanma ki dostum ne? Benim ideallerimden daha uzun yaşayacaksın. Belki benden daha uzun yaşarsın. Böyle düşüncelere dalmışken, N'nin dışında bir başkasının daha bana gözlerini diktiğini fark ettim. Bu T'ydi. Sessizce gülümsüyordu. Üstün ve alaycı. Düşüncelerimi anladı mı ne? Hala garip bir donuklukla gülüyordu. İki açık renk yuvarlak göz bana bakıyor ışıltısız, parıltısız. Bir balık mı? Topyekün Savaş Milli Eğitim 3 yıl önce bir talimatname çıkardı. Bununla geleneksel Paskalya tatilini bir biçimde ortadan kaldırıyordu. Bütün orta öğretimdekilerin Paskalya Bayramı'nın ardından çadır kamplarına yerleşme talimatı geldi. Çadır kampı adı altında askeri ön eğitim başlıyordu. Öğrenciler sınıfça 10 gün boyunca sınıf öğretmeninin gözetimi altında sözde açık havada askerler gibi kamp yapacaklardı. Emekli çavuşlar tarafından eğitilen çocuklar talim, uygun adım yürümek ve 14 yaşından itibaren de silahla ateş etmek zorundaydılar. Tabii ki bütün öğrenciler coşkuyla katılıyorlardı. Biz öğretmenler de sevinirdik çünkü Kızıl Derili oyununu biz de severiz. İşte Paskalya'nın denk geldiği salı günü uzak bir köyün sakinleri kocaman bir otobüsün gelişini görebildi. Şoför sanki itfaiye geliyormuşçasına kornaya basıyordu. Kazlar ve tavuklar korkuyla kaçışıyor, köpekler havlıyor, herkes koşturarak bir araya toplanıyordu. Oğlanlar geldi, şehirden oğlanlar. Sabah sekizde cimnazyumun önünden yola çıkmıştık. Şimdi belediye binası önünde durduğumuzda ise saat iki buçuktu. Belediye başkanı bizi karşılıyor, jandarma komutanı selam çakıyor. Köyün öğretmeni de tabii ki yerinde ve işte rahip de koşarak geliyor. Geç kalmış. Topluca sevimli bir bey. Belediye başkanı bana haritada çadır kampımızın yerini gösteriyor. Rahat yürüyüşle bir saatlik mesafe. Çavuş oraya çoktan gitti bile diyor jandarma komutanı. İki istihkam eri istihkam aracıyla çadır tentelerini yukarı çıkarttılar. Sabahın köründe hem de. Çocuklar otobüsten inip bagajlarını bir araya getirirken ben hala haritayı inceliyordum. Köy uzaktaki denizin seviyesinin 761 metre üzerinde kalıyor. Büyük dağların çok yakınındayız. Hepsinin yüksekliği 2000 metreyi aşıyor. Ama onların arkasında asıl yüksek, karanlık ve dorukları ebedi karlı olanlar bulunuyor. Bu nedir diye soruyorum belediye başkanına ve haritada görünen köyün batı kenarında yer alan bina kompleksini gösteriyorum. Bu bizim fabrika diyor belediye başkanı. Civardaki en büyük kereste fabrikasıdır ama maalesef geçen sene kapatıldı. Karlılık nedenleriyle diye ekliyor ve gülümsüyor. Şimdi bir sürü işsizimiz var. Zor bir durum. Öğretmen lafa karışıyor ve kereste fabrikasının bir tröste ait olduğunu açıklıyor. Onun hissedarlarından ve denetim kurulundan haz almadığını fark ediyorum. Ben de öyle. Köy yoksul diye anlatmaya devam ediyor. Köyün yarısı rezil bir ödeme karşılığı evden çalışıyormuş. Çocukların üçte biri yetersiz besleniyormuş. Evet evet diye gülümsüyor jandarma komutanı. Bütün bunlar bu güzelim tabiatın ortasında hem de. Çadır kampına doğru yola çıkmadan önce rahip beni kenara çekip konuşuyor. Bir dinleyin hele sevgili öğretmen bey. Ufak bir noktaya dikkatinizi çekeyim. Sizin kamptan bir buçuk saat uzakta bir şato var. Hükümet orayı satın aldı. Şimdi oraya sizin olanların yaşında kızlar yerleştirildi. Kızlar da tüm gün ve gecenin yarısı etrafta dolaşıyorlar. Dikkat edin de kulağıma şikayet gelmesin. Gülümsüyor. Dikkat edeceğim diyorum. Kusura bakmayın diyor ama 35 senenizi günah çıkarma kürsüsünde geçirseydiniz bir buçuk saatlik mesafeye karşı biraz şüpheci olurdunuz. Gülüyor. Bana bir ara uğrayın öğretmen bey. Çok güzel yeni bir şarap geçti elime. Saat 3'te yürümeye başlıyoruz. Önce bir patikadan geçiyoruz. Sonra sağ taraftan bir bayır yukarı. Dolan başta yollardayız. Dönüp vadiye bakıyoruz. Etraf çam sakızı kokuyor. Uzunca bir orman. Ağaçlar seyrelmeye başlıyor, önümüzde bir çayır beliriyor. Bizim yerimiz dağlara gittikçe yaklaşıyoruz. Çavuş ve iki istekemeri tentelerin üzerine oturmuş iskambil oynuyorlar. Geldiğimizi gördüklerinde hemen ayağa kalkıyorlar ve çavuş kendini bana asker olarak tanıtıyor. Aşağı yukarı 50 yaşında, yedekte bekleyen bir adam. Sade bir gözlüğü var, belli ki dürüst bir adam. Sıra işe geliyor. Çavuş ve erler çocuklara çadırların nasıl kurulduğunu gösteriyor. Ben de el atıyorum. Kampın ortasında dörtgen bir alanı açık bırakıyor ve oraya bayrağımızı dikiyoruz. Üç saat sonra kent kurulmuş oluyor. Erler selam verip köye iniyor. Bayrak direğinin dibinde büyükçe bir sandık duruyor. Silahlar onun içinde. Hedefler dikiliyor. Yabancı üniformalar içinde tahta askerler var. Akşam oluyor. Ateş yakıp yemek pişiriyoruz. Tadı hoşumuza gidiyor ve asker şarkıları söylüyoruz. Çavuş bir şinep içiyor ve sesi kısılıyor. Daha rüzgar esmeye başlıyor. Buzullardan geliyor diyor çocuklar ve öksürüyorlar. Ölen W'yu düşünüyorum. Evet, sen sınıfın en küçüğüydün ve en nazik olanı. Bence sen zenciler hakkında kötü şeyler yazmayacak tek kişiydin. Bu yüzden gitmen gerekti. Neredesin şimdi? Masallarda olduğu gibi seni bir melek mi alıp götürdü? Seninle birlikte bütün vefat eden futbolcuların olduğu yere mi uçtu? Kalecinin bir melek olduğu, hakemin bile melek olup topun arkasından uçanlarla düdük öttürdüğü yere. Çünkü cennette bu offside'dir. Oturduğun yer iyi mi? Tabii ki. Çünkü orada herkes tribünde ilk sırada orta yerde oturur.'' Buna karşın seni sürekli kalenin arkasından kovan görevliler de bir sürü devin arkasında kalmış, oyun sahasını göremez haldeler. Gece oluyor, yatmaya gidiyoruz. Yarın işin ciddi kısmı başlayacak, diyor çavuş. Benimle aynı çadırda kalıyor, horluyor. Saate bakmak için el fenerimi tekrar yakıyorum ve bu esnada çadırım benden tarafında kahverengi kırmızı bir leke görüyorum. Bu nedir? Yarın ciddi işler başlayacak diye düşünüyorum. Evet ciddi işler. Bayrak direğinin yanındaki sandığın içinde savaş yatıyor. Evet savaş. Savaş alanında duruyoruz. Ve ben o iki istihkam erini hala emir vermek zorunda olan yedekteki çavuşu ve üzerlerinde ateş talimi yapılacak tahta askerleri düşünüyorum. Okul müdürü geliyor aklıma. Ne ve babası. Filippi'deki fırıncı ustası. Artık çalışmayan kereste fabrikasını düşünüyorum ve yine de hala para kazanan hissedarları. Gülümseyen jandarmayı, içen rahibi, yaşamamaları gereken zencileri, yaşayamayan ev işçilerini, milli eğitimi ve yetersiz beslenen çocukları ve balıkları düşünüyorum. Hepimiz savaş alanında duruyoruz. Ama cephe nerede? Gece rüzgarı esiyor, çavuş horluyor, şu kahverengi kırmızı leke de nedir? Kan mı Uygun adım yürüyen Venüs Güneş doğuyor kalkıyoruz derede yıkanıyor ve çay yapıyoruz. çavuş kahvaltıdan sonra oğlanları boylarına göre iki ayrı sıraya sokuyor. sayıyorlar, çavuş onları takımlara ve gruplara ayırıyor. Bugün henüz ateş edilmeyecek diyor. Bugün önce biraz talim yapılacak. Acımasızca sıraların dümdüz olup olmadığını kontrol ediyor. Gözünün tekini kısıyor, biraz öne, biraz geri. Özellikle de arkadaki üçüncü, neredeyse bir kilometre önde duruyor. Üçüncü kişi Z oluyor. Ne kadar zor hizaya getirildiğine şaşırıyorum ve birden N'nin sesini duyuyorum. Z'ye kızıyor. Bu tarafa aptal diyor. Hadi hadi diyor çavuş. Kavalaşmaya gerek yok. Askerlere fırça çekilen zaman geride kaldı. Ama bugün aşağılama yok artık. Bunu aklından çıkartma tamam mı? N ses çıkartmıyor. Kızarıyor ve bana kaçamak bir bakış fırlatıyor. Seni şu anda boğabilirdi diye hissediyorum. Çünkü rezil olan kendisi. Seviniyorum ama gülemiyorum. Alay marş marş diye emir veriyor çavuş. Ve ondan sonra alay yola koyuluyor. Önde büyükler, arkada küçükler. Kısa sürede ormanda kayboluyorlar. İki kişi benimle kampta kalıyor. Bir M, bir de B. Patates soyuyor, çorba yapıyorlar. Sessiz bir coşkuyla çalışıyorlar. Öğretmenim diye birden bağırıyor M. Şurada yürüyerek gelenlere baksanıza. Oraya bakıyorum. Yaklaşık 25 genç kız askeri düzende uygun adım ilerliyor. Ağır sırt çantaları taşıyorlar ve yaklaştıklarında şarkı söylediklerini duyuyoruz. Tiz soprano sesleriyle asker şarkıları söylüyorlar. BKK'yı patlatıyor. Çadır kampımızı görüp duruyorlar. Önderleri kızlara bir şey diyor ve sonra tek başına bize doğru geliyor. 200 metre kadar ona doğru yürüyorum. Karşılıklı kendimizi tanıtıyoruz. Büyük bir ilçede öğretmenmiş, kızlar da onun sınıfındaymış. Bu arada bir şatoda kalıyorlarmış. Demek ki bunlar bizzat rahibin beni varlıkları konusunda uyardığı kızlar. Meslektaşıma geri dönüşte eşlik ediyorum. Kızlar bana bön, bön tıpkı meradaki öküzler gibi bakıyor. Hayır rahip hiç tedirgin olmasın. Çünkü doğruya doğru bunlar hiçbir şekilde çekici görünmüyor. Terli, kirli ve bakımsız halde bakanın gözüne hiç hitap etmiyorlar. Öğretmen hanım düşüncelerimi seziyor sanki. Demek ki en azından akıl okuma konusunda hala bir kadın. Ve bana şunları açıklıyor. Ne janjanda ne de ıvır zıvırda gözümüz var. Biz gösteriş ilkesinden çok başarı ilkesine önem veririz. Bu iki ilkenin değersizliği hakkında onunla tartışmak istemiyorum. Sadece hımm deyip geçerek bu zavallı hayvanların yanında ne bile daha insan diye düşünüyorum. Sonuçta biz Amazonlarız diye devam ediyor öğretmen hanım. Ama Amazonlar sadece bir efsanedir. Sizse maalesef gerçeksiniz. Havvanın yoldan çıkmış kızları. Jules Cesar aklıma geliyor. Sırt çantası taşıyan bir Venüs için ayılıp bayılmıyor. Ben de öyle. Öğretmen hanım yürüyüşe geçmeden kızların bu sabah kaybolan uçağı arayacaklarını anlatıyor. Neden bir uçak mı düştü ki? Hayır. Kayıp uçağı arama genç hanımlar için yeni bir savunma oyunu. Büyük beyaz bir karton kutu çalılıklarda gizlenir. Sonra kızlar avcı hattında bitki örtüsünün dibine üşüşüp saklanan kutuyu ararlar. Savaş ihtimali için düşünülmüş diye açıklıyor. Bir uçak düşerse hemen devreye girebilmemiz için Tabii ki iç bölgede. Çünkü ne yazık ki kadınlar cepheye gidemiyor. Ne yazık ki mi? Sonra askeri düzenle uzaklaşıyorlar. Peşlerinden bakıyorum. Zaten kısa olan bacaklar onca yürüyüşten daha da kısalmış ve kalınlaşmış. Yürüyün bakalım geleceğin anaları. Yabani ot. Gökyüzü yumuşak, yeryüzü soluk. Dünya Nisan adında bir sulu boya tablosu. Kampın etrafından dolanıp bir toprak yolu takip ediyorum. Şu tepenin arkasında ne var? Yol genişçe kıvrılıyor, çalılardan kurtuluyor, hava ebedi istirahat kadar sessiz. Hiçbir şey uğuldamıyor, hiçbir şey vızıldamıyor. Böceklerin çoğu hala uyuyor. Tepenin arkasında derin bir ovanın içinde ıssız bir çiftlik duruyor. Görünürde kimseler yok. Köpek de çekip gitmiş gibi. Tam aşağı inmek üzereyken birden istemsizce duruyorum. Çünkü çiftliğin yanındaki dar yolun üzerindeki çalının arkasında üç kişi görüyorum. Saklananlar çocuk, iki olan bir kız. Olanlar 13 yaşında vardır. Kız belki iki yaş daha büyük. Yalın ayaklar. Ne karıştırıyorlar? Neden saklanıyorlar? Bekliyorum. Şimdi olanlardan biri kalkıp çiftliğe doğru yürüyor. Birden irkiliyor ve hızla yeniden çalının arkasına saklanıyor. Bir arabanın sesini duyuyorum. Hantal atları olan tahta bir yük arabası yavaşça geçiyor. Araba gözden kaybolunca oğlan yeniden çiftliğe doğru gidiyor. Yaklaşıp evin kapısını çalıyor. Çekiçle vurmuş olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla gürültü çıkardı. Kulak kabartıyor, diğer ikisi de öyle. Kız kafayı uzatmış, çalının üstünden bakıyor. Uzun boylu ve zayıf diye geçiriyorum içimden. Oğlan yeniden kapıyı çalıyor. Bu kez daha da gürültülü. O zaman kapı açılıyor ve yaşlı bir köylü kadın görünüyor. Bastonuna eğilmiş yürüyor. Etrafına bakıyor, sanki havayı kokluyor. Oğlandan çıt çıkmıyor. Yaşlı kadın birden bağırıyor. Kim var orada? Oğlan önünde dururken neden bağırsın ki? Yine bağırıyor. Kim var orada? Bastonun yardımıyla ilerleyerek oğlanın yanından geçip gidiyor. Onu görmüyor sanki. Kör mü ki? Kız açık kapıyı işaret ediyor. Bu bir emir gibi görünüyor ve oğlan parmak uçlarına basarak sinsice eve giriyor. Yaşlı kadın durup kulak kabartıyor. Evet kör. Evden bir şangırtı geliyor. Sanki bir tabak kırılmış gibi. Kadın korkuyla irkilerek bağırıyor. İmdat diye. Kız anında kadının üstüne atılıp eliyle ağzını kapatıyor. Oğlan elinde bir somun ekmek ve bir vazo ile kapıda beliriyor. Kız bastona vurarak kadının elinden düşürüyor. Aşağı koşturuyorum. Kör kadın sendeliyor, ayağa takılıyor ve düşüyor. Üç çocuk ortalıktan kayboluyor kadınla ilgileniyorum. İnliyor. Bir çiftçi koşarak geliyor. Yaygarayı duymuş. Bana yardım ediyor. Kadını içeri götürüyoruz. Çiftçiye gördüklerimi anlatıyorum. Pek şaşırmamış gibi. Evet evet açık kapıdan girebilmek için yaşlı anayı dışarı çektiler. Hep aynı serseriler. Ancak yakalandıkları yok. Kargalar gibi hırsızlık yapıyorlar. Tam bir soygun çetesidir. Çocuklar mı diyorum? Evet diyor çiftçi. Kızların kaldığı ilerideki şatoda da hırsızlık yaptılar. Daha yakın zamanda neredeyse kıyafetlerin yarısını çaldılar. Dikkat edin de sizin kampı da ziyaret etmesinler. Hayır hayır biz dikkat ederiz diyorum. Bunlardan her şey beklenir. Yabani ot gibiler, ortadan kaldırılmaları gerek. Kayıp uçak. Kampa geri dönüyorum. Kör kadın sakinleşmiş ve bana minnettardı. Ne için? Onu yerde yığılı bırakmayışım doğal değil mi ki? Şu çocuk milleti amma da gaddar. Birden duruyorum çünkü garip bir şey hissediyorum. Bu gaddarlığa öfkelenmiyorum. Hele çalınan ekmeğe hiç değil. Sadece yargılıyorum. Neden öfkeli değilim? Zıkkımlanacak bir şeyleri olmayan zavallı çocuklar oldukları için mi? Hayır, nedeni bu değil. Yol genişçe kıvrılarak devam ediyor. Ben kestirmeden gidiyorum. Bunu rahatlıkla yapabilirim çünkü sağlam yön duygumla çadır kampını bulacağımdan eminim. Çalılıkların arasında yürüyorum. Yabani otlar burada büyüyor. Sürekli o kızı düşünesim geliyor. Nasıl da uzanıp çalının üstünden bakmıştı. Hırsızların elebaşı o mu? Gözlerini görmek istiyorum. Hayır, ben bir aziz değilim. Çalılar gittikçe gürleşiyor. Orada yerde yatan da ne? Beyaz bir karton kutu. Üzerinde kırmızı harflerle uçak yazıyor. Aa, kaybolan pilot. Onu henüz bulamamışlar. Demek buraya düştün. Bir hava muharebesi miydi? Yoksa bir uçak savar topu mu? Bir bombacı mıydın? Şimdi burada yatıyorsun, parçalanmış, yanmış, kül olmuş halde. Ah kutu, zavallı. Yoksa hala hayatta mısın? Ağır yaralısın da bulamıyorlar mı seni? Düşman mısın yoksa bizden mi? Kaybolan pilot, şimdi ne için ölüyorsun? Kutu, birden bir ses duyuyorum. Kimse bunu değiştiremez. Bu bir kadın sesi. Üzgün ve yürekten. Çalıların arasından geliyor. Dalları hafifçe kenara çekiyorum. Şatodan iki kız oturuyor orada. Kısa kalın bacaklarıyla. Birinin elinde tarak var. Diğeri ağlıyor. Beni ne ilgilendirir şu kayıp pilot diye hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ne diye ormanın içinde koşturup durayım ki? Bak bacaklarım nasıl şişti. Artık yürümek istemiyorum ben. Bana kalsa kayıp pilot geberip gidebilir. Ben yaşamak istiyorum. Hayır Enni, gitmek istiyorum gitmek. Şatoda uyumayayım yeter. Orası resmen hapishane. Yıkanıp taranmak istiyorum ben. Sakin ol diye onu teselli ediyor Eni. Kızın yağlı saçlarını ağlamaktan şişmiş yüzünde şefkatle geriye taradı. Biz zavallı kızlar ne yapalım? Geçen gün öğretmen de gizlice ağlıyordu. Annem hep der, erkekler çıldırdı ve kanunları yapan onlar. Kulak kesiliyorum. Erkekler mi? Eni arkadaşını alnından öpüyor ve ben utanıyorum. Bugün onlarla alay etmeye ne kadar da hazırdım. Evet belki de Eni'nin annesi haklıdır. Erkekler çıldırdı, çıldırmayanların da azmış delilere deli gömleğini giydirmeye cesareti yok. Evet kadın haklı, ben de korkan tekiyim. Eve dön. Kampa giriyorum. Patatesler soyulmuş, çorbanın dumanı tütüyor. Alay geri dönmüş. Çocuklar keyifli, Yalnızca çavuş baş ağrısından yakınıyor. Kendini biraz fazla yormuş ama bunu itiraf etmekte istemiyor. Birden soruyor. Öğretmen bey sizce ben kaç yaşındayım? 50 civarı. 63. İltifat görmüşçesine gülümsüyor. Ben dünya savaşında bile kara harekatındaydım. Savaş anılarını anlatmaya başlayacak diye korkuyorum ama boşuna korkuyorum. En iyisi savaş hakkında konuşmayalım diyor. Benim üç yetişkin oğlum var. Dalgın dalgın dağları seyrediyor ve aspirin yutuyor. Bir insan. Ona soygun çetesinden bahsediyorum. Ayaklanıyor ve çocukları anında bir araya topluyor. Alaya bir konuşma yapıyor. Gece nöbet tutulacakmış. İkişer saatliğine dörder olan. Doğu, batı, kuzey, güney. Kamp savunulmalıymış. Canla başla son adama kadar. Çocuklar heyecanla çığlık atıyorlar. Yaşasın, Garip diyor çavuş. Artık başım ağrımıyor. Öğlen yemeğinden sonra köye iniyorum. Belediye başkanıyla halletmem gereken konular var. Bazı formaliteler ve gıda tedariği. Çünkü yemek yemeden talim yapılamaz. Belediye başkanının yanında rahibe rastlıyorum. Beni rahat bırakmıyor. Onunla evine gidip mükemmel yeni şarabını denemeliymişim. Ben memnuniyetle içerim. Rahip de dost canlısı bir beyefendi. Köyün içinden geçiyoruz. Çiftçiler rahibi selamlıyor. Papaz evine en kısa yoldan götürüyor beni. Bir yan sokak sapıyoruz. Çiftçilerin evi burada bitiyor. Burada evden çalışanlar yaşıyor diyerek gökyüzüne bakıyor rahip. Gri evler dip dibe dizilmiş. Ancak pencerelerde oturmuş beyaz ve ihtiyar suratlı çocuklar oyuncak bebekleri rengarenk boyuyor. Arkaları zifiri karanlık. Işıktan tasarruf ediyorlar diyor rahip ve ekliyor. Bana selam vermiyorlar. Kışkırtılmışlar. Birden adımlarını hızlandırıyor. Memnuniyetle onunla gidiyorum. Çocuklar bana kocaman, garip ve sabit gözlerle bakıyorlar. Hayır, bunlar balık değil. Bakışlarındaki küçümseme değil. Nefret. Nefretin ardında da karanlık odalara çökmüş keder var. Işıktan tasarruf ediyorlar çünkü ışıkları yok. Rahibin evi kilisenin yanında bulunuyor. Kilise süssüz, sade bir bina. Rahibin evi ise öylece asude duruyor. Kilisenin etrafında mezarlık var. Rahibin evinin etrafında ise bir bahçe. Kilisenin kulübesinde çanlar çalıyor. Rahibin evinin bacasında mavi bir duman tütüyor. Ölümün bahçesinde beyaz çiçekler açıyor. Rahibin bahçesinde ise sebze yetişiyor. Orada haçlar var, burada bahçe cüceleri. Uyuyan bir ceylan, bir de mantar. Rahibin evinin içinde temizlik hüküm sürüyor. Havada uçuşan tek bir toz zerresi bile yok. Yan taraftaki mezarlıksa toz içinde. Rahip beni en güzel odasına buyur ediyor. Buyurun oturun ben şarabı getireyim. Mahzene gidiyor ben yalnız kalıyorum. Oturmuyorum. Duvarda bir tablo asılı. Tanıyorum bunu. Annemle babamın evinde de asılı. Çok dindardırlar. Savaş sırasındaydı. Tanrı'yı terk etmiştim. Delikanlılık çağındaki birinden, Tanrı'nın bir dünya savaşına müsaade etmesini kavramasını beklemek biraz fazlaydı. Hala tabloyu seyrediyorum. Tanrı çarmıha gerilmiş, asılı. Ölmüş. Meryem ağlıyor. Yuhanna onu teselli ediyor. Kapkara gökyüzünü bir şimşek yarıyor. Ve sağ ön tarafta mifer ve zırhlı bir savaşçı duruyor. Romalı yüzbaşı. Ve tabloyu öyle seyrederken baba evimi özlüyorum. Yeniden çocuk olmak istiyorum. Fırtına çıktığında pencereden bakmak istiyorum. Bulutlar alçaldığında, gök gürleyip dolu yağdığında, gün karardığında ve ilk aşkım düşüyor aklıma. Onu bir daha görmek istemiyorum. Eve dön. Ve üzerinde oturup düşündüğüm bank geliyor aklıma. Ne olmak istiyorsun? Öğretmen veya doktor? Doktordan çok öğretmen olmak istemiştim. Hastaları iyileştirmekten çok sağlıklı olanlara bir şeyler vermek, daha güzel bir geleceğin inşası için ufak bir taş vermek istemiştim. Bulutlar dağılıyor, kar gelecek. Eve dön. Doğduğun eve dön. Dünyada hala ne arıyorsun? Mesleğim artık beni mutlu etmiyor. Eve dön. İnsanlığın ideallerini ararken Rahibin şarabının tadı güneşe benziyor. Ama kekin tadı tütsü gibi. Köşede oturuyoruz. Bana evini gösterdi. Aşçısı şişman bir kadın. Yemekleri kesin güzeldir. Ben fazla yemem diyor rahip birden. Düşüncelerimi mi okudu ne? Onun yerine daha çok içerim diyor ve gülüyor. Benim pek gülesim yok. Şarabın tadı hem var hem yok. Konuşuyorum ama mütemadiyen sıkılarak duraksıyorum. Neden acaba? Zihninizi meşgul eden şeyi biliyorum diyor rahip. Pencerelerde oturmuş, oyuncak bebek boyayan ve bana selam vermeyen şu çocukları düşünüyorsunuz. Evet çocukları da düşünüyorum. Bana öyle geliyor ki düşüncelerinizi tahmin etmem sizi şaşırtıyor ama bu benim için zor değil. Çünkü buradaki köy öğretmeni de sürekli etrafta bu çocukları görüyor. Nerede karşılaşsak tartışırız. Benimle rahatça konuşabilir. Ben dinlemeyip hemen kızan diğer rahiplere benzemem. Ben Aziz Ignacio'ya uyarım. O şöyle der. Ben her insanla kendi kapısından girerim ki onu benim kapımdan dışarı çıkartabileyim. Bense belli belirsiz gülümseyip susuyorum. Kadehindekini bitiriyor, ona beklentiyle bakıyorum. Henüz konuya hakim değilim. "Sıkıntının nedeni" diye devam ediyor, "benim şarap sevmemde değil. Aksine kereste fabrikasının üretiminin durmasında yatıyor." Bizim buradaki öğretmen teknolojinin çok hızlı gelişmesinden dolayı başka üretim ilişkilerine ve mülkiyetin yepyeni bir biçimde denetlenmesine ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Haklı. Neden bana böyle şaşkın bakıyorsunuz? Açık konuşmaya izin var mı dedim. Elbette dedi. Bence kilise her zaman zenginlerin tarafını tutuyor. Bu doğru, mecbur olduğu için. Mecbur mudur? Zenginlerin hüküm sürmediği bir devlet biliyor musunuz? Zengin olmak yalnızca para sahibi olmakla yaş anlamlı değil ki. Artık kereste fabrikası hissedarları olmayınca o halde başka zenginler hüküm sürecektir. Zengin olmak için hisse senetlerine ihtiyaç yok. Bazı insanların diğer insanların tümüne nazaran daha fazlasına sahip olduğu bir takım değerler her zaman olacaktır. Yakada daha fazla yıldız, kolda daha fazla şerit, göğüste daha fazla madalya, Görünür veya görünmez çünkü zengin ve fakir her zaman olacaktır. Aynı aptal ve akıllı gibi ve kiliseye de öğretmen bey maalesef bir devletin nasıl idare edileceğine hükmetme hakkı verilmemiştir ve ne yazık ki her zaman zenginler tarafından yönetilen devletin tarafında durmak onun görevidir. Görevi midir? İnsan doğası gereği sosyal bir varlık olduğundan aile, topluluk ve devlet içinde bağlantıya muhtaçtır. Devlet tek bir hedefe hizmet etmesi gereken tamamen insani bir kurumdur. O hedefte dünyevi mutluluğun imkanlar çerçevesinde oluşturulmasıdır. Devlet doğal gerekliliktir. Yani Tanrı iradesidir ve itaat de vicdani bir görevdir. Günümüz devletinin imkanlar çerçevesinde dünyevi mutluluk oluşturduğunu iddia etmiyorsunuz herhalde dedim. Bunu kesinlikle iddia etmiyorum. Çünkü bütün insan toplumu kibir, riya ve kaba kuvvet üzerine kuruludur. Pascal nasıl der? Hakikati arzularız fakat içimizde sadece belirsizlik buluruz. Mutluluk arar fakat sadece sefalet ve ölüm buluruz. Basit bir köy rahibinin Pascal'dan alıntı yaptığına şaşırıyorsunuz. Şaşırmanıza gerek yok. Çünkü ben basit bir köy rahibi değilim. Sadece bir süreliğine buraya atandım. Hani derler ya, bir anlamda sürgüne gönderildim gülümsüyor. Evet evet dine hiç karşı gelmemiş birinin asis olmasına ve hiç aptallık etmemiş birinin bilgi olmasına çok ender rastlanır. Ve hayatın ufak aptallıkları olmasa hiçbirimiz de dünyada olmazdık. Sessizce gülüyor ama ben ona eşlik etmiyorum. Yine kadehini dikiyor birden soruyorum. Eğer devlet düzeni tanrı iradesi ise yanlış diye sözümü kesiyor. Devlet düzeni değil, devletin kendisi doğal gerekliliktir. Yani Tanrı iradesidir. Aynı şey dedim. Hayır, aynı şey değil. Tanrı doğayı yarattı. Yani doğal gereklilik olan şey Tanrı iradesidir. Ama doğanın yaratılmasının sonuçları, yani bu durumda devlet düzeni özgür insan iradesinin bir ürünüdür. O halde sadece devlet Tanrı iradesidir ama devlet düzeni değil. Peki bir devlet yok olduğunda bir devlet hiçbir zaman yok olmaz. En fazla bir başkasına yer açmak için toplumsal yapısı çözülür. Devletin kendisi her zaman baki kalır. Onu oluşturan ulus ölse bile. Çünkü o zaman başka bir tanesi gelir. Dedim ki, yani bir devlet düzeninin çöküşü doğal bir gereklilik değil. Gülümsedi. Bazen böyle bir çöküş tanrı iradesiyle bile olabiliyor dedi. Peki bir devletin toplumsal yapısı çöktüğünde neden kilise hep zenginlerin tarafını tutar? Yani bizim zamanımızda kilise neden o cam kenarındaki çocukların tarafını değil de hep kereste fabrikası hissedarlarının tarafını tutuyor? Zenginler her zaman kazandığı için. Kendimi tutamıyorum. Çok güzel bir ahlakmış. Rahip sakin kalıyor. Doğru düşünmek ahlakın prensibidir. Yeniden kadehini boşaltıyor. Evet. Zenginler her zaman kazanacaktır. Çünkü daha gaddar, daha alçak, daha insafsız olanlar onlardır. Kitaba mukaddeste de yazmıyor mu ki bir devenin iğne deliğinden geçmesi bir zenginin cennete girmesinden daha olasıdır. Peki ya kilise dedim. Kilise iğne deliğinden geçebilecek mi? Hayır diyor gülümseyerek. Bu pek mümkün değil. Çünkü kilise iğne deliğinin ta kendisi. Bu rahipte şeytan haklı var diye düşünüyorum. Ama haklı değil, haklı değil ve şöyle diyorum. Demek kilise zenginlere hizmet ediyor ve fakirler için savaşmayı düşünmüyor. Fakirler için de savaşıyor dedi ama başka bir cephede. Cennetvari bir cephede herhalde öyle mi? Orada da şehit düşülebilir. Kim düşer? İsa Mesih. Ama o Tanrı'nın kendisiydi diyorum. Peki sonra ne oldu? Rahip kadehimi dolduruyor ve düşünceli bir halde önüne bakıyor. Kilisenin diyor, bugünlerde çoğu ülkede durumunun iyi olmaması iyi bir şey. Kilise için iyi. Olabilir diyorum, sinirlendiğimi fark ediyorum. Ama şu pencerelerdeki çocuklara geri dönelim. Sokaklardan geçerken bana selam vermiyorlar, kışkırtılmışlar dediniz. Siz akıllı bir insansanız, çocukların kışkırtılmış değil de sadece aç olduklarını bilmeniz gerekir. Bana kocaman gözlerle bakıyor. Demek istediğim şu diyor yavaşça. Artık Tanrı'ya inanmadıkları için kışkırtılmışlar. Bunu onlardan nasıl beklersiniz diyorum? Tanrı bütün sokaklardan geçer. Tanrı nasıl bütün sokaklardan geçer de çocukları görüp onlara yardım etmez ki? Susuyor ağır ağır şarabını içiyor. Sonra yeniden bana bakıyor. Dünyadaki en korkunç şey Tanrı'dır. Gözümü ona dikiyorum. Doğru mu duydum? En korkuncu mu? Rahip yerinden kalkıyor, pencerenin önüne geçiyor ve dışarıdaki mezarlığa bakıyor. Tanrı cezalandırır diyen sesini duyuyorum. Bu nasıl sefil bir tanrıdır ki zavallı çocukları cezalandırıyor diye düşünüyorum. Rahip bir aşağı bir yukarı yürümeye başlıyor. Tanrı'yı unutmak olmaz diyor, bizi ne için cezalandırdığını bilmesek de. Keşke hiçbir zaman hür iradeye sahip olmasaydık. Ha, ilk günahı diyorsunuz dedim. Evet. Ben buna inanmıyorum. Önümde duruyor. O halde Tanrı'ya da inanmıyorsunuz. Doğru, ben Tanrı'ya inanmıyorum. Dinleyin diye birden sessizliği bozuyorum. Çünkü artık konuşmam gerek. Ben tarih dersi veriyorum ve biliyorum ki İsa'nın doğumundan önce de bir dünya vardı. Antik dünya, Hellas, ilk günahın olmadığı bir dünya. Bana öyle geliyor ki yanılıyorsunuz diye sözümü kesti ve kitaplığına gidiyor. Bir kitabın sayfalarını karıştırıyor. Tarih dersi verdiğinize göre ilk Yunan filozofun kim olduğunu size söylememe gerek yok. En yaşlı olanı diyorum. Milletli Thales dedim. Evet dedi. Ama şekli şemali efsane içinde saklı. Hakkında kesin bilgiye sahip değiliz. Yunan felsefesinin bildiğimiz ilk yazılı belgesi Anaximandros'a aittir. O da Miletos şehrinden, M.Ö. 601'de doğmuş ve 547'de ölmüş. Sadece tek bir cümleden ibaret. Hava kararmaya başladığından pencerenin önüne geçip okuyor. Şeylerin yazgıları gereği, onları vücuda getiren her neyse onda yok olup gitmeleri gerekir. Zira zamanın düzenine göre varoluşlarının kefaretini ödemek ve cezalarını çekmek zorundadırlar. Romalı yüzbaşı Dört gündür kamptayız. Çavuş dün çocuklara tüfeğin mekanizmasını nasıl bakım yapılıp temizlendiğini anlattı. Bugün tüm gün temizlik yapıp yarın ateş edecekler. Tahta askerler şimdiden onlar tarafından vurulmayı bekliyor. Çocuklar kendilerini gayet rahat hissediyor. Çavuş pek öyle değil. Şu geçen dört gün içinde on sene yaşlandı. Bir dört gün daha olduğundan daha da yaşlı gösterecek. Ayrıca bileğini burkmuş ve büyük ihtimalle bir tendonu esnetmiş. Çünkü topallıyor. Ama acı çektiğini belli etmiyor. Daha dün akşam yatmadan önce bana aslında yeniden bowlinge gitmek, kağıt oynamak, doğru düzgün bir yatakta uyumak, etine dolgun bir kadın garsonu arkadan çimdiklemek, yani kısacası evde olmak istediğini anlattı. Sonra da uykuya dalıp horlamaya başladı. Rüyasında general olduğunu ve bir savaşı kazandığını görmüş. İmparator bütün madalyalarını çıkartıp onun göğsüne takmış ve sırtına. İmparatoriçe de onun ayaklarını öpmüş. Bu ne anlama geliyor diye sabahın köründe bana sordu. Muhtemelen boş hayallerin rüyasıdır dedim. Hayatında bir kere bile olsun bir imparatoriçenin onun ayağını öpmesini arzulamadığını söyledi. Bir ara karıma yazıp anlatayım dedi düşünceli bir halde. Onun rüya tabirleri kitabı var. Baksın bakalım general, imparator, madalya, savaş, göğüs ve sırt ne anlama geliyormuş. Çadırımızın önünde mektubunu yazarken heyecanla bir çocuk çıka geldi. Bu L'ydi. Ne var? Soyuldum. Soyuldum mu? Makinemi çaldılar öğretmenim. Fotoğraf makinemi. Kendinden geçmiş bir haldeydi. Çavuş bana döndü. Ne yapalım der gibi baktı. Çocuklar toplansın dedim. Çünkü benim de aklıma daha iyi bir fikir gelmedi. Boş alana doğru ilerlerken kükredi. Alay toplanın. L'ye döndüm. Şüphelendiğim biri var mı dedim. Hayır. Alay sıraya geçmişti. Sorguya çektim onları. Hiçbiri bir şey diyemedi. Çavuşla birlikte L'nin yattığı çadıra gittim. Uyku tulumu girişin hemen solundaydı. Bir şey bulamadık. Bence mümkünatı yok dedim çavuşa. Çocuklardan biri hırsız olamaz. Yoksa sene içinde de hırsızlık olayları olurdu. Daha çok dikilen nöbetçilerin görevlerini tam olarak yerine getirmediğini, böylece hırsızlık çetesinin içeriye sızdığını düşünüyorum. Çavuş bana hak verdi. Geceliğin nöbetçileri kontrol etmeye karar verdik. Ama nasıl? Kamptan 100 metre uzakta bir samanlık vardı. Orada geceleyip nöbetçileri oradan kontrol etmek istiyorduk. Çavuş saat 9'dan 1'e kadar, ben de saat 1'den 6'ya kadar. Akşam yemeğinden sonra gizlice kamptan çıktık. Oğlanlardan hiçbiri fark etmedi. Samanın içinde rahat bir yer yaptım kendime. Gece saat 1'de çavuş beni uyandırdı. Şimdilik her şey yolunda dedi samanın içinden tırmanarak çıkıp kulübenin gölgesinde konumlandım. Gölgesinde mi? Evet çünkü bir dolunay gecesiydi. Muhteşem bir gece. Kamp görünüyor, nöbetçileri seçiyordum. Şimdi nöbet değişimi var. Duruyorlar ve birkaç adım sağa sola yürüyorlar. Doğu, batı, kuzey, güney her yönde biri var. Fotoğraf makinelerini gözetiyorlar. Ve ben böyle otururken rahibin ve annemle babamın evlerinin duvarlarında asılı olan tablo düşüyor aklıma. Saatler geçiyor. Ben tarih ve coğrafya dersi veriyorum. Dünyanın şeklini anlatmak ve onun tarihini yorumlamak zorundayım. Dünya şimdilik yuvarlak ama tarihi artık dört köşeli. Şimdi burada oturmuşum, sigara da içemiyorum. Çünkü nöbetçileri gözetliyorum. Doğrudur, mesleğim artık beni mutlu etmiyor. Neden şu tablo yeniden aklıma düştü ki? Çarmıha gerilmiş olandan dolayı mı? Hayır. Annesinden dolayı mı? Hayır. Birden anlıyorum. Mifer ve zırhlı olan savaşçı yüzünden. Romalı yüzbaşı yüzünden. Onunla olan mesele nedir ki? Bir Yahudinin idamını yönetti. Ve Yahudi öldüğünde şöyle dedi. Gerçekten hiçbir insan böyle ölmez. Demek ki Tanrı'yı tanıdı. Ama ne yaptı? Bundan nasıl bir sonuç çıkarttı? Çarmıhın altında sakince durdu. Geceyi bir şimşek yardı, tapınaktaki perde yırtıldı, yer sarsıldı. O olduğu yerde durdu. Yeni tanrıyı çarmıhta ölürken tanıdı ve biliyordu ki artık dünyası ölüme mahkum edilmişti. Yani bir savaşta mı öldü? Bir hiç uğruna öldüğünü biliyor muydu? Mesleği onu hala mutlu ediyor muydu? Yoksa acaba yaşlandı mı? Emekli mi edildi? Roma'da mı yaşadı yoksa daha ucuz sınır bölgesinde mi? Belki orada küçük bir evi vardı. İçinde bahçe cücesi olan. Ve sabah ahçı kadın ona sınır ötesinde yeni barbarların ortaya çıktığını anlatırdı. Binbaşı'nın Lucia'sı kendi gözleriyle görmüş. Yeni barbarlar, yeni uluslar. Silahlanıyorlar. Silahlanıyorlar. Bekliyorlar ve Romalı yüzbaşı barbarların her şeyi yerle bir edeceğini biliyordu. Ama bu ona dokunmuyordu. Onun için her şey çoktan yerle bir olmuştu. Emekli olarak sakince yaşadı, her şeyin farkındaydı. Büyük Roma İmparatorluğu. Ay şimdi çadırların tam üstünde asılı duruyor. Saat iki civarı olmalı. Düşünüyorum da şu an kafeler hala dolu. Jules Cesar acaba şimdi ne yapıyordur? Kuru kafasının ışığını şeytan onu almaya gelene kadar yakıp söndürecektir. Garip, şeytana inanıyorum fakat sevgili Tanrı'ya değil. Gerçekten mi? Bilmiyorum. Hayır, biliyorum. Ona inanmak istemiyorum. Hayır, istemiyorum. Bu benim özgür iradem. Bana kalan yegane özgürlüğüm budur. İstediğim gibi inanmak veya inanmamak. Ama tabii resmi olarak mış gibi yaparak Duruma göre birine evet birine hayır. Rahip ne demişti? Bir rahibin mesleği insanları ölüme hazırlamaktır. Çünkü insan ölümden korkmadığı zaman hayat onun için kolaylaşır. Ama bu karnını doyurmaz. Bizi bu sefillik ve tezatlardan oluşan hayattan demişti rahip ancak Tanrı'nın lütfu ve ilahi vahye olan inanç kurtarır. Bahaneler Cezalandırılıyoruz ve ne için olduğunu bilmiyoruz. İktidardakilere sor. Daha başka ne demişti rahip? Dünyadaki en korkunç şey Tanrı'dır. Doğru. Kalbimden geçen düşünceler çok sevimliydi. Kafadan geliyor, duygu kılığına giriyor, dans ediyor ama neredeyse birbirlerine dokunmuyorlardı. Asil bir balo, seçkin çevreler, cemiyet. Çiftler ay ışığında dönüyordu korkaklık erdemle, yalan adaletle, perişanlık güçle, sinsilik cesaretle. Sadece mantık onlarla dans etmiyordu. Sarhoş olmuştu. Dibe vuruyor, sürekli hıçkırıklara boğuluyordu. Aptalım ben, aptalım ben. İçinde ne varsa kusup çıkarıyordu. Ama üstünden dans ederek geçiliyordu. Balo müziğini dinliyorum. Sevilen bir ezgi çalınıyor. Pisliğin içindeki birey. Dile, ırka, milliyete ayrılmış yan yana duruyor yığınlar. Kim daha büyük diye birbirlerini süzüyorlar. Her birinin burnunu kapattıracak kadar leş kokuyorlar. Hepsi pislik, her şey pislik. Bununla gübreleyin. Toprağa gübreleyin ki bir şeyler büyüsün. Çiçek değil, aksine ekmek. Ama birbirinize tapmayın. Yemiş olduğunuz pisliğe tapmayın. Z ve N Az kalsın görevimi unutuyordum. Bir samanlığın önünde oturmak, sigara içmemek ve nöbetçileri kontrol etmek. Aşağı bakıyorum. Orada nöbet tutuyorlar. Doğu ve batı, kuzey ve güney. Her şey yolunda. Ama dur, sanki orada bir şeyler oluyor. Ne acaba? Kuzeyde. Nöbetçi biriyle konuşuyor sanki. Nöbetçi kim ki? Zeymiş. Acaba kiminle konuşuyor? Yoksa bu sadece bir çam ağacının gölgesi mi? Hayır gölge değil. Bu bir insan silüeti. Şimdi ay üzerlerinde parlıyor. Bir erkek çocuk, yabancı bir erkek. Ne oluyor orada? Yabancı ona bir şey veriyor gibi. Sonra ortadan kayboluyor. Z kısa bir süre yerinden kıpırdamıyor. Tamamen hareketsiz duruyor öyle. Etrafı mı dinliyor? Dikkatlice etrafına bakınıyor. Sonra cebinden bir mektup çıkartıyor. Hmm, demek eline bir mektup geçti. Onu hızlıca açıp ay ışığında okuyor. Z'ye kim yazıyor? Sabah oluyor. Çavuş şüpheli bir şeyi fark edip fark etmediğimi soruyor. Bir şey fark etmediğimi ve nöbetçilerin de görevlerini yaptıklarını söylüyorum. Mektup hakkında susuyorum. Çünkü bu mektubun çalınan fotoğraf makinesiyle bir bağlantısı var mı henüz bilmiyorum. Önce bunu çözmeliyim ve kanıtlamadan da Z'yi zan altında bırakmak istemiyorum. Mektup bir okunabilseydi Kampa girdiğimizde oğlanlar bizi şaşkınlıkla karşılıyor. Kampı hangi ara terk etmişiz? Gecenin bir yarısı diye yalan söylüyor çavuş. Hem de elimizi kolumuzu sallaya sallaya. Ama nöbetçilerden hiçbiri bizi görmedi. Daha dikkatli olmalısınız. Çünkü böyle berbat bir nöbetle bütün kampı alıp götürürler. Tüfekleri, bayrağı ve burada olma nedeniniz olan her şeyi. Sonra alayını sıraya geçirtip şüpheli bir şey görüp görmediklerini soruyor. Kimse bir şey demiyor. Z'yi izliyorum. Hareketsiz duruyor. Mektupta ne yazıyor acaba? Şu an cebinde. Ama onu ben okuyacağım. Okumalıyım. Ona doğrudan sorsam mı? Bunun bir faydası olmaz. Olduğu gibi inkar eder. Sonra da mektubu yırtıp yakardı. Ben de hiç okuyamazdım. Belki de çoktan yok etmiştir. Peki o yabancı olan kimdi? Gecenin ikisinde ortaya çıkan bir oğlan. Köyden bir saatlik mesafe uzaklıkta. Yoksa yaşlı kör kadının yanında çiftlikte mi kalıyor? Öyle olsa bile o kişinin hırsız çetesine mensup olması gerektiğini gitgide anlıyorum. Yabani otlara mensup. Peki Z de mi yabani ot? O bir suçlu mu? Mektubu okumalıyım. Mecburum buna. Mektup gitgide saplantı olmaya başlıyor bende. Güm. Bugün ilk defa ateş ediyorlar. Öğleden sonra R yanıma geliyor. Bir ricası var. Öğretmenim diyor, lütfen başka bir çadırda kalmak istiyorum. Yanlarında kaldığım iki kişi sürekli kavga ediyor. Uyumak imkansız. O iki kişi kimdir dedim. N ve Z. Z mi? Evet ama sürekli N başlatıyor. İkisini de bana gönder. O gidiyor ve N geliyor. Neden sürekli Z ile kavga ediyorsun diye soruyorum. Çünkü beni uyutmuyor. Sürekli uyandırıyor. Çoğu kez gecenin yarısı mumu yakıyor. Neden? Kendi saçmalıklarını yazdığı için. Yazıyor mu o? Evet. Ne yazıyor peki? Mektup mu? Hayır, günlük tutuyor. Günlük mü? Evet, salağın tekidir. Bu yüzden hemen salak olunmaz diyorum. Yıkıcı bir bakış çarpıyor bana. Günlük tutmak insanın kendi benliğinin tipik biçimde abartılmasının tipik dışa vurumudur, diyor. Doğru olabilir diyorum. Çünkü bu saçmalığı radyonun önceden yayınlayıp yayınlamamış olduğunu o an hatırlayamadım. Z yanında bir kutu getirdi. Günlüğünü içine koyup kilitliyor. Z'yi bana gönder diyorum. Ne gidiyor Z geliyor. Neden ne ile sürekli kavga ediyorsun? Çünkü o bir pilep. Durak sayıp zengin pilepleri düşünüyorum. Evet diyor Z. Çünkü insanın kendisi hakkında düşünmesini kaldıramıyor. O zaman deliriyor. Çünkü ben günlük tutuyorum ve bunu bir kutuda saklıyorum. Geçen gün kutuyu kırmak istedi. Onun için artık hep saklıyorum. Gündüzleri uyku tulumunun içinde, geceleri de elimde tutuyorum. Ona bakıyorum. Yavaşça soruyorum. Nöbet tuttuğun zaman günlüğün nerede duruyor? Yüzünde tek bir kıpırdama yok. Yine uyku tulumunda diye cevap veriyor. Ve bu defterin içine başına gelen her şeyi yazıyor musun? Evet. Duyduğunu, gördüğünü, her şeyi öyle mi? Kızarıyor. Evet diyor. Mektubu kimin yazdığını ve içinde ne olduğunu şimdi mi sorsam? Hayır. Çünkü günlüğü okuyacağımı biliyorum artık. Gidiyor. Ben de arkasından bakıyorum. Çocuk kendisi hakkında düşünüyormuş. Öyle dedi. Düşüncelerini okuyacağım Z'nin günlüğünü. Adem ile hava Saat dördü biraz geçmişti ki alay yeniden yürüyüşe çıktı. Bu sefer mutfak personeli de onlarla gitmek zorundaydı. Çünkü çavuş çocukların hepsine insanın kendini toprağa nasıl gömdüğünü ve toprağın nerede siper ve sığınak için uygun olduğunu anlatmak istiyordu. Topallamaya başladığından beri anlatmayı tercih ediyor. Böylelikle kampta kimse kalmadı. Ben hariç. Alay ormanda kaybolur kaybolmaz Z'nin N ve R ile yattığı çadıra girdim. Çadırda üç uyku tulumu vardı. Soldakinin üstünde bir mektup vardı. Hayır bu o değildi. Bay Otto ne diye yazıyordu zarfın üstünde. Gönderen bayan Elizabeth ne? Aha fırıncı ustasının karısı. Dayanamadım. Acaba sevgili anne o ne yazmıştı? Şöyle yazmış. Sevgili Otto, kartpostalın için teşekkür ederim. Kendini iyi hissetmen beni ve babanı sevindirdi. Böyle devam et. Çoraplarına da dikkat et ki bir daha karıştırılmasın. Demek ki iki gün sonra ateş edeceksiniz. Tanrım, zaman nasıl da geçiyor. Baban diyor ki ilk atışında onu düşünecekmişsin. Çünkü bölüğün en iyi nişancısı oymuş. İnanabiliyor musun? Mandi dün öldü. Önceki gün kafesinde gayet canlı, etrafta zıplıyor, bizi cıvıltısıyla mutlu ediyordu. Bugün de gitmiş. Bilmiyorum bir kanarya hastalığı salgını var. Zavallı bacaklarını şöyle uzatmıştı. Ocak ateşinde yaktım onu. Dün leziz bir yaban mersini soslu geyik kızartması yedik. Seni düşündük. Yeterince yiyeceğin var mı? Babanın selamı var. Öğretmenin yine zenciler hakkında ileri geri konuşuyor mu? Ona malumat vermeye devam edecekmişsin. İşin peşini bırakma. Baban onun boynunu kırar. Seni selamlıyor ve öpüyorum sevgili Otto. Seni seven annen. Yandaki uyku tulumunda saklanmış bir şey yoktu. Demek burada R yatıyordu. O halde kutu üçüncü tulumun içindeydi. Öyleydi de. Basit bir kilidi olan mavi teneke bir kutuydu. Kilitliydi. Kilidi bir telle açmaya çalıştım. Kolayca açıldı. Kutunun içinde mektuplar, kartpostallar ve yeşil ciltli bir defter vardı. Yaldızlı harflerle günlüğüm yazıyordu üstünde. Açtım. Noel için annenden. Zeyn'in annesi kimdi? Bence dul kalmış bir memur karısı ya da ona benzer bir şey. Ardından ilk yazılar geliyordu. Noel Hacı hakkında bir şeyler. Sayfaları çevirmeye devam ettim. Paskalya çoktan geride kaldı. Önce her gün yazmış, sonra gün aşırı derken 3-5 günde bir. Mektup burada işte. Bu o mektup. Buruş buruş bir zarf. Üzerinde ne bir yazı ne bir pul var. Çabuk acaba içinde ne yazıyor? Bugün gelemiyorum. Yarın saat 2'de geleceğim. İva. Hepsi bu kadardı. İva da kim? Adam'ın kim olduğunu biliyorum. Adam Z'ydi. Ve günlüğü okuyorum. Çarşamba. Dün kampa geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Akşam oldu. Dün yazmaya fırsatım olmadı çünkü hepimiz çadır kurmaktan çok yorulduk. Bayrağımız da var. Çavuş yaşlı ahmağın teki. Alay ederek güldüğümüzü bile anlamıyor. Ondan daha hızlı koşuyoruz. Tanrı'ya şükür öğretmeni neredeyse hiç görmüyoruz. Bizimle ilgilenmiyor zaten. Suratsız suratsız ortalıkta dolaşıyor. Ne de teki. İkidir mumu söndürmem için bağırıyor. Ama yapmıyorum. Yoksa günlük yazmaya hiç fırsatım olmaz. Ve ben ömürlük bir hatıram olsun istiyorum. Bugün öğleden sonra uzunca bir yürüyüşe çıktık. Ta dağlara kadar. Oraya giderken yolda içlerinde mağaraların olduğu kayalıkların yanından geçtik. Çavuş birden emir verdi. Kayalıkların arasında avcı hattında ilerleyen bir dağ sırtında ağır makineli tüfeklerle saklı, işaretlenmiş bir düşmana karşı harekete geçecekmişiz. Etrafa dağıldık. Birbirimizden epey uzağa. Ama çalılık gitgide sıklaştı ve birden sağımda solumda kimseyi göremez oldum. Yolumu kaybetmiş, diğerlerinden ayrı düşmüştüm. Bir anda yine mağaralı bir kayalığın önünde buldum kendimi. Sanırım daireler çizerek yürümüştüm. Birden karşıma bir kız çıktı. Kumraldı. Pembe bir bluz giymişti. Ben onun nereden hatta neden ortaya çıktığına şaşırmıştım. Kim olduğumu sordu bana. Söyledim. Yanında iki olan daha vardı. İkisi de yalın ayaktı ve üzerlerinde yırtık bırtık giysiler vardı. Birinin elinde bir somun ekmek, diğerinin elinde bir vazo vardı. Bana düşmanca bakıyorlardı. Kız onlara eve gitmelerini, bana çalılıklardan nasıl çıkacağımı göstereceğini söyledi. Buna çok sevindim ve kız bana eşlik etti. Nerede oturduğunu sordum, o da kayalığın arkasında dedi. Ama herhangi bir ev yok orada dedim. Harita yanlış dedi kız. Böylece çalılıkların sınırına geldik ve ben epeyce uzakta çadır kampımızı gördüm. Kız orada durdu ve artık geri dönmesi gerektiğini, onu gördüğümü dünyada hiç kimseye söylemezsem bana bir öpücük vereceğini söyledi. Neden diye sordum. İstemediğim için dedi. Tamam dedim ben de. O da yanağımdan öptü. Bu sayılmaz dedim. Bir öpücük sadece dudaktan olunca sayılır. Beni dudaktan öptü. Bunu yaparken dilini ağzıma soktu. Domuz musun? Dilinle ne yapıyorsun diye sordum. O zaman güldü ve bana tekrar öyle bir öpücük verdi. Onu iterek kendimden uzaklaştırdım. O da yerden bir taş alıp bana fırlattı. Kafama gelseydi şimdiye gitmiştim. Söyledim ona. Bunun umrunda olmadığını söyledi. O zaman seni asarlardı dedim. Zaten öyle olacak dedi. Birden korktum. Ona yaklaşmamı söyledi. Korkakça davranmak istemediğimden gittim. Birden beni yakaladı ve bir daha dilini zorla ağzıma soktu. O zaman sinirlendim. Elime bir dal geçirdim. Ve ona vurdum. Sırtına ve omzuna vurdum. Ama kafasına değil. Ses çıkarmadı ve yere yığıldı. Orada öylece yatıyordu. Çok korktum. Belki de ölmüştür diye düşündüm. Ona yaklaştım ve elimdeki dalla dokundum. Kıpırdamıyordu. Eğer öldüyse onu burada öylece bırakır ve hiçbir şey olmamış gibi yaparım diye düşündüm. Tam gidiyordum ki onun sadece rol yaptığını fark ettim. Arkamdan göz kırptı. Hemen geri döndüm. Evet ölmemişti. Çünkü ben çok ölü gördüm. Onlar farklı görünüyor. 7 yaşımdayken bir ölü polis ve 4 ölü işçi gördüm. Çünkü grev vardı. Beklesen diye düşündüm. Beni sadece korkutmak istiyorsun ama ayağa kalkmak üzeresin. Dikkatlice eteğinin ucundan tuttum ve birden havaya kaldırdım. Altında çamaşır yoktu ama hala kıpırdamıyordu ve ben bir garip olmaya başladım. Birden ayağa fırladı ve beni delicesine kendisine çekti. Bunun ne anlama geldiğini biliyorum zaten. Seviştik. Hemen yanımızda kocaman bir karınca yuvası vardı. Ondan sonra onu gördüğümü kimseye söylemeyeceğime söz verdim. Koşarak gitti ve adını sormayı unuttum. Perşembe. Hırsız çetesi yüzünden nöbetçiler yerleştirdik. Ne yine mumu söndürmem için bağırıyor. Bir daha bağırırsa ona bir tane indireceğim. Şimdi bir tane indirdim. Karşılık vermedi. Salak re bağırıp durdu. Sanki o yedi daya korkak. Sadece kızla bir şey kararlaştırmadık diye canım sıkılıyor. Onu yeniden görmek ve onunla konuşmak isterdim. Bu öğleden önce Çavuş her kalk yat diye komut verdiğinde onu altımda hissettim. Sürekli onu düşünüyorum. Yalnız dilini sevmiyorum ama onun dediğine göre bu bir alışma meselesiymiş. Araba kullanırken hızlı sürüş gibi aşk nasıl bir duyguymuş böyle? Galiba uçmak gibi bir şey. Ama bence uçmak daha güzeldir. Bilmiyorum. Şimdi yanımda yatıyor olmasını isterdim. Keşke burada olsaydı. O kadar yalnızım ki. İsterse dilini ağzıma sokabilir. Cuma Sonraki gün ateş edeceğiz. Sonunda. Bu öğleden sonra ne ile boğuştum? Elimde kalacak. R'de nasibini aldı. Aptal ne diye araya giriyorsa. Ama bunların hiçbiri artık beni ilgilendirmiyor. Sadece sürekli onu düşünüyorum. Ve bugün daha da fazla. Çünkü bu gece geldi. Aniden ben nöbetteyken önce korktum sonra acayip sevindim ve korktuğum için de utandım. Fark etmedi Tanrıya şükür. O kadar güzel parfüm kokuyordu ki nereden aldığını sordum. Köydeki eczaneden dedi. Bu pahalıya patlamış olmalı dedim. "Aa hayır" dedi. "Bir şey tutmadı." Sonra bana tekrar sarıldı ve birlikteydik. Bunu yaparken bana "Ne yapıyoruz şimdi?" diye sordu. "Sevişiyoruz" dedim. "Bundan sonra daha çok sevişir miyiz?" diye sordu. Evet dedim daha çok. Kötü bir kız değil miymiş ki? Hayır öyle bir şey nasıl söyleyebilir? Hani geceleri benimle takıldığı için. Hiçbir kız azize değildir dedim. Birden yanağında bir damla yaş gördüm. Ay ışığı yüzüne vuruyordu. Neden ağlıyorsun? Her şey öyle karanlık olduğu için dedi. Karanlık olan nedir dedim. Sonra bana sordu. Yitik bir ruh olsa da onu yine de sever miymişim? O nedir dedim. Anlatmaya başladı. Annesi babası yokmuş. 12 yaşında besleme olmuş. Ama evin beyi ona göz koymuş. Hep peşindeymiş. Kız direnmiş. Sonra da bir keresinde kaçabilmek için para çalmış. Çünkü evin hanımı onu sürekli evin beyi yüzünden tokatlıyormuş. O zaman onu bir ıslah evine koymuşlar. Ama oradan da kaçmış. Şimdi de bir mağarada yaşıyormuş ve önüne çıkan her şeyi çalıyormuş. Köyden dört oğlan da artık oyuncak bebek boyamak istemediklerinden ona katılmış. Ama yaşça en büyüğü çete başıymış. Böyle biri olduğunu kimseye söylememeliymişim. Yoksa onu yeniden ıslah evine sokarlarmış. Ona öyle acadım ki birden benim de bir ruhum olduğunu hissettim. Ve bunu ona söyledim. O da bana dedi ki, evet ben de şimdi bir ruhum olduğunu hissediyorum. Fakat onu yanlış anlamamalıymışım. Eğer şimdi o benim yanımdayken kampta bir şeyler çalınırsa, dedim ki, ben onu hiçbir zaman yanlış anlamam. Yalnız benden bir şey çalmamalı çünkü biz artık birbirimize aitiz. Ondan sonra ayrılmamız gerekti. Çünkü az sonra nöbeti devredecektim. Yarın yine buluşacağız. Artık ismini biliyorum. Eva Cumartesi Bugün büyük yaygara vardı. Çünkü G'nin fotoğraf makinesi çalınmış. Siyanı yok. Babasının üç fabrikası var ve zavallı Eva ise mağarada yaşamak zorunda. Kış geldiğinde ne yapacak? Ne yine ışık yüzünden bağırıyor. Gebertesim geldi. O gelene kadar geceyi zor ediyorum. Onunla bir çadırda yaşamak istiyorum. Ama kampsız, yapayalnız. Sadece onunla. Kamptan artık keyif almıyorum. Her şey boş. Ah Eva, senin için hep burada olacağım. Bir daha bir ıslah evine girmeyeceksin. Hiçbirine, sana yemin ederim. Seni hep koruyacağım. Ne bağırıyor, yarın kutumu paramparça edecekmiş. Hele bir cesaret etsin. Çünkü burada kimseyi ilgilendirmeyen en derin sırlarım saklı. Kutuma kim dokunursa ölür. Hüküm giymiş. Kutuma kim dokunursa ölür. Cümleyi iki kere okuyup gülümsüyorum. Çocuk işi. Okuluklarım hakkında düşünmek istiyorum ama fırsatım olmuyor. Orman kenarından trompet sesi geliyor. Acele etmem gerekiyor. Alay yaklaşıyor. Günlüğü hızlıca kutunun içine koyup kilitlemek istiyorum. Teli sağa sola çeviriyorum. Nafile. Tekrar kilitlenmiyor. Kilidi bozdum. Ne yapsam? Oğlanlar birazdan burada olacak. Açık kutuyu uyku tulumunun içine saklayıp çadırdan çıkıyorum. Başka bir çarem yoktu. Alay da geliyor işte. Dördüncü sırada Z yürüyor. Demek ki artık bir kız arkadaşım var. Adı da Eva. Ve sevgilinin hırsızlık yaptığını da biliyorsun. Ama onu yine de her zaman koruyacağına yemin ediyorsun. Yeniden gülümsüyorum. Çocukluk. Acı nasıl çocukluk? Alay şimdi durup dağılıyor. Artık senin en derin sırlarını biliyorum diye düşünüyorum. Ve birden gülümseyemiyorum. Çünkü savcıyı görüyorum. Dosyalarını karıştırıyor. Suçlama, hırsızlıkla yardım ve yataklık. Sadece Eva değil, Adam da hesap vermek zorunda. Aslında Z hemen gözaltına alınmalı. Çavuşa söylemek ve jandarmaya haber vermek istiyorum. Yoksa önce Z ile yalnız mı konuşsam? Şimdi tencerelerin orada durmuş, yemekte ne var diye soruyor. Okuldan atılacak ve kız islah evine geri dönecek. İkisi de hapsedilecek. Adio gelecek sevgili Z. Senden daha büyük beyler aşka takılıp sendelediler. Doğa gereği olan aşka, yani aynı şekilde Tanrı isteği olana ve yeniden rahibi duyuyorum. Tanrı dünyadaki en korkunç şeydir. Çok fena bir gürültü, bir bağırış çağrış duyuyorum. Herkes bir çadıra doğru koşuyor. Bu kutulu olan çadır. Z ve N boğuşuyorlar. Onları ayırmak imkansız. N kırmızı, ağzından kan geliyor. Z ise bembeyaz. N Z'nin kutusunu kırıp açmış diye bana doğru sesleniyor çavuş. Hayır diye bağırıyor N. Ben yapmadım, ben değildim. Ya kim diye bağırıyor Z. Öğretmenim siz söyleyin, başka kim yapmış olabilir? Yalan diye bağırıyor öbürü. O kırdı, başka da kimse değil. Zaten beni bununla tehdit etmişti. Onu paramparça edeceğim demişti. Ama ben yapmadım. Susun artık diye bağırıyor çavuş. Birden sessizlik oluyor. Z gözünü neden ayırmıyor? Kutusuna kim dokunursa ölür diye birden aklımdan geçiyor. İstemsizce yukarı bakıyorum. Ama gökyüzü sakin. Z'nin neyi öldürebileceğini hissediyorum. N. de bunu hisseder gibi çekinerek bana dönüyor. Öğretmenim başka bir çadırda kalmak istiyorum diyor. Peki. Gerçekten okumadım günlüğünü. Öğretmenim bana yardım edin. Sana yardım edeceğim. Şimdi Z bana bakıyor. Sen yardımcı olamazsın diyor bakışları. Biliyorum. N'ye hüküm giydirdim. Ama ben sadece Z'nin hırsızlarla beraber takılıp takılmadığını bilmek istemiştim ve onu öyle kolayca basitçe töhmet altında bırakmak istemedim. Onun için kutuyu kırdım. Günlüğü okuyanın ben olduğumu neden söyleyemiyorum ki? Hayır şimdi değil, herkesin içinde olmaz. Ama söyleyeceğim, kesin. Sadece herkesin içinde olmaz, utanıyorum. Yalnızken söyleyeceğim ona, erkek erkeğe. Ve kızla da konuşmak istiyorum. Bu gece onunla buluştuğunda. Kıza diyeceğim ki bir daha ortalıkta görünmesin ve şu aptal zeynini de sağlam şekilde aklını başına getireceğim. Bu kadar yeter. Nokta. Suç yırtıcı kuş gibi üzerimizde daire çiziyor. Bizi aniden yakalıyor. Ama ben neyi beraat ettireceğim. Zaten yapan o değil ki. Ve Z'yi affedeceğim. Kızı da kendimi suçsuz yere yargılatmayacağım. Evet, Tanrı korkunç ama onun oyununu bozacağım. Kendi özgür irademle büyük bir oyun bozmaca. Hepimizi kurtaracağım. Ben böyle düşüncelere dalmışken birinin bana baktığını gördüm. Bakan kişi T'ydi. Açık renk yuvarlak iki göz bana bakıyor. Işıltısız, parıltısız. Balık diye geçiriyorum içimden, irkilerek. Hala bana bakıyor. Tıpkı küçük W'nun cenaze töreninde olduğu gibi. Hafifçe gülümsüyor, üstün ve alaycı. Garip bir biçimde donuk. Kutuyu kıranın ben olduğumu biliyor mu?'' Ay'daki adam gün bitmek bilmedi. Sonunda güneş battı. Akşam oldu ve ben geceyi bekledim. Gece oldu ve ben kamptan gizlice çıktım. Çavuş çoktan horlamaya başlamıştı. Kimse beni görmedi. Dolunay hala kampın üstündeydi ama batıdan bulutlar karanlık parçalar halinde geliyordu. Mütemadiyen ortalık zifiri karanlığa bürünüyordu. Gümüş ışığın yeniden görünmesi her seferinde daha uzun sürüyordu. Şurada, ormanın neredeyse çadırlara dokunduğu yerde nöbet tutacak Z. Orada işte bir ağacın arkasında oturdum. Nöbetçiyi tam görebiliyordum. Bu G'ydi. Bir aşağı bir yukarı yürüyordu. Yukarıda bulutlar hızla uçuyordu. Aşağıda her şey uyuyordu sanki. Yukarıda bir fırtına kopuyor. Aşağıda yaprak kımıldamıyordu. Sonra G durdu ve gözlerini ormana dikti. Gözlerinin içine bakıyordum ama beni göremiyordu. Korkuyor mu? Ormanda sürekli hareket olur, hele geceleri. Zaman akıp geçti. Şimdi Z geliyor. G'ye selam veriyor, o da gidiyor. Z yalnız kalıyor. Dikkatlice etrafını süzüyor, sonra aya doğru bakıyor. Ayda bir adam var diye hatırlıyorum birden. Hilalin üstünde oturur, piposunu içer ve hiçbir şeyle ilgilenmez. Sadece bazen tepeden üstümüze tükürür. Belki de haklıdır. Vardır bir bildiği. En son saat iki buçukta kız ortaya çıkıyor. Hem de öyle sessiz ki ancak oğlanın yanında durduğunda onu fark ettim. Nereden gelmişti? Oradaydı işte. Şimdi kız oğlana sarılıyor, oğlan da kıza. Öpüşüyorlar. Kızın sırtı bana dönük ve ben oğlanı göremiyorum. Kız oğlandan büyük olmalı. Şimdi yanlarına gidip ikisiyle konuşacağım yavaşça ayağa kalkıyorum beni duymasınlar diye yoksa kız kaçıp gider. Onunla da konuşmak istiyorum ya. Hala öpüşüyorlar. Onlar yabani ot ve yok edilmeleri gerek diye birden aklımdan geçiyor. Kör yaşlı bir kadın görüyorum ayağa takılıp düşen ve sürekli o kızın uzanıp çalıların üstünden baktığı anı düşünmeden edemiyorum. Güzel bir sırtı olmalı. Gözlerini görmek istiyorum. Bir bulut geliyor ve her yer karanlığa bürünüyor. Pek büyük değil yani bulut. Küçük gümüş kenarları var. Ay yeniden parlamaya başladığı gibi oraya gideceğim. Ay yeniden parlamaya başlıyor. Kız çıplak. Oğlan onun üstünde diz çökmüş. Kız bembeyaz. Bekliyorum. Kız git gide daha çok hoşuma gidiyor. Git hadi kutuyu kırdığını söyle. Neyinin değil de senin. Git oraya git. Gitmiyorum. Oğlan bir ağaç gövdesinde oturmuş, kız da onun dizlerinin üstünde oturuyor. Muhteşem bacakları var. Git hadi. Ya tamam, hemen. Ve yeni bulutlar geliyor. Daha kara, daha büyük. Gümüş kenarları yok ve dünyayı kaplıyorlar. Gökyüzü kayıp, hiçbir şey göremiyorum. Kulak kabartıyorum ama tek duyulan ormanın içindeki adımlar. Nefesimi tutuyorum. Kim bu yürüyen? Yoksa bu sadece yukarıdaki fırtına mı? Kendimi de artık göremiyorum. Adem ile Havva neredesiniz? Ekmeğinizi alın teri dökerek kazanmanız gerekir ama bu aklınıza gelmiyor. Eva bir fotoğraf makinesi çalıyor ve Adam da nöbet tutacağına iki gözünü yumuyor. Şu Z'ye sabah söyleyeceğim. Sabahın köründe kutuyu kıranın ben olduğumu söyleyeceğim. Yarın bana hiçbir şey engel olamaz. İsterse sevgili Tanrı bana binlerce çıplak kız göndersin. Gece gittikçe yoğunlaşıyor. Beni tutuyor karanlık ve sessiz. Artık geri gitmek istiyorum. Dikkatlice elimle önümü yokluyorum. Uzattığım elimle bir ağaca dokunuyorum. Etrafından dolaşıyorum. Elimle yoklamaya devam ediyorum. Orada dehşetle geri sıçrıyorum. Neydi o? Kalbim duruyor. Bağırmak istiyorum avaz avaz ama kendime hakim oluyorum. Neydi o? Hayır bu bir ağaç değildi. Uzattığım elimle bir yüze dokunmuştum. Titriyorum. Kim bu önümde duran? Bir adım daha atmaya cesaretim yok. Kim bu? Yoksa yanıldım mı? Hayır, fazlasıyla belirgin bir şekilde hissettim. Burun, dudaklar. Yere çöküyorum. Surat hala orada mı? Işık gelene kadar bekle. Kıpırdama. Bulutların üzerinde aydaki adam piposunu tüttürüyor. Usulca yağmur yağıyor. Tükürsen aydaki adam, üstüme tükürsen. Sondan bir önceki gün Sonunda etraf grileşiyor. Sabah oldu. Önümde hiç kimse yok. Ne bir surat ne başka bir şey. Kampa yeniden gizlice dönüyorum. Çavuş sırt üstü ağzı açık yatıyor. Yağmur duvara vuruyor. Ancak şimdi yorgunluk çöküyor. Uyumak, uyumak. Uyandığımda alay çoktan gitmiş bile. Geri döndüğü gibi Z'ye neyinin değil de benim yaptığımı söyleyeceğim. Sondan bir önceki gündeyiz. Yarın çadırları söküp şehre geri döneceğiz. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyor. Sadece arada bir duruyor. Vadilerde yoğun sis var. Dağları bir daha göremeyeceğiz. Öğlen alay geri geliyor. Ama eksiksiz değil. Ne eksik? Yolunu şaşırmıştır diyor çavuş. Yakında bizi bulur. Z'nin günlüğünde yazan mağaraları düşünüyorum ve tedirgin olmaya başlıyorum. Korku mu bu? Ama artık ona söylemem gerekiyor. Vakit daralıyor. Z çadırında oturmuş yazıyor. Yalnız... Geldiğimi görünce hızlıca defterini kapatıyor ve bana şüpheyle bakıyor. Hmm, demek yine günlüğümüze yazıyoruz diyorum ve gülümsemeye çalışıyorum. Susuyor ve sadece bana bakıyor. O vakit ellerinin sıyrık içinde olduğunu görüyorum. Sıyrıkları incelediğimi fark ediyor. Biraz irkilip ellerini ceplerine sokuyor. Üşüyor musun diye soruyorum ve gözümü üstünden almıyorum. Hala susuyor sadece evet der gibi başını sallıyor ve küstah bir gülümseme yüzünü yalayıp geçiyor. Dinle diye yavaştan başlıyorum. N'nin kutunu kırdığını düşünüyorsun. Sadece öyle düşünmüyorum diye birden sözümü kesiyor. Öyle yaptı zaten. Bunu nereden bilebilirsin ki diyorum. Bunu kendisi bana söyledi. Gözlerimi ona dikiyorum. Kendisi mi söyledi? Ama bu imkansız. O yapmadı ki. Z yüzüme araştırır gibi bakıyor. Ama sadece bir anlığına. Sonra sözüne devam ediyor. Bu öğleden önce kutuyu açtığını itiraf etti bana. Bir telli açmış, ama sonra geri kilitleyememiş çünkü kilidi bozmuş. Sonra dedim. Sonra benden özür diledi. Ben de onu affettim. Affettin öyle mi? Evet affettim. Kayıtsızca önüne bakıyor. Ne düşüneceğimi bilemiyorum ve yine aklıma düşüyor. Kutuma kim dokunursa ölür. Ne şimdi nerede biliyor musun diye aniden soruyorum. Tamamen sakin kalıyor. Ben nereden bileyim büyük ihtimalle kaybolmuştur. Ben de bir keresinde yolumu şaşırmıştım. Ayağa kalkıyor ve sanki artık konuşmak istemiyor gibi bir izlenim bırakıyor. O an ceketinin yırtık olduğunu görüyorum. Yalan söylediğini diyeyim mi ona? Neyinin ona hiçbir zaman itirafta bulunamayacağını, çünkü günlüğü okuyanın benden başkası olmadığını... Fakat Z neden yalan söylüyor? Hayır, bunu aklımdan bile geçirmemeliyim. Neden sanki hemen söylemedim ki, dün o anda neyi dövdüğü zaman, öğrencilerimin önünde kutuyu bir telle gizlice açtığımı itiraf etmekten utandığım için her ne kadar bu iyi niyetle yapılmış olsa da anlaşılır. Ama bugün neden geç kalktım ki? Doğru ya, gece ormanda oturmuş çenemi açamamıştım. Ve şimdi, şimdi ağzımı açsam pek bir işe yaramayacak. Çok geç kaldım. Doğru, ben de suçluyum. Ben de ayağının takıldığı taş, içine düştüğü çukur, aşağı düştüğü kayalığım. Neden beni bugün kimse uyandırmadı ki? Suçsuz yere yargılanmak istemedim ve kendimi savunmak yerine uyudum. Kendi özgür irademle hesabın üstüne kalın bir çizgi çekecektim. Ama hesap çoktan ödenmişti. Hepimizi kurtarmak istemiştim ama biz çoktan boğulmuştuk. Suçtan oluşan sonsuz bir denizin içindeydik. Peki kilidin bozulması kimin suçu? Tekrar kilitlenmemesi, açık veya kapalı önemli değil. Söylemeliydim. Suçun yolları birbirine dokunuyor, kesişiyor, birbirine karışıyor. Bir labirent, deforme aynalı ve dolanbaçlı tünel. Panayır, panayır. Bayanlar ve baylar, buyurun içeri girin. Varoluşunuzun kefaretini ödeyip cezasını çekin. Korkmayın, artık çok geç. Öğleden sonra hep beraber neyi bulmak için yola koyulduk. Bütün bölgeyi aradık, tekrar tekrar bağırdık ama cevap gelmedi. Ben zaten bir cevap beklemiyordum. Hava kararmaya başlamıştı bile geri döndüğümüzde. Sırılsıklam ve donmuş bir halde arayışımız sonuçsuzdu. Böyle yağmaya devam ederse diye küfretti Çavuş, başımıza çok güzel bir tufan gelir. Ve yeniden hatırladım. Yağmur dinip tufanın suları geri çekildiğinde Tanrı dedi ki: Bundan böyle insanlar yüzünden yeryüzünü cezalandırmayacağım. Ve yine kendime soruyorum. Tanrı sözünü tuttu mu? Yağmur gittikçe hızlanıyor. Ne'nin kayıp olduğunu jandarmaya bildirmeliyiz, diyor çavuş. Yarın. Öğretmen bey anlamıyorum sizi, bu sakinliğinizi. Bence yolunu şaşırdı. İnsan çok çabuk kaybolur. Belki çiftliklerin birinde geceliyordur, dedim. Bu bölgede hiç çiftlik yok. Sadece mağara var. Kulak kesiliyorum. O kelime bana yumruk gibi iniyor. Umalım ki diye devam ediyor çavuş. Hiçbir yerini kırmamış ve mağaraların birinde oturuyor olsun. Evet umalım. Birden çavuşa soruyorum. Sabah neden beni uyandırmadınız? Uyandırmadım mı? Gülüyor. Sizi sürekli uyandırdım. Ama sanki şeytan canınızı almış gibi yatıyor. <laughs> Ama sanki şeytan canınızı almış gibi yatıyordunuz. Doğru. Tanrı dünyadaki en korkunç şeydir. Son gün Kamp hayatımızın son gününde Tanrı geldi. Onu zaten bekliyordum. O geldiğinde çavuş ve çocuklar çadırları sökmekle meşguldü. Ortaya çıkışı korkunçtu. Çavuş kötü oldu. Oturması gerekti. Oğlanlar dehşet içinde yarı donuk halde etrafta duruyordu. Yavaş yavaş hareket etmeye başladılar hem de gitgide heyecanlanarak. Yalnızca Z neredeyse hiç hareket etmiyordu. Kafayı yere eğmiş volta atıyordu ama sadece birkaç metre. Mütemadiyen ileri ve geri. Sonra herkes aynı anda bağırmaya başladı. Bana öyle geldi sadece Z sessiz kaldı. Ne olmuştu? İki orman işçisi kampa gelmişti. Sırt çantalı, testere ve baltalı iki oduncu. Bir erkek çocuğunu bulduklarını bildirdiler. Öğrenci kimliği yanlarındaydı. Bu neydi? Mağaralara yakın bir yerde, ağaçsız alanın orada bir çukurun içinde yatıyordu. Başında açık bir yarayla, bir taşla veya kör bir cisimle darbe almış olmalıydı. Öyle veya böyle gitmişti. Ölü, yine ölü. Vurularak öldürülmüş dedi orman işçisi. Oduncularla birlikte köye indim. Jandarmaya neredeyse koşuyorduk. Tanrı geride kaldı. Jandarma en yakın şehirdeki savcıyla telefonda görüştü. Ben de müdüre telgraf çektim. Cinayet masasından geldiler ve olay mahalline gittiler. Ne orada çukurda yatıyordu. Yüzü koyun yatıyordu. Fotoğrafı çekildi. Beyler yakın çevreyi araştırdı. Muazzam bir titizlikle. Cinayet aletini ve başka herhangi bir izi arıyorlardı. Ne'nin çukurun içinde değil de Oradan 20 metre uzakta öldürüldüğü kanısına vardılar. Onu kimse bulmasın diye çukura sürüklenirken bırakılan izler apaçık görülüyordu ve cinayet aletini de buldular. Kanlı, sivri bir taş. Bir kurşun kalem de buldular ve bir pusula. Doktorun teşhisine göre taş N'nin kafasına yakın bir mesafeden büyük bir güçle inmişti. Hem de alçakça, arkadan. N kaçıyor muydu? Cinayetten önce sıkı bir boğuşma olmuş olmalıydı çünkü ceketi yırtıktı ve elleri sıyrık içinde. Cinayet masasından memurlar kampa girerken hemen Z'yi gördüm. Biraz ötede oturuyordu. Onun da ceketi yırtık diye geçirdim içimden ve onun da elleri sıyrık içinde. Ama bunu kesinlikle anlatmayacağım. Belki benim ceketim yırtık değil ve ellerimde de çizik yok ama bu cinayette benim de suçum var. Beyler bizi sorguya çekti. Hiçbirimiz cinayetin nasıl geliştiği hakkında bir şey bilmiyorduk. Ben de bilmiyordum. Z de bilmiyordu. Savcı bana şüphelendiğiniz biri var mı diye sorduğunda o an yine Tanrı'yı gördüm. Z'nin kaldığı çadırdan çıkıyordu. Elinde de günlük vardı. Şimdi R ile konuşuyor ve Z'yi gözünden ayırmıyordu. Çünkü R sanki Tanrı'yı göremiyor, sadece duyuyordu. Gözleri gitgide büyüdü, sanki birden yeni bir dünyaya bakar gibiydi. O an yeniden savcının sesini duydum. Konuşsanıza şüphelendiğiniz yok mu? Hayır dedim. Birden savcı bey diye atılıyor R. Z ile N sürekli kavga ederdi. Çünkü N Z'nin günlüğünü okudu. Onun için Z ona ölümüne düşmandı. Çünkü o bir günlük tutuyor, mavi teneke kutunun içinde duruyor. Herkes Z'ye bakıyor. O ise başı öne eğik duruyor. Yüzü görünmüyor. Yüzü beyaz mı yoksa kırmızı mı? Yavaş yavaş öne çıkıyor, savcının önünde duruyor. Derin bir sessizlik. Evet diyor alçak bir sesle. Ben yaptım. Ağlıyor. Tanrı'ya bir bakış atıyorum. Gülümsüyor. Neden? Ve ben kendime bunu sorarken artık onu görmüyorum. Yine gitmiş. Muhabir Yarın dava başlıyor. Bir kafenin terasında oturmuş gazete okuyorum. Akşam havası serin çünkü sonbahar geldi. Gazeteler kaç gündür yaklaşan sansasyondan bahsediyor. Bazıları cinayet davası Z, diğerleri cinayet davası N başlığıyla. Görüşler ve eskizler veriyorlar. Merkezinde gençlerin bulunduğu eski kriminal olayları ortaya çıkartıyorlar. Gençliğin geneli hakkında konuşuyorlar. Öngörülerde bulunuyorlar detaylar içinde kaybolup yine de nasıl oluyorsa lafı öldürülen N'ye ve katili Z'ye getiriyorlar. Bu sabah bir muhabir gelip benimle röportaj yaptı. Akşam gazetesinde çıkmış olmalı. Sayfayı arıyorum. Fotoğrafımı bile çekti. Evet, bu benim resmim. Hmm, neredeyse kendimi tanıyamayacaktım. Aslında gayet güzel. Fotoğrafın altında da şu yazılı. Öğretmen ne diyor? Evet, ne diyorum? Muhabirlerimizden biri bu sabah devlet cimnazyumuna gelip geçen ilkbaharda gençler arasında yaşanan trajik olayın vuku bulduğu çadır kampında gözetmenlik yapan öğretmeni ziyaret etti. Öğretmen hala bir sırla karşı karşıya olduğunu söyledi. Z her zaman çok parlak bir öğrenciymiş ve öğretmen karakterinde dikkati çeken herhangi bir anomali, kusur veya suç işleme içgüdüsü gözlemlememiş. Muhabirimiz bu cinayetin Gençliğin bir nevi canavarlaşmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına dair mühim soruyu öğretmene yöneltti. Ama o bunu kesin bir dille reddetti. Zamane gençliğinin hiçbir şekilde canavarlaşmadığını, genel iyileşme sayesinde daha çok sorumluluk sahibi, fedakarlık yapmaya hazır ve kesinlikle milliyetçi olduğunu söyledi öğretmen. Bu cinayet çok üzücü bir münferit hadiseymiş. En kötü liberal zamanlara doğru bir gerilemeymiş. Derken okul zili çalıyor. Teneffüs sona eriyor ve öğretmen bey müsaade istiyor. Genç ve açık fikirli ruhları birer değerli yoldaş olarak eğitmek üzere sınıfa yürüyor. Tanrı'ya şükür ki Z vakası yalnızca bir istisnadan, ferdi suçun istisnai biçimde patlamasından ibaret. Benim röportajdan sonra çavuşla yapılan röportaj var. Onun da fotoğrafı gazetede. Fakat herhalde 30 yıl önceki görüntüsü bu. Kendini beğenmiştim. Evet, çavuş ne diyor? Muhabirimiz aynı zamanda eski askeri eğitim müdürünü de ziyaret etti. Kısaca AEM olarak anılan askeri eğitim müdürü, meslektaşımızı ziyadesiyle nazik bir tavırla hala diri bir yaşlı kurt hazır ol duruşuyla karşıladı. Ona göre vukuat disiplin eksikliğinden kaynaklanıyor. Öldürülen kişinin cesedinin bulunduğu sıradaki durumuna ayrıntısıyla değindi. Dünya savaşına başından sonuna kadar katılmış ama hiçbir zaman böyle korkunç bir yara görmemiş. Eski bir asker olarak barış taraftarıyım diyerek aydınlatıcı sohbeti bitirdi. Muhabirimiz çocuk ihmallerine karşı birlik başkanı olan baca temizleme ustası Sayın Bayan K'yı da ziyaret etti. Başkan dava ile ilgili olarak derin bir üzüntü duyuyor. Kaç gündür uyuyamıyormuş. Gelecekten haber veren rüyalar bu değerli kadına eziyet ediyormuş.'' Ona göre toplumsal sıkıntılar göz önünde bulundurulduğunda yetkili kişilerin artık daha iyi ıslah evleri kurmalarının vakti geldi. Sayfayı çeviriyorum. Ah bu da kim? Doğru bu fırıncı ne? Ölen çocuğun babası. Eşinin de resmini koymuşlar. Bayan Elizabeth ne? Evlenmeden öncese. Sorunuzu memnuniyetle cevaplamak isterim diyor fırıncı muhabirimize. Dürüst mahkeme zavallı ottomuzun sadece denetim kurulunun sorumsuz dikkatsizliğinin bir kurbanı olup olmadığını ortaya çıkartmak zorunda kalacak. Bu durumda AEM'yi değil sadece öğretmeni düşünüyorum. Adalet mülkün temelidir. Genel olarak öğretim elemanlarının uygun şekilde elenmesi gerekiyor. Hala her yerde gizlenmiş devlet düşmanları bulunuyor. Filipide yeniden görüşeceğiz. Ve fırıncının eşi şöyle diyor: çocuk benim güneşimdi. Artık sadece kocam kaldı. Ama çocuk ve ben bizim hala manevi bir bağımız var. Ben spiritüel bir gruptayım. Okumaya devam ediyorum. Başka bir gazete şöyle yazıyor. Katilin annesi üç odalı bir dairede yaşıyor. On sene önce ölen üniversite profesörü Z'nin dul eşi kendisi. Profesör Z çok saygın bir fizyologtu. Amputasyon sonrası sinirlerin tepkileri üstüne yaptığı çalışmalar sadece uzmanlar arasında etki yaratmakla kalmadı, yaklaşık 20 yıl önce bir süre canlı hayvanlar üzerinde deney yapılmasına karşı olan derneğin ana hedefi oldu. Maalesef profesörün eşi Bayan Z bize herhangi bir açıklama yapmayı reddetti. Sadece şunları söylüyor. Beyler, neler yaşadığımı düşünemiyor musunuz? Kendisi orta boylu bir hanım siyah yaz giysisi var üzerinde. Başka bir gazetede sanığın savunma avukatını keşfettim. Benimle de üç kez konuştu. Davaya kendini kaptırmış gibiydi. Kendisi için nelerin risk altında olduğunu kesin olarak bilen genç bir avukat. Bütün muhabirlerin gözü onda. Uzunca bir röportaj. Beyler bu sansasyonel cinayet davasında diye başlıyor savunma avukatı. Savunma riskli bir durumda bulunuyor. Çünkü kılıcını sadece savcılığa karşı değil, aynı zamanda savunması gereken sanığa karşı da kullanmalı. Neden? Sanık Beyler suçunu itiraf etti. Özellikle belirtilmesini istiyorum. Bu bir cinayet değil, kasıtsız adam öldürmedir. Ama genç sanığın itirafına rağmen ben onun suçu işleyen kişi olmadığından eminim. Benim kanaatime göre başka birini koruyor. Doktor Bey, Suçu başkasının işlediğini iddia etmek istemiyorsunuz herhalde. Evet beyler, gerçekten de bunu söylemek istiyorum. Bunu içimde açıklanamayan bir his, bir nevi kriminologlara özgü avlanma içgüdüsü söylese de bu iddiamı destekleyen başka nedenlerim de var. O yapmadı. Eylemin sebeplerini bir düşünün. Sınıf arkadaşını günlüğünü okuduğu için öldürüyor. Ama günlüğün içinde neler yazılıydı? Çoğunlukla şu ahlaksız kızla olan ilişkisi kızı koruyor ve düşüncesizce ilan ediyor. Günlüğüme kim dokunursa ölür. Elbette, elbette her şey onun aleyhine ama bir yandan da öyle değil. İtirafın şövalyevari bir tutumdan geri kalır yanı olmasa da asıl cinayet hakkında konuşmaması dikkat çekmiyor mu? Olayın gelişimine bir sözle bile değinmiyor. Neden bize anlatmıyor? Hatırlamadığını söylüyor. Yanlış Hatırlayamaz zaten. Zavallı sınıf arkadaşının nasıl, nerede, ne zaman öldürüldüğünü bilmiyor ki. Tek bildiği bunun bir taşla yapıldığı. Ona taşlar gösteriliyor ama o hatırlamıyor. Beyler başka birisinin suçunu örtmeye çalışıyor. Peki ya yırtık ceket ve ellerindeki çizikler? Kesinlikle ne ile o kayanın üstünde karşılaştı. Onunla boğuştu da. Bunların hepsini zaten en ince detayına kadar anlatıyor. Ama ondan sonra peşinden sessizce takip edip kalleşçe bir taşla hayır hayır neyi başka biri öldürdü. Şu kızı mı kastediyorsunuz? Aynen öyle onu kastediyorum. Oğlanın üzerinde hakimiyeti vardı. Hala da var. Kızın kölesi olmuş. Beyler psikiyatrlarında ifadeleri alınacak. Kız tanık olarak çağrıldı mı? Tabii ki. Cinayetten kısa süre sonra bir mağarada tutuklandı ve çetesiyle birlikte mahkum edildi bile. Eva'yı göreceğiz ve duyacağız. Belki de yarın. Dava ne kadar sürecek? Ben iki üç gün diye düşünüyorum. Fazla tanık çağrılmadı ama dediğim gibi sanıkla sıkı bir mücadelem olacak. Çok sert geçecek. Sonuç alıncaya kadar mücadele edeceğim. O hırsızlığa yataklıktan hüküm yiyecek hepsi bu. Evet, hepsi bu. Tanrı'dan bahseden yok. Cinayet davası Z veya N. Adalet Sarayı'nın önünde 300 kişi toplanmıştı. Hepsi içeri girmek istiyordu ama kapı kapalıydı. Çünkü giriş kartları haftalar öncesinden verilmişti. Çoğunlukla kayırmacılıkla ama sıkı kontrol ediliyordu. Koridorlarda yürümek neredeyse imkansızdı. Herkes Z'yi görmek istiyordu. Özellikle de kadınlar. İhmal edilmiş ve şık kadınlar sorumluluklara gebe kalamayacakları felaketlerden haz alıyorlardı. Başka insanların talihsizlikleriyle yatağa giriyor ve yapay acıma hissiyle kendilerini tatmin ediyorlardı. Basın galerisi hınca hınç doluydu. Tanık olarak çağrılanlar şunlardı: N'nin anne babası, Z'nin annesi, Çavuş, Z ile N'nin çadırını paylaşan R. Öldürülen çocuğun cesetini bulan iki oduncu, sorgu yargıcı, jandarmalar vesaire ve tabii ki ben de ve tabii ki Eva da. Ama o henüz salonda değildi, sonra getirilecekti. Savcı ve savunma avukatı dosyaları karıştırıyor. Eva şimdi tek kişilik hücrede oturmuş sırasının gelmesini bekliyor. Sanık geliyor, bir güvenlik görevlisi ona eşlik ediyor her zamanki gibi görünüyor. Sadece yüzü biraz daha solgun ve gözlerini kırpıştırıyor. Işık onu rahatsız ediyor. Saçları hala düzenli. Sanık sandalyesine sanki okul sırasıymış gibi oturuyor. Herkes ona bakıyor. Kısacık bir bakış atıyor ve annesini görüyor. Gözlerini ona dikiyor. İçinden neler geçiyor. Görünüşe göre hiçbir şey. Annesi ona neredeyse hiç bakmıyor. Yoksa sadece öyle mi görünüyor? Çünkü kat kat peçenin altında. Siyah üstüne siyah yüzü yok. Çavuş beni karşılıyor ve röportajı okuyup okumadığımı soruyor. Evet diyorum ve fırıncı ne sesimi duyunca nefretle kulak kesiliyor. Muhtemelen beni döve döve öldürebilir. Bayat bir ekmekle peçe. Çocuk mahkemesinin başkanı salona giriyor ve herkes ayağa kalkıyor. Başkan oturuyor ve duruşmayı başlatıyor. Sevimli bir dede. İddianame okuyor. Z kasıtsız adam öldürmeden değil cinayetten yargılanacak. Hem de tahammüden cinayetten. Dede başını sallıyor. Sanki ah şu çocuklar der gibi. Sonra sana dönüyor. Z ayağa kalkıyor. Kimlik bilgilerini sayıyor. Çekingen davranmıyor. Şimdi de irticalen hayatından bahsetmesi isteniyor annesine ürkek, çekingen bakıyor. Her çocukta olduğu gibi diyerek usulca başlıyor. Anne babası pek sert değillermiş. İşte her anne baba gibi babası çok erken ölmüş. Evin tek çocuğuymuş. Annesi mendilini gözüne götürüyor ama peçenin üstünden. Oğlu büyüyünce ne olmak istediğini anlatıyor. Evet, bir zamanlar büyük bir mucit olmak istemişti. Ama sadece ufak şeyler icat etmek istemişti. Mesela yeni bir fermuar gibi. Çok makul diye başını sallıyor mahkeme başkanı. Ama ya bir şey icat etmeseydin? O zaman pilot olurdum. Posta pilotu. Daha çok deniz aşırı. Zencilere mi diye istemsizce düşünüyorum. Z böyle geçmiş geleceğinden bahsederken zaman gitgide yaklaşıyor. Yakında gelmiş olacak Tanrı'nın geldiği gün. Z kamp hayatını ateş etmeyi, yürümeyi, bayrak asmayı, çavuşu ve beni anlatıyor ve garip bir ifadede bulunuyor. Öğretmen Bey'in görüşleri bana göre çoğu kez fazla hamdı. Başkan şaşırıyor, nasıl yani? Çünkü öğretmen Bey hep dünyada olması gerekeni söylüyordu ve hiçbir zaman gerçekten nasıl olduğunu değil. Başkan Z'ye koca gözlerle bakıyor. Şimdi radyonun hükmettiği bir alana girildiğini hissediyor mu acaba? Gerçekliğin vahşeti karşısında tozlara bulanırken ahlaka olan özlemin değersiz sayıldığı bir alan. Evet hissediyor olmalı çünkü dünyayı terk edebilmek için bir fırsat kolluyor. Aniden Z'ye soruyor. Tanrı'ya inanıyor musun? Evet diyor Z düşünmeden. Peki beşinci emri biliyor musun? Evet. Yaptığına pişman mısın? Salona bir sessizlik çöküyor. Evet diyor Z, çok pişmanım. Kulağa biraz sahte geliyor bu pişmanlık. Sorgulama cinayet gününe yöneldi. Herkesin bildiği detaylar geviş getirircesine yeniden elden geçirildi. Z yüzüncü kez anlatıyor. Çok erken saatte yürüyüşe çıktık. Sonra da avcı hattında çalıların arasından düşman tarafından tutulan bir dağ sırtına yöneldik. Mağaraların yakınında tesadüfen neye denk geldim. Bir kayalığın üstündeydi. Neye karşı çok öfkeliydim. Kutumu kırdığı için. Gerçi inkar etti ama dur diye sözünü kesiyor başkan. Öğretmen beyin sorgu hakimi önünde verdiği ifadeye göre sen ona N'nin kutuyu kırdığını itiraf ettiğini söylemişsin. Onu öylesine dedim. Neden dedin? Ortaya çıktığında benim üzerime bir şüphe düşmesin diye. Demek öyle. Devam et. Kavga etmeye başladık işte. Ben ve ne beni neredeyse kayadan aşağı atıyordu. O an beynime kan sıçradı. Yeniden ayağa kalktım ve taşı tepesine fırlattım. Kayanın üstünde mi? Hayır. Nerede o halde? Bunu hatırlamıyorum. Gülümsüyor. Ağzından laf alınmıyor. Artık hatırlamıyor. Peki nerede yeniden başlıyor hatırladıkların? Kampa geri döndüm ben ve ne ile boğuştuğumu günlüğüme yazdım. Evet bu son kayıt ama son cümleyi bitirmemişsin. Öğretmen bey beni rahatsız ettiği için. Senden ne istedi? Bilmiyorum. Peki kendisi zaten bize anlatır. Mahkeme masasının üzerinde günlük, bir kurşun kalem ve bir pusula duruyor ve bir taş. Başkan Z'ye taşı tanıyıp tanımadığını soruyor. Z başını sallayarak onaylıyor. Peki bu kurşun kalem, bu pusula kime ait? Onlar bana ait değil. Talihsiz neye aitler diyor başkan ve tekrar dosyaya bakıyor. Ama hayır, sadece kurşun kalem neye ait, pusulanın sana ait olduğunu neden söylemiyorsun? Z kızarıyor. Unutmuşum diye alçak sesle özür diliyor. Savunma avukatı ayağa kalkıyor. Sayın Başkan, belki de pusula gerçekten onun değildir. Ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şu, N'ye ait olmayan bu uğursuz pusula belki Z'ye de ait değil, belki tamamen başkasına ait. Lütfen olayın ceyran ettiği sırada gerçekten üçüncü bir kişinin daha yanlarında olup olmadığı sana sorulabilir mi?'' Avukat yerine oturuyor ve Z ona kısa ama düşmanca bir bakış fırlatıyor. "Üçüncü bir kişi yoktu," diyor üstüne basarak. O zaman avukat yerinden sıçrayarak ayağa kalkıyor. "Neden üçüncü bir kişinin olmadığını bu kadar iyi hatırlıyor da olayın ne zaman, nasıl ve nerede olduğunu hiç hatırlayamıyor?" Ama şimdi savcı da konuşmaya karışıyor. "Avukat Bey, sanırım sanığın değil de o büyük bilinmeyen kişinin cinayeti işlediğini söylemek istiyor." diyor kinayeli bir şekilde. Bilmiyorum diye sözünü kesiyor avukat. Bir hırsız çetesini organize eden, yoldan çıkmış bir kız öyle kolayca büyük meçhul kişi olarak adlandırılabilir mi? Kız değildi diye söz kesiyor savcı. Tanrı biliyor yeterince sorguya çekildi. Zaten sorgu hakimini de tanık olarak dinleyeceğiz. Bunun haricinde sanık suçu açık açık itiraf etti. Hatta anında itiraf etti ki bu da bir bakıma onun lehine savunmanın olayları çarpıtıp sanki kız cinayeti işlemiş de Z onu yalnızca kurtarmaya çalışıyormuş gibi gösterme çabası sadece kuruntulara sebep oluyor. Bekleyin diyerek gülümsüyor savunma avukatı ve Z'ye yöneliyor. Günlüğünde de yazmıyor mu ki kız eline bir taş alıp peşimden fırlattı. Bana değseydi şimdiye çoktan ölmüştüm diye. Z ona sakince bakıyor. Sonra kestirip atarcasına bir hareket yapıyor. Abarttım küçücük bir taştı. Sonra birden cesaretini topluyor. Doktor bey, beni artık savunmayın. Yaptıklarımın cezasını çekmek istiyorum. Doktor bey diye burada avukata söylüyor. Peki ya annen diye bağırıyor avukat. Hiç mi annenin nasıl acı çektiğini düşünmüyorsun? Ne yaptığını bilmiyorsun sen. Z ayakta durmuş başını yere eğiyor. Sonra annesine bakıyor. Araştırır gibi. Herkes kadına bakıyor ama peçelerden bir şey göremiyor. Evde Başkan şahitlerin sorgulanmasından önce bir ara veriyor. Öğlen vakti olmuş. Salon yavaş yavaş boşalıyor. Sanık götürülüyor. Savcı ve savunma avukatı galibiyetten emin birbirlerine bakıyorlar. Adalet Sarayı'nın önündeki parkta dolaşmaya çıkıyorum. Bulutlu bir gün. ıslak ve soğuk. Yapraklar dökülüyor. Evet yine sonbahar geldi. Köşeyi dönüyorum ve neredeyse duruyorum. Ama hemen yürümeye devam ediyorum. Bankta Zeyn'in annesi oturuyor. Kıpırdamıyor. Orta boylu bir hanım olduğunu hatırlıyorum. İstemsiz selam veriyorum ancak karşılık vermiyor. Muhtemelen beni görmedi bile. Muhtemelen aklı bambaşka bir yerdedir. Tanrı'ya inanmadığım zamanlar geride kaldı. Bugün ona inanıyorum. Ama onu sevmiyorum. Çadır kampında küçük r ile konuşurken Zey'i nasıl gözünden ayırmadığını hala görebiliyorum. Delici sinsi gözleri olmalı. Soğuk, çok soğuk. Hayır, o iyi değil. Neden Zey'nin annesinin böyle oturmasına izin veriyor? O ne yaptı ki? Oğlunun işlediği suçtan sorumlu tutulabilir mi? Oğlu lanetlerken neden anneyi cezalandırıyor? Hayır, Tanrı adil değil. Bir sigara yakmak istiyorum. Sinir bozucu. Evde unutmuşum. Parktan ayrılıp tütün satan bir dükkan arıyorum. Bir yan sokakta dükkanı buluyorum. Burası küçük bir yer ve sahipleri çok yaşlı bir çift. Yaşlı adamın kutuyu açması ve yaşlı kadının 10 sigara sayması uzun sürüyor. Birbirlerinin yolunu kesiyorlar ama birbirlerine nazik davranıyorlar. Yaşlı kadın bana para üstüne eksik veriyor ve ben gülümseyerek bu duruma onun dikkatini çekiyorum. Çok korkuyor. Tanrı korusun diyor. Bense düşünüyorum. Tanrı seni koruyorsa o halde emin ellerdesin. Bozuk parası yok. Para bozdurmak için yandaki kasaba gidiyor. Yaşlı adamla geride kalıyorum ve bir sigara yakıyorum. Mahkemeden biri miyim diye soruyor. Çünkü ondan hep mahkemede çalışan beyler alışveriş yaparmış. Bunun üstüne de zaten cinayet davasıyla başlıyor. Dava bayağı ilginçmiş çünkü içinde Tanrı'nın eli çok iyi izlenebiliyormuş. Kulak kesiliyorum. Tanrı'nın eli mi? Evet diyor çünkü bu davada bütün kişiler suçlu gibi duruyor. Şahitler, çavuş, öğretmen hatta ebeveynler bile. Ebeveynler mi diyorum? Evet çünkü sadece gençlik değil ebeveynler de artık Tanrı ile ilgilenmiyor. Hiç yokmuş gibi davranıyorlar. Dışarıya sokağa bakıyorum. Yaşlı kadın kasaptan çıkıyor ve sağdaki fırına gidiyor. Hmm, demek kasap da parayı bozamadı. Sokakta kimseler görünmüyor ve birden çok garip bir düşünceye kapılıyorum. Aklımdan çıkmıyor bir türlü. Kasabın parayı bozamamasının bir anlamı olmalı. Burada beklemek zorunda kalmamın bir anlamı olmalı. Yüksek gri binalara bakarak şöyle diyorum. Tanrı'nın nerede yaşadığını bir bilebilsek. Yaşlı adamın Unutulmadığı her yerde yaşıyor diyen sesini duyuyorum. Bizim burada da yaşıyor çünkü biz hiç kavga etmiyoruz. Nefesimi tutuyorum. Neydi bu? Bu hala yaşlı adamın sesi miydi? Hayır, bu onun sesi değildi. Bu başka bir sesti. Benimle konuşan kimdi? Arkamı dönüyorum ve yine o sesi duyuyorum. Tanık olarak ifadeni verirken benim adımı anarsan o zaman kutuyu kıranın sen olduğunu gizleme. Kutu Hayır, o zaman ancak ceza alırım, hırsızı tutuklatmadım diye. Al zaten. Ama ekmeğimden olurum, işimi kaybederim. Kaybetmen gerekiyor zaten ki başka adaletsizlikler olmasın. Peki ya annem babam, onlara destek oluyorum. Çocukluğunu göstereyim mi sana? Çocukluğumu mu? Anne cırlak bir sesle bağırıyor, baba kızıyor, sürekli kavga ediyorlar, Hayır burada yaşamıyorsun. Buradan sadece geçip gidiyorsun. Gelişin de neşe getirmiyor. Halamak istiyorum. Söyle diyen sesi duyuyorum. Kutuyu senin kırdığını söyle. Bana bu iyiliği yap ve beni daha fazla incitme. Pusula Dava devam ediyor. Sıra tanıklarda. Oduncular, jandarmalar, sorgu hakimi, çavuş. Onlar sıralarını çoktan savdılar. Fırıncı ne ve eşi de bildiklerini çoktan anlattılar. Hiçbiri bir şey bilmiyor. Fırıncının yüreği el vermedi. Benim zencilerle ilgili görüşüme değinmeden edemedi. Benim bu şüpheli tutumuma karşı ağır suçlamalarda bulundu. Başkan ona kınıyarak baktı ama sözünü kesmeye cesaret edemedi. Şimdi Zeyn'in annesi çağrılıyor. Başkan ona tanık ifadesi vermeyi reddedebileceğini izah ediyor ama kadın başkanın sözünü kesip ifade vermek istediğini söyledi. Konuşuyor ama yüzündeki peçeyi de indirmiyor. Rahatsız edici bir sesi var. Z'nin sessiz ama çabuk öfkelenen bir çocuk olduğunu anlatıyor ve bu özelliğini babasından almış. Hiç hastalanmamış, sadece çocukların geçirdiği zararsız hastalıkları atlatmış. Ruhsal hastalıklar da ailede görülmemiş, ne baba tarafında ne anne tarafında. Birden kendi sözünü bölüyor ve soruyor. Sayın başkan, oğluma bir soru sorabilir miyim? Buyurun diyor başkan. Mahkeme masasına yanaşıyor, pusulayı eline alıyor ve oğluna gösteriyor. Senin ne zamandır bir pusulan var ki diye soruyor alay eder gibi. Bugüne kadar hiç pusulan olmadı. Hatta kamp için yola çıkmadan önce bunun yüzünden tartışmadık mı? Sen şöyle dememiş miydin? Herkesin pusulası var bir benim yok. Pusulasız yolumu şaşırırım. O halde bunu nereden aldın? Z kadına gözünü dikmiş bakıyor. Kadın zafer kazanmış gibi bir edayla başkana dönüyor. Bu onun pusulası değil, cinayeti de bu pusulayı kaybeden kişi işledi. Salonda mırıldanmalar başlıyor. Başkan Z'ye soruyor. Annenin dediğini duydun? Z hala annesine bakıyor. Evet diyor usulca. Annem yalan söylüyor. Avukat ayağa fırlıyor. Sanığın ruh sağlığı ile ilgili fakülteden bilirkişi raporu alınmasını talep ediyorum. Başkan mahkemenin bu taleple sonra ilgileneceğini belirtiyor. Anne Z'yi göz hapsinde tutuyor. Yalan söylüyorum öyle mi? Evet, yalan söylemiyorum diye birden bağırmaya başlıyor kadın. Hayır, hayatımda hiç yalan söylemedim ama sen her zaman yalan söyledin. Her zaman. Ben hakikati söylüyorum ve yalnızca gerçeği ama sen sadece o pis karıyı korumak istiyorsun. Şu ahlaksız şıllığı. Şıllık değil o diyor çocuk. Kapat çeneni diye çığlık atıyor annesi. Git gide kendini kaybediyor. Sen zaten ancak böyle paçavraları düşünürsün. Hiç zavallı anneni düşünmezsin. O kız senden çok daha değerli. Susun diye öfkeyle bağırıyor başkan. Z'ye tanığa hakaretten iki günlük hapis cezası veriyor. Annene karşı terbiyesizlik ediyorsun diye kızıyor ona. Bu çok şeyi açıklıyor. Z şimdi sakinliğini kaybediyor. Babasından aldığı öfkesi patlak veriyor. Anne değil ki bu diye bağırıyor. Hiçbir zaman benimle ilgilenmiyor. Varsa yoksa hizmetçileri. Doğduğum günden beri o iğrenç sesiyle mutfakta kızlara bağırdığını duyuyorum. Her zaman kızların tarafını tuttu sayın başkan. Aynı kocam gibi. Kadın hafifçe gülüyor. Gülme anne diye çıkışıyor oğlu. Tekla'yı hatırlamıyor musun? Hangi Tekla'yı? 15 yaşındaydı. Ona her fırsatta eziyet ettin. Geceleri saat 11'e kadar ütü yapmak zorundaydı ve sabahları saat 4.30'da da kalkması gerekiyordu. Açlıktan ölmeye terk edilmişti. Ondan sonra gitti. Hatırlıyor musun? Evet, hırsızlık yaptı. Gidebilmek için. Ben o zaman 6 yaşındaydım ve babamın eve gelip zavallı kız yakalanmış ıslah evine gönderecekler dediğini çok iyi hatırlıyorum. Ve bu senin suçundu. Sadece senin. Benim mi? Babam da öyle demişti. Baban, baban çok konuşurdu o. Babam hiç yalan söyledi mi? O vakit fena kavga ettiniz ve babam evde kalmıyordu, hatırlıyor musun? İşte Eva da o tekla gibi bir kız. Aynen öyle. Hayır anne, artık seni sevmiyorum. Salona derin bir sessizlik çöktü. Sonra başkan, teşekkürler bayan profesör dedi. O dönemde kadınlara eşlerinin ünvanıyla hitap edilirdi. Eşi profesördü. Teneke kutu. Şimdi sıra bende. Saat çoktan dördü kırk beş geçiyor. Tanık olarak yemin ediyorum. Hakikati bildiğim kadarıyla söyleyeceğime ve hiçbir şey saklamayacağıma namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim. Aynen, hiçbir şeyi saklamamaya. Ben yemin ederken salonda bir hareketlenme oluyor. Ne var? Hafifçe dönüyorum ve Eva'yı görüyorum. Tanık sandalyesine oturuyor, yanında da ona eşlik eden bir kadın gardiyan. Gözlerini bir kere görmek istemiştim diye geçiyor aklımdan. Bakacağım gözlerine, her şeyi anlattıktan sonra. Şu an ona fırsatım yok. Ona sırtımı dönmem gerekiyor çünkü önümde haç duruyor. Tanrı'nın oğlu. Z'ye göz ucuyla bakıyorum, gülümsüyor. Acaba kız da gülümsüyor mudur arkamdan? Başkanın sorularını cevaplıyorum. Yine zencilere dokunup geçiyor. Evet biz anlaşıyoruz. N'ye aynı şekilde Z'ye de iyi referans veriyorum. Cinayet işlenirken ben yoktum. Başkan bana tam izin verecekken sözünü kesiyorum. Sayın başkan ufak bir şey daha var. Buyurun diyor. Z'nin günlüğünün içinde bulunduğu şu kutu. Onu ne kırmadı? Ne değil miydi? Ya kimdi? Bendim. Kutuyu bir telle açan bendim. Bu sözlerin etkisi büyük oldu. Başkan elindeki kurun kalemi düşürdü. Savunma avukatı ayağa fırladı. Z bana ağzı açık baka kaldı. Annesi çığlık attı fırıncı hamur gibi bembeyaz kesildi ve kalbini tuttu. Ya Eva? Bilmiyorum. Arkamda sadece telaşlı genel bir huzursuzluk hissediyorum. Mırıldanmalar, fısır fısır konuşmalar. Savcı hipnotize olmuş bir halde ayağa kalkıyor ve yavaşça parmağıyla bana işaret ediyor. Siz mi? diye ağır ağır soruyor. Evet diyorum ve kendi sakinliğime şaşırıyorum. Kendimi son derece hafif hissediyorum ve her şeyi anlatmaya başlıyorum. Kutuyu neden kırdığımı, neden Z'ye hemen itiraf etmediğimi, utandığım için ama işin içinde biraz da korkaklık vardı. Her şeyi anlatıyorum. Günlüğü neden okuduğumu ve neden yasal sonuçlara varmadığımı. Çünkü ben bir hesabın üstüne kalın bir çizgi çekecektim. Büyük bir çizgi başka bir hesapta. Evet aptallık ettim. Savcının not almaya başladığını fark ediyorum. Ama bu beni rahatsız etmiyor her şeyi, her şeyi anlatmaya devam et. Adem ve Havva'yı da ve karanlık bulutları ve aydaki adamı da. Bitirdiğimde savcı ayağa kalkıyor. Bu ilginç ifadesinin sonuçları hakkında hiçbir hayale kapılmamasına dair sanığın dikkatini çekerim. Savcılık, makamları yanlış yönlendirme ve hırsızlığa yardım yataklıktan dolayı dava açma hakkını saklı tutar. Lütfen diye hafifçe eğiliyorum. Hiçbir şey saklamayacağıma dair yemin ettim. Tam o anda fırıncı bağırıyor. Oğluma kastı var. Sadece onun kastı var. Kalp krizi geçiriyor ve dışarı çıkarılması gerekiyor. Eşi tehdit edercesine kolunu kaldırıyor. Korkun diye bağırıyor. Tanrı'dan korkun. Hayır, artık Tanrı'dan korkmuyorum. Etraftaki genel tiksintiyi hissediyorum. Sadece iki göz benden tiksinmiyor. Üzerimde duruyorlar. Memleketimin ormanlarındaki karanlık göller gibi durgun. Eva, sen yoksa çoktan sonbahar mısın? Cennetten kovulmuş. Eva'ya yemin ettirilmiyor. Bunu biliyor musun diye soruyor başkan pusulayı kaldırarak. Evet diyor kız, yönü göstermeye yarar. Kime ait olduğunu biliyor musun? Bana değil ama kimin olduğunu tahmin ediyorum. Sakın yalan söyleme. Yok yalan söylemiyorum. Ben de şimdi aynı öğretmen bey gibi hakikati söylemek istiyorum. Benim gibi mi? Savcı alaycı bir tavırla gülümsüyor. Davalı vekili gözlerini kızdan ayırmıyor. Başla o halde diyor başkan. Ve Eva başlıyor. Z ile bizim mağaranın yakınlarında buluştuğumda neye çıka geldi? Yani sen de oradaydın. Evet. Peki bunu neden daha yeni söylüyorsun? Neden soruşturma süresince Z, N'yi öldürdüğünde orada olmadığına dair yalan söyledin? Çünkü Z, N'yi öldürmedi. Z değil miydi? Peki kimdi? Gerginlik korkunç. Salonda bulunan herkes öne eğiliyor. Kızın üstüne eğiliyorlar ama kız küçülmüyor. Z'nin beti benze atıyor. Ve Eva anlatıyor. Z ve N çok kötü boğuştular. N Z'den güçlüydü ve Z'yi kayadan aşağı itti. Ben de öldüğünü düşündüm ve deliye döndüm. Benim hakkımda her şeyi biliyor çünkü günlüğü biliyor diye de düşündüm. Bir taş aldım elime, şuradaki taşı ve peşinden koştum. Taşla kafasına vuracaktım, evet istedim. Ama o an yabancı bir çocuk çalıların arasından atlayıp çıktı, elimden taşı çekip aldı. Ve N'nin peşinden koştu. Ona yetişip onunla konuştuğunu gördüm. Ağaçsız bir açık alandaydık. Taşı da hala sıkı sıkı elinde tutuyordu. İkisi geri gelir diye korktuğumdan saklandım. Ama gelmediler. Başka bir yöne gittiler. N iki adım önde. Birden yabancı çocuk taşı kaldırıp arkadan N'nin kafasına indirdi. N yere düştü ve kıpırdamadı. Yabancı N'nin üzerine eğilip ona baktı. Sonra onu sürükleyerek götürdü. Bir çukura. Benim her şeyi gördüğümü bilmiyordu. Ondan sonra kayaya geri koştum ve orada Z'yi buldum. Ona bir şey olmamıştı. Sadece ceketi yırtılmıştı ve elleri çizik içindeydi. Dili ilk çözülen kişi davalı avukatı oluyor. Z'ye karşı açılan davanın düşürülmesini talep ediyorum. Bir dakika doktor bey diye sözünü kesiyor başkan ve kıza hala şaşkın bakışlarla bakan Z'ye dönüyor. Bu söyledikleri doğru mu? Evet diye sessizce başını sallıyor Ze. Peki bir yabancı çocuğun neyi öldürdüğünü sen de gördün mü? Hayır bunu görmedim. Tamam işte. Savcı rahat bir nefes alıyor ve tatmin olmuş bir halde arkasına yaslanıyor. Sadece taşı yerden alıp neyinin arkasından koştuğumu gördü," diyor Eva. O halde onu öldüren sendin diye belirtiyor davalı avukatı. Ama kız sakinliğini koruyor. Hayır ben değildim. Hatta gülümsüyor. Buna geri döneceğiz diyor başkan. Şimdi tek öğrenmek istediğim eğer suçsuzsanız neden bugüne kadar bunu saklı tuttunuz? Evet. İkisi de susuyor. Sonra yine kız başlıyor. Z suçu üstlendi. Çünkü neyi benim öldürdüğümü düşünüyordu. Bunu bir başkasının yaptığını söylediğimde bana inanmak istemedi. Ama biz sana inanalım öyle mi? Kız yine gülümsüyor. Bilmem ama öyle işte. Ve sen de onun masum olduğu halde mahkum edilmesini öyle sakince oturup izleyecek miydin? Sakince değil, yeterince ağladım zaten. Ama ıslah evinden o kadar çok korkuyordum ki ama sonra şimdi söyledim işte onun yapmadığını. Neden ancak şimdi? Çünkü işte öğretmen Bey daha hakikati söylediği için. Garip diye sırıtıyor savcı. Peki öğretmen bey hakikati söylememiş olsaydı? diye soruyor başkan. O zaman ben de susardım. Bence sen Z'yi seviyorsun diyor davalının avukatı iğneleyici bir tavırla. Ama gerçek aşk değil bu. Gülümsemeler. Eva davalı avukatına koca gözlerle bakıyor. Hayır diyor usulca ona aşık değilim. Z birden ayağa fırlıyor. Onu hiçbir zaman sevmedim diyor ve sesini biraz yükseltiyor, başını öne eğiyor. Z yavaşça yerine oturuyor ve sağ elini inceliyor. Kızı korumak istemişti ama kız onu sevmiyor. Kızın yerine mahkum olacaktı ama kız onu hiç sevmemişti. Durum böyleydi işte. Z şu anda ne düşünüyor? Geçmiş geleceğini mi düşünüyor? Muciti, posta pilotunu mu düşünüyor? Durum böyleydi işte. Yakında Eva'dan nefret edecek. Balık Peki dedi Eva'yı sorgulamaya devam eden başkan. Yani neyi bu taşla takip mi ettin? Evet. Ve onu öldürmek istedin. Ama yapmadım. Ya ne? Demin anlattım ya yabancı bir çocuk geldi, beni yere itti ve taşı alıp neyinin peşinden koştu. Bu yabancı çocuğun görüntüsü nasıldı? Her şey o kadar çabuk oldu ki bilmiyorum. Ah şu büyük meçhul kişi diye dalga geçiyor savcı. Onu görsen yeniden tanır mısın diye sıkıştırmaya devam ediyor başkan. Belki tek hatırladığım açık renk yuvarlak gözleri vardı balık gibi. Bu kelime bana yumruk gibi iniyor. Ayağa fırlıyorum ve bağırıyorum. Balık mı? Neyiniz var diye soruyor başkan ve şaşırıyor. Herkes şaşkın. Evet bana ne oluyor ki? Işıldayan bir kuru kafayı düşünüyorum. Soğuk zamanlar geliyor diyen Jules Cesar'ı duyuyorum. Balıkçağı. O zaman insanın ruhu bir balık suratı kadar hareketsiz olacak. İki açık renk yuvarlak göz bana bakıyor. Işıltısız, parıltısız. Bakan kişi T. açık mezarın başında duruyor. Çadır kampında da duruyor ve sessizce üstünlük taslayarak alaylı gülümsüyor. Kutuyu benim kırıp açtığımı önceden biliyor muydu? Günlükten de haberi var mıydı? Z'nin ve N'nin gizlice peşinden giden o muydu? Garip bir donuklukla gülümsüyor. Kıpırdamıyorum ve başkan yeniden soruyor. Neyiniz var? T'yi düşündüğümü söylesem mi ki? Saçmalık. T neden neyi öldürmüş olsun ki herhangi bir sebep yokken? Ve cevap veriyorum. Bağışlayın sayın başkan biraz gerginim de anlaşılır diye sırıtıyor savcı. Salonu terk ediyorum. Biliyorum Z'yi beraat ettirecek ve kızı mahkum ettirecek. Ama şunu da biliyorum her şey düzene girecek. Yarın veya yarından sonra bana karşı soruşturma başlatılacak. Yetkilileri yanlış yönlendirmekten ve hırsızlığa yardım yataklık etmekten. Öğretmenlikten ihraç edileceğim. Ekmeğimi kaybediyorum. Ama bu canımı yakmıyor. Ne yer ne içerim. Garip, dersizim. Jules Cesar'la bir araya geldiğim bar düşüyor aklıma. Pahalı bir yer değil ama ben kafayı çekmiyorum. Eve gidip yatıyorum. Artık odamdan korkmuyorum. Şimdi o benimle de yaşıyor mu? Oltaya takılmıyor. Doğru, sabah gazetesinde yazıyor zaten. Z sadece yetkilileri yanıltma ve hırsızlığa yataklıktan dolayı hafifletici nedenlerle ufak bir hapis cezasına çarptırılmış. Ama savcılık kıza karşı tahammüden cinayet suçundan dava açmış. Yeni dava herhalde 3 ay sonra başlar. Ahlaksız yaratık masumiyetine inatla yemin etti diye yazmış mahkeme muhabiri. Ama galiba etrafta kızın bağırış çağrışına inanacak kimse yok. Bir kere yalan söyleyen bilindiği üzere yine yalan söyler. Davalı Z bile duruşmanın sonunda kız gardiyanın elinden kurtularak ona koşup onu sevmediği için af dilerken elini vermemiş. Aha demek artık ondan nefret ediyor. Kız artık yapayalnız. Acaba hala bağırıyor mudur? Bağırma ben sana inanıyorum. Beklesem balığı yakalayacağım. Ama nasıl? Onunla konuşmam gerek. Hem de en kısa sürede. Sabah postasıyla birlikte milli eğitimden bir yazı geçti elime. Hakkımda soruşturma devam ettiği sürece cimnezyuma girmem yasak. Biliyorum bir daha hiç ayak basamayacağım. Çünkü düpedüz hüküm yiyeceğim. Hem de hafifletici nedenler olmadan. Ama şu an bu beni ilgilendirmiyor. Çünkü kızın bağrışını duymamak için bir balık yakalamalıyım. Ev sahibem kahvaltıyı getirirken ürkek davranıyor. Gazetede çıkan tanık ifademi okumuş. Ormanlar mırıldanıyor. Muhabirler şöyle yazıyor. Hırsıza yardım eden öğretmen. Hatta biri de benim ruhen katil olduğumu yazmış. Hiç kimse benim tarafımı tutmuyor. Fırınca ne için güzel zamanlar. Tabii gece şeytan gelip onu almadıysa. Öğlenleyin artık içine girmemin yasaklandığı cimnezyumun yakınlarında durup okulun bitmesini bekliyorum. Sonunda öğrenciler binayı terk ediyor. Bazı meslektaşlar da beni göremiyorlar ve işte T de geliyor. Yalnız geliyor, sağ sapıyor. Yavaş yavaş ona doğru yürüyorum. Beni görüyor ve duraksıyor. Sonra selam verip gülümsüyor. İyi ki seninle karşılaştım diye ona sesleniyorum. Seninle konuşmam gereken bir konu var. Buyurun diyerek saygıyla eğiliyor. Ama burada sokakta fazla gürültü var. Gel pastaneye gidelim. Sana dondurma ısmarlayayım. Ah teşekkür ederim. Pastanede oturuyoruz. Balık kendisi için çilekli ve limonlu dondurma sipariş etti. Dondurmayı kaşıklayarak yiyor. Yerken bile gülümsediğini fark ediyorum. Ve aniden şu cümleyle saldırıya geçiyorum. Seninle cinayet davası hakkında konuşmalıyım. Sakin sakin kaşıklamaya devam ediyor. Dondurma güzel mi diyorum? Evet. Susuyoruz. Söylesene diye yeniden başlıyorum. Kızın ne'yi öldürdüğüne inanıyor musun? Evet diyor. Yabancı bir oğlanın olduğuna inanmıyorsun yani. Hayır bu yalanı sadece kendini kurtarmak için uydurdu. Yine susuyoruz. Birden kaşıklamayı bırakıyor ve bana kuşkuyla bakıyor. Öğretmenim benden ne istiyorsunuz? Düşündüm de diyorum yavaşça ve yuvarlak gözlerine bakarak. Belki de o yabancı olanın kim olduğunu tahmin ediyorsundur. Neden? Cesaret ediyorum ve yalan söylüyorum. Çünkü senin sürekli gizlice gözetlediğini biliyorum. Evet diyor sakince. Bazı şeyleri gözlemledim. Şimdi yine gülümsüyor. Kutuyu benim açtığımı biliyor mu acaba ve soruyorum. Günlüğü okudun mu? Gözlerini bana dikiyor. Hayır ama sizin öğretmenim gizlice uzaklaşıp Z ile kızı seyrettiğinizi gördüm. Buz kesiyorum. Beni izliyor. O gece yüzüme dokunmuştunuz çünkü arkanızda duruyordum. Siz çok korktunuz ama ben öğretmenim korkmuyorum. Yine sakin sakin dondurmasını yiyor. Ve birden benim bu şaşkınlığımın keyfini kaçırmadığını fark ediyorum. Arada bir pusuya yatmış gibi bir bakış atıyor bana. Sanki bir şeyleri kaydediyor gibi. Garip bir avcıyı düşündürüyor. Duygusuzca nişan alan ve ancak garanti vuracağında ateş eden bir avcı. Bunu yaparken haz almayan bir avcı. Ama o zaman neden avlanıyor ki? Neden? Ne ile aran iyi miydi diyorum. Evet aramız bayağı iyiydi. Ne çok sormak istiyorum ona, o halde onu neden öldürdün diye, neden? Öğretmenim diyor birden, öyle bir soruyorsunuz ki sanki neyi ben öldürmüşüm, sanki o yabancı olan dermişim gibi. Görüntüsünü kimsenin bilmediği halde, tabii öyle biri gerçekten varsa, kız bile sadece onun balık gözlü olduğunu biliyor. Ya sen diye düşünüyorum. Benim balık gözlerim yok ki, aksine açık tenli ceylan gözlerim var.'' Bunu annem de söylüyor hatta herkes. Öğretmenim neden gülümsüyorsunuz? Benden ziyade sizin gözleriniz balık gibi. Benim mi? Öğretmenim okulda size verilen lakabı bilmiyor musunuz? Hiç duymadınız mı? Adınız balık. Gülümseyerek başını sallıyor. Evet öğretmenim. Çünkü hep böyle hareketsiz bir yüzünüz var. Ne düşündüğünüz hiçbir zaman bilinmiyor. Hatta umrunuzda olup olmadığı bile. Biz hep şey diyoruz. Öğretmen bey sadece izliyor. Mesela yolda birisi ezilip kalsa o sadece ezilenin nasıl yerde yattığını izler durur. Sadece tam bilmek için. Adam ölse bile bir şey hissetmez. Birden duruyor. Sanki ağzından laf kaçırmış gibi korku dolu gözlerle bana bakıyor. Ama sadece bir salise. Neden? Aha zokayı yutmuştun demek ama fikrini değiştirdin. Tam da yemi yutacaktın ama ipin farkına vardın. Şimdi denize geri yüzüyorsun. Henüz oltaya takılmadın ama kendini belli ettin. Beklesen yakalayacağım seni. Ayağa kalkıyor. Artık eve gitmeliyim yemeğe beklerler. Geç kalırsam başımın etini yerler diyor. Dondurma için teşekkür edip gidiyor. Arkasından bakıyorum ve kızın bağrışını duyuyorum. Bayraklar Ertesi gün uyandığımda çokça rüya gördüğümü biliyordum. Sadece ne gördüğümü hatırlamıyordum. Bir resmi tatil günüydü. En büyük plebin doğum günü kutlanıyordu. Şehrin her yerinde bayraklar ve afişler asılıydı. Sokaklarda kayıp uçağı arayan kızlar, bütün zencilerin ölmesine izin veren oğlanlar ve afişlerde yazılı olan yalanlara inanan ebeveynler yürüyordu. Ve bunlara inanmayanlar da birlikte yürüyorlardı. Aptallar komutası altında karaktersizler tümeni. Hmm. Uygun adım marş. Bir kahramanın mezarının başında cıvıldayan bir kuşun şarkısını söylüyorlar. Gazdan boğulan bir askerle evde kalan pisliği yiyen kahverengi kızlarla ve aslında hiç var olmayan bir düşmanla ilgili bir şarkı. Böylelikle aptallar ve yalancılar baş bilebin doğum gününü yad ediyorlar. Ben böyle düşünürken benim penceremden de aşağı bir bayrağın sarktığını belli bir memnuniyetle fark ediyorum. Dün akşamdan taktım onu oraya. Suçlular ve ahmaklarla uğraşan biri suçlu ve ahmak gibi davranmalı yoksa yok olur. Her şeyiyle yuvasına bayrak asmalı, artık bir yuvası olmasa da. Artık kişilik istenmeyip sadece itaat kabul edildiğinde hakikat gider ve yalan gelir. Yalan bütün günahların anasıdır. Bayraklar dışarı, ölüm yerine ekmek. Böyle düşünüyordum ki birden aklıma geldi. Ne düşünüyorsun böyle? Öğretmenlikten ihraç edildiğini unuttun mu? Yalan yere yemin etmedin ve kutuyu açıp kıranın sen olduğunu söyledin. Az sen bayrağını baş pilebe biat et, pisliğin önünde yerlerde sürün ve söyleyebildiğin yalanı söyle. Sonuç aynı. Sen ekmeğini kaybettin. Yüce bir efendiyle konuşmuşluğunu unutma. Hala aynı evde yaşıyorsun ama daha yüksek bir katta. Başka bir düzeyde, başka bir dairede. Odanın küçüldüğünün farkında değil misin? Mobilyalar da, dolap da, ayna da. Kendini hala aynada görebiliyorsun. Hala yeterince büyük. Tabii, tabii. Sadece bir insansın. Kravatı düzgün dursun isteyen bir insan. Ama pencereden bir dışarı bak. Her şey ne kadar uzaklaştı. O büyük hükümdarlar nasıl da birden küçücükler ve o zengin pilepler ne kadar da fakirler. Ne kadar saçma. Bayraklar ne kadar soluk. Afişleri hala okuyabiliyor musun? Hayır. Radyoyu hala duyabiliyor musun? Çok zor. Radyonun sesini bastırması için kızın o kadar bağırmasına gerek yok. Zaten artık bağırmıyor da. Sadece sessizce ağlıyor. Ama bütün sesleri bastırıyor. Beşlerden biri. Dişlerimi fırçaladığım sırada ev sahibem geldi. Dışarıda sizinle görüşmek isteyen bir öğrenci var dedi. Bir saniye. Ev sahibem gidiyor. Ben üstüme bir Rob de geçiriyorum. Bir öğrenci ne istiyor ki? Aklıma T geliyor. Rob Noel Noel'de hediye geldi. Annemle babamdan. Hep derlerdi zaten. Rob de olmadan nasıl yaşayabilirsin? Rengi yeşil ve eflatun. Annemle babamın renklerle pek arası yok. Kapı vuruluyor. Gel diyorum. Öğrenci içeri giriyor ve eğiliyor. Onu hemen tanıyamıyorum. Doğru, bu B'lerden biri. Sınıfımda beş tane B vardı. Ama bu B gözüme en az çarpanı. Ne istiyor? Nasıl oluyor da o da dışarıda diğerleriyle yürümüyor? Öğretmenim diyor. Önemli midir diye çok düşündüm. Galiba söylemeliyim. Neyi? Şu pusula meselesi beni rahat bırakmadı. Pusula mı? Evet, gazetede okudum çünkü. Ölü N'nin yanında bir pusula bulunmuş. Hani kime ait olduğu bilinmeyen. Ee, Pusulayı kimin kaybettiğini biliyorum ben. Kim? T. T mi? İçim ürperiyor. Yeniden bana doğru yüzmeye başladın? Başın o karasulardan çıkıyor mu? Ağı görebiliyor musun? Yüzüyor, yüzüyor. Pusulanın T'ye ait olduğunu nereden biliyorsun? Diye soruyorum ve kayıtsız görünmek için çaba sarf ediyorum. Çünkü onu her yerde aradı. Biz aynı çadırda kalıyorduk da. T'nin cinayetle bir alakası olduğunu kastetmiyorsun, değil mi? Susup köşeye bakıyor. Evet öyle demek istiyor. T'nin bunu yapabileceğine inanıyor musun? Kocaman gözlerle bana bakıyor, şaşkın. Ben herkesin her şeyi yapabileceğine inanıyorum. <laughs> bir cinayeti de değil ya. Neden olmasını öğretmenim? Gülümsüyor. Hayır, alaycı değil, daha çok üzgün. Ama T neden neyi öldürsün ki? Neden? Herhangi bir sebep yokken? T hep N'nin çok aptal olduğunu söylerdi. Ama bu bir neden olamaz ki. Henüz değil. Ama biliyor musunuz öğretmenim, T aşırı derecede meraklı birisidir. Sürekli her şeyi bilmek ister. Gerçekte nasıl olduğunu ve bana bir keresinde de birisinin nasıl öldüğünü görmeyi çok istediğini söyledi. Ne? Evet, bunun nasıl geliştiğini görmek istiyor. Hatta hep bir bebeğin doğuş anını da seyretme hayali kurardı. Pencereye gidiyorum. Bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Dışarıda hala yürüyorlar. Ebeveynler ve çocuklar. Ve birden B'nin neden benim yanımda olduğunu fark ediyorum. Sen neden onlarla birlikte yürümüyorsun diye soruyorum. Bu senin görevin. Sırıtıyor. Hasta raporu aldım. Bakışlarımız birbirini buluyor. Birbirimizi anlıyor muyuz? Seni ele vermem diyorum. Bunu biliyorum diyor. Neyi biliyorsun diye düşünüyorum. Artık yürüyüşe katılmak istemiyorum ve sürekli emir alıp yönlendirilmekten de bıktım. Sadece senden iki yaş büyük diye her önüne gelen sana bağırıyor. Sonra bir de şu sıkıcı konuşmalar, sürekli aynısı, tamamen saçmalık. Gülümsememi bastıramıyorum. Umarım sınıfında böyle düşünen tek kişisindir. Ama hayır, çoktan dört kişi olduk bile. Dört kişi mi? Çoktan mı? Ne zamandır? Hatırlıyor musunuz öğretmenim hani şu zenciler hakkında bir şey demiştiniz ya, çadır kampımızdan önce baharda, o zaman hepimiz sizi istemiyoruz diye imza atmıştık. Ama ben baskı altında yaptım bunu. Çünkü siz tabii ki zenciler konusunda haklıydınız. Sonra zamanla üç kişi daha buldum. Aynı bu şekilde düşünüyorlar. Kimdir bu üç kişi? Bunu söyleyemem. Tüzüğümüz bunu bana yasaklıyor. Tüzük mü? Evet, çünkü biz bir kulüp kurduk. Şimdi iki kişi daha katıldı. Ama onlar öğrenci değil. Biri fırıncı çırağı, diğeri de ayak işlerine bakan bir çocuk. Bir kulübünüz mü var? Evet, her hafta bir araya geliyoruz ve yasaklı ne varsa hepsini okuyoruz. Aha. Jules Cesar ne demişti? Gizliden her şeyi okuyorlar ama sadece dalga geçebilmek için demişti. Onların idealleri hor görü ve alay. Soğuk zamanlar geliyor. B'ye soruyorum. Ondan sonra hep birlikte kulübünüzde oturup her şeyle dalga geçiyorsunuz öyle mi? Oho, dalga geçmek madde 3'e göre kesinlikle yasaktır. Sürekli her şeyle dalga geçenler var mesela T. Ama biz öyle değiliz. Biz toplanıyoruz, sonra da okuduğumuz her şey hakkında konuşuyoruz. E. Ondan sonra işte dünyada işlerin nasıl olması gerektiğini konuşuyoruz. Kulak kesiliyorum. Nasıl olması gerektiğini mi? B'ye bakıyorum. Z aklıma geliyor. Mahkeme başkanına Öğretmen Bey hep dünyada olması gerekeni söylüyor ve hiçbir zaman gerçekte nasıl olduğunu söylemiyor," diyor. Ve T'yi görüyorum. Eva duruşmada ne demişti? N yere düştü. Yabancı çocuk N'nin üzerine eğilip onu izledi. Sonra onu çukura sürükledi. Peki B demin ne dedi? T her zaman her şeyin gerçekte nasıl olduğunu bilmek istiyor. Neden? Sadece her şeyle dalga geçebilmek için mi? Evet, soğuk zamanlar geliyor. Öğretmenim, diye yine beynin sesini duyuyorum. Size her şeyi rahatlıkla anlatmak mümkün. Onun için zaten şimdi size aklımdaki şüpheyle geliyorum. Ne yapmalı diye danışmak için. Neden özellikle bana? Biz düğün kulüpte sizin kutuyla ilgili ifadenizi gazetede okuyunca hepimiz hakikati seven tek yetişkinin siz olduğunu söyledik. Kulüp olaya el atıyor. Bugün B ile yetkili sorgu yargıcına gidiyorum. Çünkü dün ofisi resmi tatil nedeniyle kapalıydı. B'nin ilgili pusulanın kime ait olabileceğini muhtemelen bildiğini anlatıyorum sorgu yargıcına. Ama o sözümü kibarca kesiyor. Pusula meselesi çoktan açıklığa kavuşmuş. Pusulanın çadır kampımızı kurduğumuz köyün muhtarından çalındığı kesin kes tespit edilmiş. Bir ihtimal kız düşürmüş olmalı. O değilse de çetesinden biri daha önce ileride olay mahalli olacak yerin yanından tesadüfen geçmiş olabilir. Çünkü olay mahalli hırsızların mağarasının yanındaymış ya. Artık pusulanın bir önemi yokmuş. Biz de tekrar vedalaşıyoruz. B somurtuyor. Artık bir önemi kalmadı mı diye düşünüyorum. Hmm, ama şu pusula olmasa B hiçbir zaman bana gelmezdi. Eskisinden farklı düşündüğümü görüyorum. Her yerde bir bağlantı bekliyorum. Her şeyin önemi var. Akıl ermez bir yasanın var olduğunu hissediyorum. Merdivende davalı avukatına denk geliyoruz. Beni heyecanla selamlıyor. Size zaten yazılı olarak teşekkür edecektim diyor. Çünkü ancak sizin acımasız ve korkusuz ifadeniz sayesinde bu trajediyi açıklığa kavuşturduk. Kısaca Z'nin aşık hallerinden tamamen kurtulduğunu anlatıyor. Kız da histerik kasılmalara tutulmuş. Şimdi hapishane hastanesinde yatıyormuş. Zavallı şey diye hızlıca ekleyip yeni bir trajediye açıklığa kavuşturmak üzere aceleyle ayrılıyor. Ardından bakıyorum. Birden B'nin kıza üzülüyorum diyen sesini duyuyorum. Ben de. Merdivenleri iniyoruz. Ona yardım edilmeli diyor B. Evet diyorum ve gözlerini düşünüyorum ve memleketimin ormanlarındaki durgun gölleri kız hastanede yatıyor ve şimdi bile bulutlar onun üzerinden kayıp gidiyor gümüş kenarlı bulutlar kız hakikati söylemeden önce bana doğru başını sallamış mıydı ve t ne demişti katil o sadece yalan söyleyerek kurtulmaya çalışıyor t'den nefret ediyorum birden duruyorum b'ye soruyorum kendi aranızdaki adamın balık olduğu doğru mu ama hayır onu sadece T söyler. Sizin başka bir adınız var. Neymiş? Adınız Zence. Gülüyor. Ben de onunla gülüyorum. Merdivenleri inmeye devam ediyoruz. Sonra birden yeniden ciddileşiyor. Öğretmenim diyor, sizce de suçlu T değil miydi? Her ne kadar kaybedilen pusula onun olmasa da yine duruyorum. Ne diyeyim? Olabilir belki mi diyeyim? Ve evet diyorum. Bana göre de oydu. B'nin gözleri parlıyor. Oydu zaten diye heyecanla bağırıyor ve biz onu yakalayacağız. Umarım. Kulüpte kıza yardım edilmesi için karar alınmasını sağlayacağım. Yedinci maddeye göre sadece kitap okumak için değil, aynı zamanda kitaplara göre yaşamak için buradayız. Ona soruyorum. Peki ilkeniz nedir? Hakikat ve adalet için. Eyleme geçme isteğinden yerinde duramıyor. Kulüp T'yi gece gündüz adım adım gözetleyecek ve bana her gün rapor verecek. Güzel diyorum, gülümsememe engel olamıyorum. Benim çocukluğumda da kızıl derilicilik oynardık. Ama artık balta girmemiş orman değişti. Bugün artık gerçek. İki mektup Ertesi sabah annemle babamdan dehşet dolu bir mektup aldım. İşimi kaybetmem onları alt üst etmiş. Şu kutu meselesini gereksiz yere anlatırken onları hiç mi düşünmemişim? Hem neden anlatmışım ki? Evet sizi de düşündüm, sizi de. Bir sakin neşin, aç kalmayız elbet. Bütün gece uyumadık diye yazıyor annem. Sadece seni düşündük. Öyle mi? Bunu hak etmek için ne yaptık diyor babam. Kendisi emekli ustabaşı ve birden Tanrı'yı düşünmem gerekiyor. Bence her ne kadar her pazar kiliseye gitseler de Tanrı hala onlarla birlikte yaşamıyor. Oturup anne babama yazıyorum. Sevgili anne, sevgili baba, merak etmeyin. Tanrı yardımcı olacaktır. Duraksıyorum. Neden? Ona inanmadığımı biliyorlar ve şimdi şöyle düşüneceklerdir. Gördün mü bak şimdi Tanrı'dan söz ediyor. Çünkü kötü durumda. Ama hiç kimse böyle düşünmemeli. Hayır, utanıyorum. Mektubu yırtıyorum. Evet hala gururluyum. Bütün gün annemle babama yazmak istiyorum ama bunu yapamıyorum. Hep başlıyorum ama tanrı kelimesini yazmaya bir türlü yüreğim el vermiyor. Akşam oluyor ve birden yeniden dairemden korkmaya başlıyorum. O kadar boş ki dışarı çıkıyorum. Sinemaya mı? Hayır. Pahalı olmayan şu bara gidiyorum. Orada Jules Caesar'la karşılaşıyorum. Burası onun mekanı. Beni gördüğüne gerçekten seviniyor. Şu kutu meselesini söylemeniz gerçekten dürüstçeydi. Çok dürüstçe. Ben olsam demezdim. Saygı duyuyorum, dedi. İçip dava hakkında konuşuyoruz. Balıktan bahsediyorum. Beni dikkatle dinliyor. Tabii ki de balık o kişi, diyor. Sonra gülümsüyor. Onu yakalamak için size yardımcı olabilirsem bunu seve seve yaparım. Çünkü benim de bağlantılarım var. Evet, bağlantıları vardır gerçekten, konuşmamız sürekli bölünüyor. Jules Cesar'ın saygıyla selamlandığını görüyorum. Çok kişi ona gelip akıl danışıyor. Çünkü o çok bilen, bilge bir adam. Hepsi yabani ot. Selam sana imparator. Ölmek üzere olanlar seni selamlar. Ve içimde birden bir sefillik özlemi uyanıyor. Benim de ışıklandırılabilen bir kuru kafalı kravat iğnemin olmasını ne kadar çok isterdim. Mektubunuza dikkat edin diye bana sesleniyor Sezar. Cebinizden düşmek üzere. Mektup doğru ya. Sezar o an bir hanımefendiye kamu ahlakı yasasının yeni maddelerini anlatmakla meşgul. Eva'yı düşünüyorum. Bu hanımefendinin yaşına geldiğinde acaba nasıl görünecek? Ona kim yardım edebilir? Başka bir masaya oturup annemle babama yazıyorum. Dert etmeyin, Tanrı yardım eder nasıl olsa. Ve mektubu yırtmıyorum. Yoksa sadece içkili olduğum için mi yazdım? Önemli değil. Sonbahar Ertesi gün ev sahiben bana bir zarf veriyor, bir çırak getirip bırakmış. Mavi bir zarf bu. Açıyorum ve gülümsüyorum. Başlığı şöyle. Kulübün ilk raporu. Sonra şöyle yazıyor. Özel bir şeyler kaydedilmedi. Ya ya uslu kulüp. Hakikat ve adalet için savaşıyor ama özel bir şey kaydedemiyor. Ben de bir şeyler kaydetmiyorum. Yargılanmaması için ne yapılabilir ki? Sürekli onu düşünüyorum. Aşık mıyım ki o kıza? Bilmiyorum. Tek bildiğim ona yardım etmek istediğim. Pek çok kadınım oldu. Çünkü ben bir aziz değilim ve kadınlar da azize değil. Ama artık farklı seviyorum. Artık genç değil miyim ki? Yaştan dolayı mı? Saçmalık. Hala yaz mevsimindeyiz ve her gün elime mavi bir zarf geçiyor. Kulübün ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci raporu. Özel bir şeyler kaydedilmiyor ve günler geçiyor. Elmalar çoktan olgunlaştı ve geceleri sis çöküyor. Sığırlar eve dönüyor, tarlalar çıplak. Evet hala yaz mevsimi ama şimdiden kar bekleniyor. Kıza yardım etmek istiyorum, üşümemesi için. Ona bir manto almak istiyorum, ayakkabı ve iç çamaşırı. Önümde soyunmasına gerek yok. Sadece kar gelebilir mi bunu bilmek istiyorum. Şimdilik her şey yeşil ama benim yanımda olmasına gerek yok. Yeter ki o iyi olsun. Misafir Bu öğleden önce bana misafir geldi. Onu hemen tanıyamadım. Bir keresinde insanların idealleri hakkında sohbet ettiğim rahipti. İçeri girdi, sivil giyinmişti. Koyu gri bir pantolon ve mavi bir ceket. Duraksıyorum. Kaçtı mı ki? "Sivil giyindiğime şaşırıyorsunuz," diyor gülümseyerek. "Ama çoğu zaman böyle giyiniyorum. Çünkü özel bir talimatname altındayım. Kısacası ceza süren bitti. Fakat şimdi sizi konuşalım. Gazetelerde cesur ifadenizi okudum. Aslında daha erken gelecektim ama önce adresinizi bulmam gerekti. Bu arada epey değişmişsiniz. Neden bilmiyorum ama bir şeyler farklı." Evet, daha neşeli görünüyorsunuz. Daha neşeli mi?" dedim. "Evet, şu kutu meselesini anlattığınız için de sevinebilirsiniz. Her ne kadar artık dünyanın yarısı tarafından kötülenseniz de sizi çok düşündüm. Tanrı'ya inanmadığınızı söylediğiniz halde ya da tam da bu yüzden bu arada artık Tanrı hakkında farklı düşünmeye başlamışsınızdır. Ne istiyor diye düşünerek şüpheyle bakıyorum ona. Size söylemek istediğim önemli bir şey var ama önce lütfen iki soruya cevap verin. Birincisi, savcılık size karşı davayı durdursa da bu ülkeden hiçbir okulda bir daha ders veremeyeceğinizin farkındasınızdır herhalde. Evet, ifadeyi vermeden zaten bunun farkındaydım ben. Buna sevindim. İkincisi, bundan sonra nasıl geçinmeyi düşünüyorsunuz? Kereste fabrikası hisseniz olmadığını varsayıyorum. Çünkü o zamanlar evden çalışanlardan, penceredeki çocuklardan yana tavır almıştınız hatırladınız mı? Ah penceredeki çocuklar, onları tamamen unutmuştum. Ve artık üretime son veren kereste fabrikasını da. Bunlar ne kadar da geride kaldı. Şöyle diyorum, hiçbir şeyim yok ve annemle babama da destek olmalıyım. Kısa bir duraklamadan sonra konuşuyor. Size uygun bir pozisyonum var. Ne? Ne pozisyonu? Evet ama başka bir ülkede. Nerede? Afrika'da. Zencilerin yanında mı? Bana zenci dendiğini hatırlıyorum ve gülümsemeden edemiyorum. O ciddiyetini koruyor. Bunu niye bu kadar komik buldunuz? Zenciler de sadece insandır. Bunu kime anlatıyorsunuz diye sormak istiyorum ama öyle bir şey demiyorum. Aksine bana teklif ettiği şeyi dinliyorum. Öğretmenlik yapabilirmişim bir misyoner okulunda. Bir tarikata mı gireceğim diyorum. Hayır buna gerek yok diyor. Düşünüyorum. Bugün Tanrı'ya inanıyorum ama beyazların zencileri mutlu ettiklerine inanmıyorum. Çünkü Tanrı'yı zencilere kirli ticaret olarak getiriyorlar. Ve bunu ona söylüyorum. Tamamen sakin kalıyor. Misyonunuzu kirli işler yapmak için kötüye kullanıp kullanmamanız tamamen size bağlıdır diyor kulak kesiliyorum. Misyon mu? Her insanın bir misyonu vardır diyor rahip. Doğru. Benim bir balık tutmam gerek. Rahibe Afrika'ya gideceğimi söylüyorum ama ancak kızı kurtardıktan sonra beni dikkatlice dinliyor. Sonra şöyle diyor: "Cinayeti işleyenin yabancı çocuk olduğunu bildiğinize eminseniz o halde bunu annesine söylemelisiniz. Annesi her şeyi duymalı." Hadi şimdi hemen yanına gidin. Son durak. T'nin annesine gidiyorum. Adresi cimnazyumdaki hademe verdi bana. Çok mesafeli davrandı çünkü aslında binaya girmem yasaktı. Bir daha asla ayak basmayacağım. Afrika'ya gidiyorum. Şimdi tramvayda oturuyorum. Son durağa kadar gitmeliyim. Güzel evler yavaş yavaş bitiyor ve çirkinler başlıyor. Yoksul sokaklardan geçip Nezih Villa bölgesine ulaşıyoruz. Son durak diye sesleniyor kondüktör. Herkes insin. Tek yolcu benim. Buradaki hava benim oturduğum yerden çok daha iyi. 23 numara nerede? Bahçeler bakımlı. Burada bahçe cüceleri yok. Ne uyuyan bir geyik ne de mantar. Sonunda 23'ü buluyorum. Ana kapı yüksek ve ev bahçenin büyüklüğünden dolayı görünmüyor. Zili çalıp bekliyorum. Görevli görünüyor. Yaşlı bir adam demir parmaklıkları açmıyor. Buyurun. Bayan T ile görüşmek istiyorum. Hangi konuda? Oğlunun öğretmeniyim. Derhal diyor. Demir parmaklıklar açılıyor. Bahçenin içinden geçiyoruz. Kara bir çamın arkasında evi görüyorum. Neredeyse bir saray. Bir uşak bizi bekliyor. Kapı görevlisi beni ona devrediyor. Beyefendi hanımefendiyle görüşmek istiyor. Genç efendinin öğretmeni oluyor kendisi. Uşak hafifçe eğiliyor. Bu biraz zor olabilir diyor saygılı bir tavırla. Çünkü hanımefendinin şu an misafiri var. Ama onunla çok mühim bir husus hakkında konuşmam gerek. Yarın için randevu alamaz mısınız? Hayır, konu oğluyla ilgili. Gülümsüyor ve eliyle önemsemez bir jest yaparak hanımefendinin oğlu için de çoğu zaman vakti yoktur. Genç efendinin de genellikle randevu alması gerekir. Dinleyin diyorum, ona öfkeyle bakıyorum. Geldiğimi hemen söyleyin, aksi halde sorumluluk sizin üstünüze kalır. Bir anlık şaşkın bakıştan sonra yine önümde hafifçe eğiliyor. Peki bir deneyelim, şu taraftan lütfen. Önden gittiğim için bağışlayın diyor. Eve giriyorum. Görkemli bir odanın içinden geçiyoruz, sonra da bir merdivenden yukarı birinci kata çıkıyoruz. Bir hanım merdivenlerden iniyor, uşak onu selamlıyor, hanımı da ona gülümsüyor. Bana da gülümsüyor. Tanıyorum sanki. Kimdi bu? Merdivenleri çıkmaya devam ediyoruz. Bu sinema sanatçısı X'ti diye fısıldıyor uşak bana. Ah doğru ya. Onu daha geçenlerde gördüm. Fabrika müdürüyle evlenen fabrika işçisi olarak. Baş plebin kız arkadaşı olur. Şiir ve hakikat muhteşem bir sanatçıdır diye tespitte bulunuyor uşak ve biz birinci kata gelmiş oluyoruz. Kapının biri açık, gülen kadınlar duyuyorum. Üçüncü odada oturuyorlar herhalde diye düşünüyorum. Çay içiyorlar. Uşak beni sol tarafta küçük bir salona alıyor ve oturmamı rica ediyor. Her şeyi deneyecekmiş ilk uygun fırsatta. Sonra kapıyı kapatıyor ve ben yalnız kalıp bekliyorum. Henüz öğleden sonra erken saatler ama günler gittikçe kısalıyor. Duvarlarda eski gravürler asılı. Jüpiter ve Ayo, Eros ve Pisişe, Marie Antoinette. Pembe renkli, bol altın yaldızlı bir salon. Bir sandalyede oturuyorum ve masanın etrafında duran sandalyeleri görüyorum. Kaç yaşındasınız? Neredeyse 200 yıl. Üstünüzde şimdiye de kimler oturdu? yarın çaya Marie Antoinette'deyiz demiş olan kişiler. Yarın Marie Antoinette'in idamına gidiyoruz demiş olan kişiler. Eva şimdi nerede? Umarım hala hastanededir. Orada en azından bir yatağı var. Umarım hala hastadır. Pencerenin önüne geçip dışarı bakıyorum. Karaçam gittikçe kararıyor. Çünkü hava artık kararıyor. Bekliyorum. Sonunda kapı yavaşça açılıyor. Dönüyorum çünkü artık T'nin annesi geliyor. Nasıl görünüyor? Şaşırıyorum. Karşımda duran annesi değil. Aksine T'nin kendisi. Kibarca selam verip şöyle diyor. Öğretmenim, annem sizin geldiğinizi duyunca beni çağırdı. Maalesef onun vakti yok. Öyle mi? Peki ne zaman vakti olur? Yorgun bir Eda ile omuzlarını silkiyor. Bilmiyorum. Aslında hiçbir zaman yok. Balığı seyrediyorum. Annesinin vakti yok. Ne işi var ki? Annesi sadece kendini düşünüyor. Rahip geliyor aklıma ve insanlığın idealleri. Zenginlerin her zaman kazandığı doğru mu? Şarap suya dönüşmeyecek mi? Ben de T'ye şöyle diyorum. Annenin sürekli işi varsa o halde belki babanla konuşabilirim. Babam mı? Ama o hiç evde olmuyor ki, sürekli yolda. Onu neredeyse hiç görmüyorum. Bir tröst yönetiyor ya. Bir tröst mü? Artık üretimine son vermiş bir kereste fabrikası görüyorum. Çocuklar pencerelerde oturmuş oyuncak bebekleri boyuyorlar. Işıktan tasarruf ediyorlar çünkü ışıkları yok. Ve Tanrı bütün sokaklardan geçiyor. Çocukları ve kereste fabrikasını görüyor ve Tanrı geliyor. Dışarıda ana kapının önünde duruyor. Yaşlı görevli onu içeri bırakmıyor. Buyurun. T'nin ebeveyniyle konuşmak istiyorum. Hangi konu hakkında? Biliyorlar zaten. Evet, biliyorlar zaten ama onu beklemiyorlar. Anne babamdan istediğiniz nedir diye birden T'nin sesini duyuyorum. Ona bakıyorum. Birazdan gülümser diye düşünüyorum. Ama artık gülümsemiyor. Sadece bakıyor. Yakalanmak üzere olduğunu hissediyor mu? Gözleri birden parıldıyor. Dehşetin parıltısı. Onlarla senin hakkında konuşmak istemiştim ama maalesef vakitleri yok diyorum. Benim hakkımda mı? Sırıtıyor, bomboş, meraklı şey aptal gibi duruyor orada. Kulaklarına dikmiş dinliyor sanki. Etrafında ne uçuyor? Duyduğu şey ne? Ahmaklığın kanatları mı? Hızlıca oradan uzaklaşıyorum. Yem Evde beni yine mavi bir zarf bekliyor. Hmm kulüpten. Eminim yine bir şey kaydetmemişlerdir. Açık okuyorum. Kulübün 8. raporu. T dün öğleden sonra Kristal Sineması'ndaydı. Sinemadan çıkarken muhtemelen içeride buluştuğu zarif bir hanımla konuşuyordu. Sonra o hanımla Y Caddesi 67 numaraya gitti. Yarım saat sonra yine o hanımla bina kapısında göründü. Veda ederek ayrıldı. Eve gitti. Kadın onun peşinden baktı. Yüzünü ekşitti ve abartılı bir tavırla tükürdü. Bu kişinin bir hanımefendi olmama ihtimali var. Uzun boylu ve sarışındı. Koyu yeşil bir mantosu ve kırmızı şapkası vardı. Bunun dışında bir şey kaydedilmedi. Sırıtıyorum. Hmm demek ki T çapkınlık yapıyor. Ama bu beni ilgilendirmez. Kadın neden yüzünü ekşitmiş ki? Tabii ki hanımefendi değildi. Ama neden abartılı bir tavırla tükürdü? Yanına gidip ona soracağım. Çünkü artık her ipucunu takip etmek istiyorum. En ufağını, en saçma olanını. Zoka'yı yutmazsa o halde onu bir ağ ile yakalamak gerekecek. İçinden geçemeyeceği dar ilmekli bir ağ ile. Y caddesi 67 numaraya gidip bina görevlisi kadına sarı saçlı hanımı soruyorum. Hemen sözümü kesiyor. Bayan Neli 17 numaralı dairede oturuyor. Binada küçük insanlar, dürüst yurttaşlar oturuyor. Bir de Bayan Nelly diye biri. 17 numaralı kapıyı çalıyorum. Sarışın bir kadın kapıyı açıyor. Selam, içeri gelsene. Onu tanımıyorum. Girişte koyu yeşil manto asılı, masanın üstünde kırmızı şapka duruyor. Bu o. Birazdan sadece bir bilgi için geldim diye kızacaktır. Ben de ona cevap verdiği takdirde hizmetini ödeyeceğime söz veriyorum. Sinirlenmiyor. Aksine kuşkulanıyor. Hayır polis değilim diye rahatlatmaya çalışıyorum onu. Tek bilmek istediğim dün neden o çocuğun arkasından tükürdüğü. Önce para diye cevap veriyor. Parayı veriyorum. Kanepeye rahatça oturup bana bir sigara ikram ediyor. Sigara içiyoruz. Bundan bahsetmek hoşuma gitmiyor diyor. Hala susuyor. Birden başlıyor. Neden tükürdüğüm çok kolay açıklanır. Kısaca iğrençti. Tiksindirici ürperiyor. Neden diyorum? Bir düşünün, iş üstündeyken güldü. Güldü mü? Tüylerim diken diken oldu. Ondan sonra öyle çılgına döndüm ki ona bir tokat patlattım. Hemen aynanın karşısına koşturdu. Dediği şey de kızarmamış. Sürekli yaptığı tek şey gözlemlemekti. Sadece gözlemlemek. Bana kalsa bu herife bir daha dokunmazdım ama maalesef bu zevki tekrar tatmak zorunda kalacağım. Tekrar mı? Sizi buna zorluyor mu? Hiçbir zaman zorlayış yapmam. Neli yapmaz. Ama bu iğrenç herifle bir araya gelerek birine gönüllü olarak iyilik yapıyorum. Hatta ona aşıkmışım gibi yapmalıyım. Bununla birine iyilik mi yapıyorsunuz siz? Evet çünkü o kişiye teşekkür borcum var. Kimdir bu? Hayır bunu söyleyemem. Neli bunu söylemez. Yabancı bir bey. Ama bu yabancı bey ne istiyor ki? Kadın kocaman gözlerle bana bakıp usulca şöyle diyor. Bir balığı yakalamak istiyor. Ayağa fırlayıp bağırıyorum. Ne bir balığı mı? Neli çok korkuyor. Neyiniz var diye soruyor. Aceleyle sigarasını söndürürken. Hayır hayır Neli artık tek kelime daha söylemez. Bana öyle geliyor ki siz delinin tekisiniz. Hadi gidelim. Gidelim. Adieu. Gidiyorum ve aklımın karışıklığından neredeyse sendeliyorum. Balığı yakalayan kim? Neler oluyor? Kim bu yabancı bey? Ağın içinde. Eve geldiğimde ev sahibem beni neşeli bir halde karşılıyor. Yabancı bir bey burada diyor. Yarım saattir sizi bekliyor. Korkuyorum çünkü onda bir gariplik var. Oturma odasında oturuyor. Yabancı bir bey mi? Oturma odasına giriyorum. Akşam oldu. Adam karanlıkta oturuyor. Işığı yakıyorum. Ah bu Ru Sezar. Sonunda diyor ve kuru kafasını ışıldatıyor. Kollega şimdi kulaklarınızı iyi açın. Ne var ki? Balık elimde. Nasıl? Evet, yemin etrafında yüzmeye başladı bile. Gittikçe yaklaşıyor. Bu gece yemi yutacak. Gelin hadi hemen gitmemiz gerek. Tuzak çoktan orada. Vakit geldi geçiyor. Nasıl bir tuzak diyorum. Hepsini açıklayacağım. Hızlıca uzaklaşıyoruz. Nereye? Lili'ye. Neye? Bunu çocuğuma nasıl anlatırım? Lili sıradan bir pavyon. Çok hızlı yürüyor, yağmur yağmaya başlıyor. Yağmur iyidir diyor, yağmurda daha kolay oltaya gelir. Dinleyin diye bağırıyorum ona. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Oturur oturmaz her şeyi anlatacağım. Yürüyün, ıslanıyoruz," diyor. "Ama nasıl olur da balığı tutup bana hiçbir şey söylemezsiniz? Size sürpriz yapmak istemiştim. Bırakın daha azıcık keyfim olsun." Birden yağmur yağdığı ve acelesi olduğu halde duruyor. Bana bir garip bakıp yavaşça konuşuyor. "Soruyorsunuz bana balığı neden yakalamaya çalıştığımı soruyorsunuz." derken sanki her kelimeyi ayrı vurgular gibi geliyor bana. Bunu bana anlatan sizdiniz. Birkaç gün önce hatırlıyor musunuz? Sonra kalkıp başka bir masaya geçtiniz ve ben de sizin kız yüzünden ne kadar üzgün olduğunuzu fark ettim. Öyle olunca da size yardım etmem gerektiğini düşündüm. Masada nasıl oturduğunuzu hatırlıyor musunuz? Galiba bir mektup yazıyordunuz. Bir mektup mu? Evet doğru annemle babama yazdığım mektup. Sonunda yazma cesaretini gösterdiğimde Tanrı elbet yardım edecektir. Sendeliyorum. Caesar'ın "Neyiniz var? Betiniz benziniz atmış." diyen sesini duyuyorum. Yok, yok bir şey. Bir şinep seçmemizin vakti gelmiş diyor. Yağmur yağıyor ve su gittikçe çoğalıyor. Ürperiyorum. Kısa bir an için ağı gördüm ne? Lili'yi bulmak neredeyse imkansız. Etraf o kadar karanlık. İçerisi de daha aydınlık sayılmaz. Ama daha sıcak ve en azından yağmur içeri girmiyor. Hanımlar çoktan geldi diye karşılıyor bizi dükkan sahibi kadın ve üçüncü loceyi işaret ediyor. Bravo diyor Sezar ve bana dönüyor. Çünkü hanımlar benim yemlerim oluyor. Tabiri caizse solucanlar. Üçüncü locada bayan Neli şişman bir garson kadınla oturuyor. Neli beni hemen tanıyor ama alışkanlıktan susuyor. Yüzünü ekşiterek gülümsüyor. Sezar şaşkın duruyor. Balık nerede diye hızlıca soruyor. Gelmedi diyor şişko. Sesinde hüzünlü bir monotonluk var. Beni ekti diyor Neli tatlı tatlı gülümseyerek. Sinemanın önünde iki saat bekledi diyor şişko ümitsizce başını sallayarak. İki buçuk diye düzeltiyor Neli ve artık gülümsemiyor. İğrenç herifin gelmediğine o kadar sevindim ki. İşe bak hele diyor Sezar ve beni hanımlarla tanıştırıyor. Eski bir meslektaşımdır. Şişko beni süzüyor, bayan Neli havaya bakıyor, süt yenini düzeltiyor. Oturuyoruz. Şineps yakıyor ve ısıtıyor. Bizden başka müşteri yok. Dükkan sahibi kadın gözlüğünü takmış gazete okuyor. Barın üzerinde eğiliyor ve görünüşe bakılırsa kulaklarını kapatıyor. Bir şey bilmiyor, bir şey bilmek de istemiyor. Neden bu iki hanım solucan oluyor ki? Neler oluyor burada diye Sezara soruyorum. İyice yaklaşıp bana eğiliyor. Aslında sizi önceden hiçbir şekilde bilgilendirmek istememiştim sayın kolega. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bu olay bayağıydı. Sizin buna karışmanızı istemedim. Ama sonradan bir görgü tanığımız daha olursa belki işe yarar diye düşündüm. Biz üçümüz yani bu iki hanımla ben olayı yeniden canlandırmak istedik. Yeniden canlandırmak mı? Evet, bir nevi. Ama neden ki? Balığın cinayeti tekrarlamasını istiyoruz. Tekrarlamasını mı? Evet, hem de denenmiş mükemmel bir planla. Yani şöyle ki bütün meseleyi bir yatakta canlandıracaktık yatakta Kolega dikkatle dinleyin derken bana doğru başını sallayıp kuru kafasını ışıldattı. Bayan Neli balığı sinemanın önünde bekleyecekti çünkü balık Bayan Neli'nin ona aşık olduğunu düşünüyor. Gülüyor. Ama Bayan Neli onunla birlikte gülmüyor ve yüzünü ekşitip tükürüyor. Burada tükürmeyi kes diye sırıtıyor Şişko. Özgürce tükürmek resmi makamlarca yasaklanmıştır. O resmi makamların da diye başlıyor Neli. Tamam politikayı bırakın diye sözünü kesiyor Sezar ve yeniden bana dönüyor. Burada bu locada sevgili balığımız sarhoş edilecekti. Yüzecek hali kalmayıncaya kadar öyle ki onu elimizle bile yakalayabilecektik. Sonra iki hanım onunla birlikte şu arkadaki gizli kapıdan odaya çıkacaktı. Bunun üzerine de olay mantığa uygun biçimde şöyle gelişecekti. Balık uyuyakalacaktı, Neli yere yatacaktı, şu tombiş çocuk da üzerini tümden çarşafla örtecekti, sanki ölüymüş gibi. Sonra canım tombişim uyuyan balığın üstüne atlayıp avaz avaz "Ne yaptın sen? Ne yaptın bir adam?" diye bağıracaktı. Sonra ben de odaya girip polis diyecektim. Suratına sarhoşken Neli'yi öldürdüğünü söyleyecektim. Aynen daha önce çocuğu öldürdüğü gibi. Büyük bir oyun sahnelerdik. Hatta ben ona birkaç tokat da patlatırdım. Bahse girerim kolega açık verirdi. Ve tek bir kelime dahi ağzından çıksaydı onu karaya çekerdim. Ben yapardım. Gülümsememi bastıramıyorum. Neredeyse isteksizce bana bakıyor. Haklısınız diyor. İnsan düşünür. Tanrı da yönetir. Biri oltaya gelmiyor diye kızarken belki de çoktan ağa takılmıştır. İçimde şimşek çakıyor. Ağa mı takılmıştır? Siz anca gülün dediğini duyuyorum Sezar'ın. Siz yalnızca masum kızdan bahsedin. Ama ben ölen çocuğu da düşünüyorum. Kulak kesiliyorum. Ölen çocuğumu. Ah ne, onu tamamen unutmuştum. Herkesi düşündüm, herkesi. Hatta bazen ebeveynimi de düşünüyorum. Pek sevgi dolu olmasa da. Ama hiçbir zaman o çocuğu düşünmedim. Hiçbir zaman tamamen aklımdan çıkmıştı. Evet şu ne, Hani şu katledilen bir taşla, hani artık var olmayan? Hayalet Lili'den çıkıyorum. Çabucak eve gidiyorum. Artık var olmayan ne ile ilgili düşünceler beni rahat bırakmıyor. Odama kadar benimle geliyorlar, yatağıma kadar. Uyumam gerek, uyumak istiyorum ama uykuya dalamıyorum. Sürekli neyinin sesini duyuyorum. Öğretmenim, benim ölümümde sizin de suçunuz olduğunu tamamen unutmuştunuz. Kutuyu kıran kimdi? Ben mi yoksa siz mi? Ben o zaman sizden rica etmemiş miydim? Öğretmenim bana yardım edin çünkü ben yapmadım. Fakat siz bir hesabın üzerine bir çizgi çekecektiniz. Kalın bir çizgi. Biliyorum, her şey bitti. Evet, her şey bitti. Saatler akıp gidiyor, yaralar duruyor. Dakikalar gittikçe hızlanıyor. Yanımdan koşarak geçiyorlar. Birazdan saat çalacak. Öğretmenim diye yeniden duyuyorum neyi. Geçen kış bir tarih dersine hatırlayın. Orta işliyorduk ve siz de celladın idama geçmeden önce ona şimdi büyük acı vereceği için suçludan her zaman af dilediğini çünkü suçun ancak başka bir suçla ortadan kalktığını söylediniz. Sadece suçlama. Ve ben düşünüyorum. Ben cellat mıyım? T'den af mı dilemeliyim ve bu düşüncelerden kurtulamıyorum. Kalkıyorum. Nereye? Bana kalsa uzağa, hemen uzak bir yere. Dur. Ne önümde duruyor? Onun içinden geçemiyorum. Artık onu duymak istemiyorum. Gözleri yok ama gözlerini benden ayırmıyor. Işığı yakıp lambanın abajurunu seyrediyorum. Toz içinde aklıma sürekli T düşüyor. Yemin etrafında yüzüyor değil mi? Ne birden soruyor. Neden yalnızca kendinizi düşünüyorsunuz? Kendimi mi? Siz sürekli sadece balığı düşünüyorsunuz. Ama öğretmenin balık ve siz artık aynı şeysiniz. Aynı mı? Onu yakalamak istiyorsunuz değil mi? Evet tabii ki ama neden ben ve o aynı şeyiz ki? Öğretmenim celladı unutuyorsunuz. Katilden af dileyen celladı. Bir suçun başka bir suçla ortadan kalktığı gizemli saatte cellat katille iç içe geçip tek varlık olur. Katil bir nevi celladın içinde açılıp serpilir. Öğretmenim beni anlıyor musunuz? Evet, yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Artık bir şey bilmek istemiyorum. Korkuyor muyum? Hala fırsatınız var ama onun yüzmesine izin veriyorsunuz." dediğini duyuyorum N'nin. Hatta onun için üzülmeye bile başladınız. Doğru, annesinin benim için vakti yok. Ama benim annemi de düşünmelisiniz öğretmenim. Özellikle de beni. Balığı artık benim için değil de sadece kız için yakalamak isteseniz de artık aklınıza gelmeyen bir kız için kulak kesiliyorum. Haklı. Kızı düşünmüyorum. Hatta birkaç saattir. Görüntüsü nasıldı? Havalar gittikçe soğuyor. Onu neredeyse hiç tanımıyorum. Doğru, onu bir kere tam olarak görmüştüm ama ay ışığı altındaydı ve bulutlar yeryüzünün üstünü örtmüştü. Fakat saçları nasıldı acaba? Kahverengi miydi yoksa sarı mı? Garip bilmiyorum. Üşüyorum. Her şey yüzerek uzaklaşıyor. Peki mahkemede? Tek hatırladığım hakikati söylemeden önce bana doğru başıyla işaret etmesiydi ama işte o zaman onun yanında olmam gerektiğini hissettim. Ne kulak kabartıyor. Size doğru başını mı salladı? Evet. Kızın gözlerini düşünüyorum. Ama öğretmenim, onun öyle gözleri yok ki. Onunkiler ufak, yaramaz, huzursuz, gözleri fıldır fıldır sağa sola bakıyor. Tam hırsız gözleri. Hırsız gözlerimi? Evet, birden tuhaf bir ciddiye çöküyor örneğinin üstüne. Baktığınız gözler öğretmenim, kızın gözleri değildi. Onlar başka gözlerdi. Başka mı? Evet. Ceylan Gecenin ortasında kapının zilini duyuyorum. Zile basan kim? Yoksa yanıldım mı? Hayır, yine çalıyor. Yataktan atlıyorum, üzerime roptoşambırımı geçirip odadan koşarak çıkıyorum. Ev sahibem kalkmış bile, uykulu ve şaşkın. Gelen kim diye endişeyle soruyor. Kim o diye sesleniyorum. Polis yüce İsa diye çığlık atıyor ev sahibem ve dehşete düşüyor. Öğretmen Bey neye karıştınız böyle? Ben mi hiçbir şeye? Polisler içeri giriyor. İki komiser beni soruyorlar. Evet benim. Sadece bilgi alacağız. Hemen giyinin bizimle geleceksiniz. Nereye? Sonra aceleyle giyiniyorum. Ne oldu? Sonra arabada oturuyorum. Komiserler hala susuyor. Nereye gidiyoruz? Güzel evler yavaş yavaş bitiyor ve çirkinleri başlıyor. Yoksul sokaklardan geçip Nezih Villa bölgesine ulaşıyoruz. Korkuyorum. Beyler diyorum Tanrı aşkına ne oldu? Sonra diyorlar. Burası son durak. Biz devam ediyoruz.'' Evet şimdi nereye gittiğimizi biliyorum. Yüksek dış kapı açık, geçiyoruz. Kimse geldiğimizi bildirmiyor. Salonda birçok insan var. Yaşlı kapı görevlisini tanıyorum. Beni pembe salona götüren uşağı da. Masanın birinde yüksek rütbeli yetkili bir polis oturuyor ve bir tutanak görevlisi. Hepsi bana sorgulayıcı ve nefret dolu bir tavırla bakıyor. Ben ne yapmışım ki? Yaklaşın diye karşılıyor yetkili memur beni. Yaklaşıyorum. Benden ne isteniyor? Size birkaç soru sormamız gerekiyor. Dün öğleden sonra hanımefendiyle görüşmek istemişsiniz. Sağ tarafı işaret ediyor. O yöne bakıyorum. Hanımefendi orada oturuyor. Harika bir tuvalet giymiş, zarif, bakımlı. A, T'nin annesi. Bana nefretle bakıyor. Neden? Cevap verseniz diyor yetkili memur. Evet diyorum, hanımefendiyle konuşmak istemiştim. Ama onun benim için vakti yoktu. Peki ona ne anlatmak istemiştiniz? Duraksıyorum ama bunun bir faydası yok. Hayır artık yalan söylemek istemiyorum. Ağı görmüştüm bir kere. Hanımefendiye söylemek istediğim şey, diye yavaşça başlıyorum, oğluyla ilgili bir şüphemin olduğuydu. Devam edemiyorum. Annesi ayağa fırlıyor. Yalan diye çığlık atıyor. Hepsi yalan. Sadece o suçlu. Yalnızca o. Oğlumu o ölüme itti. O ondan başkası değil. Ölüme mi? Neler oluyor diye bağırıyorum. Sessizlik diye çıkışıyor yetkili memur bana. Ve artık balığın ağın içinde yüzdüğünü öğreniyorum. Hatta çoktan karaya çıkartılmış ve artık kıpırdamıyor bile. Bitti. Anne bir saat önce eve geldiğinde makyaj masasının üstünde bir not bulmuş. Öğretmen beni ölüme itti diye yazıyormuş kağıdın üzerinde. Anne T'nin odasına çıkmış. T kayıpmış. Bütün evi ayağa kaldırmış. Her yer didik didik aranmış ve bir şey bulunamamış. Bahçe aranmış. T diye seslenilmiş. Sürekli T. Cevap yok. Sonunda bulunmuş. Bir çukurun yakınında. Orada kendini asmış. Anne bana bakıyor. Ağlamıyor. Ağlayamaz diye geçiyor aklımda. Yetkili memur bana kağıdı gösteriyor. Yırtılmış bir parça kağıt. Belki başka bir şeyler daha yazmıştı diye düşünüyorum. Anneye bakıyorum. Hepsi bu mu diye soruyorum memura. Anne bakışlarını başka yere çeviriyor. Evet, hepsi bu diyor yetkili memur. Açıklayın. Anne güzel bir kadın. Kıyafetin arka dekoltesi öne nazaran daha derin. Eminim hiçbir zaman aç kalmanın ne demek olduğunu deneyimlememiştir. Ayakkabıları zarif, çorapları o kadar ince ki sanki giymemiş gibi. Ama bacakları kalın, mendili küçük. Nasıl kokuyor? Kesinlikle pahalı bir parfümdür. Ama birinin neyle parfümlendiğinin bir önemi yok. Baba bir tröst sahibi olmasaydı anne sadece kendisi gibi kokardı. Şimdi bana bakıyor. Neredeyse alaycı. İki parlak yuvarlak göz. T zamanında pastanede nasıl demişti? Ama öğretmenim benim balık gözlerim yok ki, benim ceylan gözlerim var. Annem de hep öyle der. Annesinin de aynı gözlere sahip olduğunu söylememiş miydi? Hatırlamıyorum. Gözlerimi anneye dikiyorum. Beklesen, ceylan seni. Yakında kar yağar ve sen insanlara yaklaşırsın. Ama o zaman ben seni geri süreceğim. Geri karın metrelerce yükseklikte biriktiği ormanın içine. Senin şiddetli soğuktan içinde saplanıp kalacağın karın. Senin buzulların içinde açlıktan öldüğün yerin. Bak sen bana, konuşma sırası şimdi bende. Diğer gözler Ve ben neyi öldüren diğer çocuktan bahsediyorum. Ve T'nin bir insanın dünyaya nasıl gelip dünyadan nasıl gittiğine tanık olmak istediğini anlatıyorum. Doğumla ölüm ve arasında olup biten ne varsa bunların hepsini eksiksiz bilmek istiyordu. Bütün gizemleri keşfetmek istiyordu. Ama sadece bunlara yukarıdan bakabilmek için, küçümseyerek yukarıdan bakabilmek için, Bülbülte nedir bilmezdi çünkü tek korkusu korkaklıktı. Ve gerçekliğe duyduğu sevgi hakikate olan nefretinden başka bir şey değildi. Ve ben böyle konuşurken kendimi birden müthiş hafiflemiş hissediyorum. Çünkü artık T yok. Biri daha eksildi. Seviniyor muyum ki? Evet evet seviniyorum. Çünkü aynı derecede kötü olan onca suçuma rağmen kötü birinin mahvolması çok muhteşem ve güzel. Her şeyi anlatıyorum. Beyler diyorum. Üretimine son vermiş bir kereste fabrikası var ve pencerelerde oturup oyuncak bebekleri boyayan çocuklar. Bunun bizimle ne ilgisi var diye soruyor yetkili memur. Anne pencereden dışarı bakıyor. Dışarıda gece hüküm sürüyor. Kadın bir şeye kulak kabartıyor sanki. Duyduğu şey ne? Adımlar. Bahçe kapısı sonuçta açık. Hesabın üzerine bir çizgi çekmek istemenin bir anlamı yok diyorum ve birden kendi sözlerimi duyuyorum. Şimdi anne yeniden gözlerini bana dikiyor ve kendimi duyuyorum oğlunuzu ölüme itmiş olma ihtimalim var. Duraksıyorum. Anne neden gülümsüyor? Hala gülüyor. Delirdi mi? Gülmeye başlıyor. Sesi giderek yükseliyor. Kriz geçiriyor. Bağırıyor, inliyor. Tek duyduğum kelime Tanrı. Derken çığlık atıyor. Bir anlamı yok. Onu sakinleştirmeye çalışıyorlar. Çırpınıyor. Uşak onu sıkı tutuyor. Kereste üretiyor. Üretiyor diye feryat ediyor. Ne? Kereste fabrikası mı? Pencerelerdeki çocukları mı görüyor? Vaktinizin olup olmadığını önemsemeyen o efendi mi göründü hanımefendi? Çünkü o büyük veya küçük bütün sokaklardan geçer. Kadın hala çırpınıyor. O an bir kağıt parçasını düşürüyor. Sanki biri eline vurmuş gibi. Yetkili memur kağıdı yerden alıyor. Buruşturulmuş bir kağıt parçası. Üzerinde öğretmen beni ölüme itti yazan kağıdın kopartılmış olan parçası ve bu parçada da T neden ölüme itildiğini yazmış. Çünkü öğretmen N'yi benim öldürdüğümü biliyor o taşla. Salona derin bir sessizlik çöktü. Anne çökmüştü sanki, kıpırdamadan oturuyordu. Birden yeniden gülümseyip bana doğru başını sallıyor. Neydi bu? Hayır, bu o değildi. Bunlar onun gözleri değildi. Memleketimin ormanlarındaki karanlık göller gibi durgun ve ışıksız çocukluk kadar üzgün. Tanrı aramıza girip böyle bakıyor diye düşünüyorum birden. Bir zamanlar onun sinsi, delici gözleri olduğunu düşünürdüm. Hayır hayır, çünkü Tanrı hakikattir. Kutuyu senin kırdığını söyle diye duyuyorum yine o sesi. Bana bu iyiliği yap ve beni incitme. Anne yavaşça görevli memurun karşısına geçiyor ve usulca konuşmaya başlıyor. Bu utancı yaşamak istememiştim diyor ama öğretmen demin penceredeki çocuklardan bahsedince bunun zaten anlamı yok diye düşündüm. Sular üstünde Yarın Afrika'ya gitmek üzere yola çıkacağım. Masamda çiçekler duruyor. Nazik ev sahibemden bana veda hediyesi. Annemle babam bana yazdı bir iş bulduğuma seviniyorlar ve büyük denizin ötesine o kadar uzağa gitmem gerektiği için de üzülüyorlar. Sonra başka bir zarf daha var, mavi bir zarf. Zencilere selamlar, kulüp. <laughs> Dün Eva'yı ziyaret ettim. Balık yakalandığı için mutlu. Rahip bana söz verdi, kız hapishaneden çıkınca onunla ilgilenecek. Evet, hırsız gözleri var. Savcılık bana karşı olan davayı durdurdu. Z çoktan özgürlüğüne kavuştu. Bavullarımı topluyorum. Şu Sezar kuru kafasını bana hediye etti. Onu kaybetmemem lazım. Her şeyi al, hiçbir şeyi unutma. Burada sakın bir şey bırakma. Zenci, zencilerin yanına gider. Tanrısız Gençlik dinlediniz. Etkilendiğiniz bölümleri yorumlara yazarsanız sevinirim. Hepsini okuyorum. Teşekkürler. son